Hepinize merhaba. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Melik Yiğitel, Abdülkadir Selvi, Hakan Bayrakçı, Olay İsmail geldin. Dükel, İyi yayınlar ve Abdullah Ağar. Abdullah Bey sizi böyle alabilir miyim? Yani biraz çünkü Irak'ı konuşacağız, terör bölgesini konuşacağız, askerlerimizin şehit olduğu bölgeyi konuşacağız. Şimdi 9 askerimiz şehit oldu herkesin merak ettiği şey şu PKK saldırılarının arkasında ne var, kim var? O gece Irak'ın kuzeyinde neler yaşandı sorusuna hala cevap aranıyor. Teröristler üst bölgemize sızmak istedi. Çatışmada neler oldu? Ben önce Abdullah Bey'e şunu sormak istiyorum. İzin verirseniz oradan başlayalım. Şu, şunu da alabilirsiniz. Şimdi biz bir sıra önce askerlerimizi şehit verdik. Değil mi? Evet. <laughs> bu ikinci olay 21 gün içinde sanıyorum. Bu ikinci şehit olayı aynı mı şey, ee, olayın benziyor mu birbirine iki olay? Yani önceki şehit verdiğimiz olayla bu yeni şehit verdiğimiz olay birbirine benziyor mu? Bölgeler yakın mı? Olayın oluş biçiminde benzerlikler var mı? İkisi arasında ne tür bir yapısal Mahiyet farkı var mı yok mu benzerlik var mı yok mu? Şimdi kavramsal olarak benziyor. Yani neden? Nerede Çünkü... oldu? Birincisi nerede olmuştu? İlk Şimdi altı e, şehit verdiğimiz Hakuk'ta vermiştik. E, yaklaşık sınırdan 25 kilometre içeride. Diğerinde e, Metina Metina bölgesinde verildi. Aynı Üzümlü'nün ikisinde 23'ünde Metina. Evet. Pe, pe, peş peş evet. 20, peş yani, peş. E, 12 şehit verdik. Biri Hakurk'taydı olay, biri birisi de Metinadaydı. Metinada'ydı. Şimdi Metinada... Yani şöyle izah ediliyordu. Çok sarp kayalıklar, olumsuz bölgeler, olumsuz iklim koşulları. Doğru. Değil mi? Bunlar söyleniyordu. Ve burada teröristlerin dış istihbarattan yararlanarak buralara baskınlar yaptıkları şeklinde bir yorum yapılıyordu. Yani genel anlatı buydu. Bu nerede oldu ve ikisi arasında nasıl bir benzerlik var? Devam edin lütfen. Şimdi 9 e, askerimizi nerede şehit verdik? Metina Dağı dediğimiz. Yani o hani geçen seferki kaç kaç 22 Aralık 22 Aralık'ta. Ha korku 23 Aralık Metinada, Metina'da. 23 Aralık'ta Metina'daki saldırının benzeri mi? Yani kavramsal olarak benzeri. Yani sonuçta eşit içerisinde e, yine bir, olumsuz iklim bir, koşulları bir var. Sızma var. Yani sonuçta sızma. Ya yine sızma var. sızma var. Yine olumsuz iklim koşulları var. Doğru. Yine dışarıdan alınmış istihbarat desteği var mı? Şimdi bu cümleyi e, kuruyorlar. E, ben, ben benim bunda ilgili yorumum şu. Yani bölücü terör örgütün taktiksel alanlarda zaten kendi e, bir istihbarat mekanizması var. Bu istihbarat mekanizması var, varken dışarıdan bir istihbarat alma ihtiyacı var mı? Bunu ispatlayan birisi varsa bunu söylesin. Yani sonuçta evet şöyle bir cümle kurabiliriz her zaman. Yani bölücü terör örgütünü her zaman ona e, bir himaye var, fonlama var. Bunların içerisinde bir de yönetme ve yönlendirme var. Yani ona şu e, stratejik hamleleri yap. Ha Şöyle diyorlar, o açıdan söylüyorum bunu. Ya bu diyorlar bu işte mesela Metina'daki olay PKK'nın boyutunu, kapasitesini aşan bir profesyonellik barındırıyor. Dolayısıyla mutlak surette bir istihbarat almış olabilirler. Böyle bir yönlendirme var, bir yardım var diyorlar yani. Bu, bu profesyonellik PKK'yı aşan bir profesyonellik bu olay diyorlar. Burada da böyle bir şey var mı? Siz Sizin katılıyor musunuz? Bir rakamlar vereceğim çünkü rakamlarla açıklamak en doğrusu. Şimdi tabii şehit verdik. Konsantrasyonumuz arttı acımızla birlikte. Ama mesele o kadar basit değil. Şimdi pençe kilit harekatları, pençe harekatları başladığından beri şu ana kadar toplamda 3151 taciz, sızma ve saldırı girişimi olmuş. Bakın 3.151 ne harekatı diyorsunuz? Pençe yani, harekatları. Yani şu, şu bölgeye yapılan, yapılan harekatlarda 3.151 sızma, taciz ve baskın girişi bu olmuş. Bun, hani şöyle mi demek? Şöyle mi bakmak lazım? Bunların hepsi askerlerimizi şehit etmeye yönelik Ay, Evet operasyonlardır. PKK'nın yapmış olduğu hain terör eylemleridir. Hain terör eylemleridir. Asker, Mehmetçik. 351 baskın girişimini, sızma girişimini şehit vermeden, kayıp vermeden engellemiştir. Evet, yani üçün... bu engelleyemediği, böyle mi bakmak lazım? Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Pençeler yapıldığından beri her gün, her saat, her an orada kıyasıya bir mücadele var. Bu mücadelede bizim PKK terör örgütüne yapmış olduğumuz hamlelerle beraber. %95 seviyesinde kontrol ettiğimiz devasa bir alan var. Buna karşılık PKK terör örgütünün de bize karşılık taktiksel seviyede yaptığı sızma girişimleri, taciz girişimleri, tamam. saldırı girişimleri. Bu, var. bu saldırı girişimleri, bu taciz girişimlerinin sayısı kaç? 3.151. Resmi verin. Peki bu 3.151 saldırıda PKK başarılı olsaydı daha fazla birçok şehit verebilirdik. Elbette. Ya bu bu şeyi şimdi bu Mehmet'in başarısı yani büyük bir kahramanlık var işin içerisinde büyük bir taktiksel akıl şeyi var daha işin içerisinde miyim? komutan bunu daha güzel izah edecektir çok mühim bir şey şimdi eleştiriler geliyor ya şu tedbiri aldınız mı bunu almadınız mı bilmem demiş mu bu mu ya bir şey herkes göz ardı ediyor kendi topraklarımızda değiliz orada ya başkasının toprakları içindeyiz biz şu anda mecburi o öyle bizim yani. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içinde tedbir alırsın bilmem ne yaparsın. Binan vardır, yapın vardır, yerleşimin vardır. Orada bir başka biz mecbur kaldık girmeye oralara. Ama diyor ki işte bunu, bunu söyleyen, evet. işte bunu eleştirenler de diyorlar ki Hı. ya kardeşim girmeyin Irak'ın derinliğinde ne işin var? Niye Irak'ın derinliğine giriyorsun? E Girme. O zaman da yok edemiyorsun ama. O zaman da 35 yıldır bu sebeple sürüyor işte. Gireceksen de diyor kalma. Yani yap operasyonu dön. Ya Irak'ın güzel de pardon askerlere biz mi strateji öğreteceğiz abi şimdi? Yani bunu diyenlere söylüyorum. Irak'ın derinliğine girmek zorunda mı Türkiye? Şimdi e, basit bir cümle yani, kurayım. Yani burala buralarda Hakan Bayrakçı'nın dediği doğru. Diyor ki ya Türkiye toprakları içerisinde olmuyor. Yani eskiden şöyle olurdu. Ben hatırlıyorum yani hepimiz hatırlıyoruzdur. Eskiden biz ne zaman şehit verirdik? teröristler bizim Hakkari'deki, Şırnak'taki karakollarımıza baskın yaparlardı. 9 evet. şehit, 10 şehit, 15 on evet. şehit. Ondan sonra biz şunları tartışırdık. Ya bu karakollarda niye yeterince önlem alınmadı? alındı mı alınmadı. Orada alındı mı alındı. Hani o o ben, çok da haklı bir tartışma. Yani bakarsın. Karakollar sağlam yapılamıyor mu tartışması? Yapılamıyor. Sonra onlar kale kol oldu istihbarat yeterli evet. alınamıyor mu denirdi. Şimdi Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti de bir terörle mücadele taktiği geliştirdi. Terörü sınırın ötesinde durdurmak, mecbur kaynağında değil, kurut, kaynağında kurutmak diye bir e, konsept belirledi. Bu konseptle terörün kaynağına, buraları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ve şehit verdiğimizde de bu kontrol eee Çabası nedeniyle veriyoruz o şeydi, Değil mi? Yani benim evet. anladığım bu. Doğru. Şimdi cümleyi, cümlenin karşılığı çok basit aslında sorunun. Eğer siz burada bu alanı kontrol etmezseniz mücadeleyi kendi topraklarınızda kabul toprak etmek zorunda kalırsınız. Yani. Kendi topraklarında mücadeleyi verdiğin zaman ne olur? İşte o dedikleriniz olur. Yani karakol, basar. karakol baskınları olur. Sivit üzerindeki yok tasallutu artar. <laughs> Türkiye'deki ana siyasi, siyasi eksenleri etkiler. Türkiye Topo toprakları oraya... içerisindeki etkinliği artar. artar. Ya yani demografiyla ve topografi olan bağını güçlendirir. Yani düşmanlık tohumlarını eker. Çünkü geçmişte en önemli sorunlardan bir tanesi neydi? Kürt kardeşimle. Türkün arasında düşmanlık tohumu ekip buradan bir yıkıcı bölücü ayrılıkçı bir yaklaşım demografik bir yaklaşım topografik bir yaklaşım üretmekte ama. Peki sınır, sınırın dışında olunca bu iş bunu yapamıyor mu? Şu an yapamıyor. Yani şu an örneğin burada yapmış olduğunuz harekatla birlikte bu harekat alanının son derece önemli bir takım kazanımları var bizim açımızdan. En önemlisi bu alanda yuvalanmasını engel oluyoruz yuvalanmasında engel olmakla birlikte Türkiye'ye sızmasını ve Türkiye'yi etkilemesine engel oluyor. Ama şehit veriyoruz, bedel ödüyoruz. Böyle deniyor yani sonuçta şehit vermek, bedel ödemek, Doğru. bu bedele. Yani bir şehidimizin bi, bi, bir tek teline değer mi bu yaptığımız çalışma? Şimdi e, öncelikle şunu söylememiz gerek. Temel karne zaten odur silahlı kuvvetlerde ve devletimizde. Biz bir Mehmetçin tırnağını bin tane PKK'nın kanına değişmeyiz. Ama mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi başlatan biz değiliz ki. Eruh ve Şemdinli de 1984 yılında askerlerimizi arkadan haince ateş açmasıyla beraber başlayan bir mücadele var. Ay şunu söylemek istiyorum. Sen burada mücadele etmesen, sınırın ötesinde mücadele etsen şehit vermez misin? Öyle bir şey olabilir mi? Çok daha fazlasını verirsiniz ve sivil toplum etkilenir. Yani Peki buradaki çabada Şehit vermeden bu çabayı sürdürmek mümkün müdür? Bu şehitleri vermeden Irak'ın Irak'taki bu pençe operasyonlarını yapmak mümkün mü? Hayır. Ne yazık ki hayır. Bu böyle bir mücadele. Mücadelenin mücadelen doğası bu. 3500 sızma. 3151. 3151 evet. sızma. sızma, saldırı girişimi. Evet. Sızma ne demek? Şimdi Metinada mesela Metinadaki bu şehit verdiğimiz olayda ki sızma nasıl bir şeydir? Yani şimdi e, tabi öncelikli olarak bir sivil toplumu kullanması meselesi var. Şimdi Metina neresi bir Metina e, bizim üzümlünün tam güneyine karşılık gelen. Ee, Parasiye bölgesi diye tanımlamış olduğumuz bölge burası. Yani, sızma nasıl bir sızma olmuş orada? Şimdi şöyle anlatayım. Biz kendi taktiksel eylemlerimizi, hareketlerimizi yaparız. Arazi aramamızı, taramamızı, mağara operasyonlarımızı yaparız. Ve arazide olduğumuz için ve arazi hakimiyeti, arazi kontrolü sağlamamız gerektiği için orada bir takım üst bölgeleri oluştururuz. Taktiksel üst bölgeleri. Şimdi bu üst bölgelerinde 24 saat süren bir yaşam vardır. Hem orada araziyi kontrol edersiniz, hem de aynı zamanda araziyi kontrol ederken de bir şekilde varlığınızı ve yaşamınızı devam ettirirsiniz. Evet. Şimdi bu bir açık harekata karşılık gelir. Yani hani siz biraz önce istihbarat desteği dediniz ya PKK her an ve şartta mümkün olduğu kadar bizi gözetler, takip eder hareketlerimizi ve buna bağlı olarak planlar hazırlar her üst bölgesi için. Baskın yapmayı tasarladığı, planladığı alanlar için bir, bir takım şeyleri vardır eylem niyetleri vardı. Bu eylem niyeti her zaman kendisini gösterir. Şimdi bir şekilde eylemle ilgili bu bahsetmiş olduğumuz, şimdi havadan sürekli kontrol ediliyor bölge. Ama yağmur olduğu zaman, sis olduğu zaman, yağış olduğu zaman bu havadan tespit kabiliyetinde bazı kısıtlar gelişiyor. Şimdi bu anları çok kollar. Niye? Çünkü o sis, o kötü hava koşulları. Kar mesela engeller. kar, kar, kar yani arazinin yapısı ona bir takım avantajlar sağlamaya başlar. Şimdi o fırsatı. Peki, şimdi gelmiş orada Türk askeri konuşlanmış. Evet. Ne diyorsunuz siz ona amaç üst bölgesi. Ne? Üst bölgesi. Hı hı. E, o da bakıyor yukarıdan bunun incelenmeyeceği bir hava koşulu varsa terörist buna bakar. Doğru. E, ve o bölgeye mi sızma yapıyor? Şimdi e, onun açısından kolay değildir bu iş. Yani hani e, filmlerdeki gibi olmaz bu o iş. O, o... Şimdi o kadar çok detay var ki vakit kalırsa anlatırım ben elimden geldiğince. Şimdi bir üst bölgesine sızmayı düşündü. Böyle bir plan yaptı. Kafasında bu var. Şimdi bununla ilgili neyi oluşturması gerekiyor? Terörist yükünü, teçhizat yükünü oluşturması gerekiyor. Bu sızma belki çok daha derinlerden başlar. Bu olayda örneğin öyle bir şey var. Sivil toplumun içerisine kendisine müzahir olan köyleri köylerin içerisinde sivil kıyafeti kıy, kıyafetle beraber gelir oraya yuvalanır. Şimdi kötü hava koşulları kendisini gösterdi ve eylem yapmaya başladılar, karar verdiler. Öncelikli olarak taktiksel alanlar yani o dağlık alanlara bir şekilde yaklaşabildiği kadar yaklaşır. Bir maske altında, bir mazeret altında, bir gizlilik içerisinde. Şeyde durumda buymuş böyle insan boyunda kar. Yani e, ben 8 metre kar gördüğüm, o 8 i̇şte. metre karın içerisinde yaşadığım zamanlar oldu. Bu kaç metredir ya? Bu da var mı? Bu, burası bayağı. en az 2, 2 metre. metre. en az 2 metre. En az 2 metre. Evet. Şimdi bu sonra, iki gün önce çekilen görüntü. Evet. evet Bölgeden. Yani e, şeyi örneğin bir hatıram var. Gabarda yaşamıştık. E, 8 metre kar yağmıştı. Ve bütün kış boyunca o 8 metre karın altında yaşamıştık. Şimdi biz Gabardayız hava gabarda hava açtı dediğimiz an helikopter yüklüydü, erzak yüklüydü, havalanırdı. Hava kapatıncaya kadar gelebilirse gelir, bırakır ve giderdi. Kapat kapatırsa o kadar hareketli olurdu ki dağdaki hava bırakmadan giderdi. Yani açlıkla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bu tür şeylerde zor, zor koşullar, zor, 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 arazi koşullarında e, bu üst bölgelerin rustik olarak desteklemek Peki, de son derece. Sizin zor. söylediklerinizden ve e, Bizim Dicle Canova bu saldırıyla ilgili bir takım şu haritayı tekrar getirebilir miyiz e, ekrana? Şöyle bir şey merak ettim ben sizin söylediklerinizde de ipuçları vardı. E, deniyor ki şunu alabilir miyim Buyur. bir dakika? Yani buralarda bir takım sivil köyler varmış galiba şu bölgede. Evet hatta ismini vereyim ben o geldikleri köyü. İsmi önemli değil. Yani ben bir şey, bir hı hı. basitçe bir anlatmama izin verirseniz. Buyur. Hakan Bayrakçı şimdi bak şuralarda bir takım köyler varmış sivil. İnsanlar yaşıyor burada yani. Bu sivil insanların yaşadığı bölgelerden teröristler sivil izlenimi veren araçlarla, evet. sivil kıyafetlerle yani biz bu köyün insanıyız diyerek böyle gelmişler Metinay'a doğru. Evet Doğru mu Doğru. Benim aldığım bilgi de onu teyit ediyor. Peki me Metinay'a kadar girebiliyor mu abi? Yol var zaten. Ha. Yani orada sivil bir yaşam var zaten. Anladım. Yani köyler var buralarda. Yani köyler var. Yani evet. o zor koşulların içinde yaşayan insanlar var orada yani. Köy, zor koşullar demeyelim yani orada bir sivil hayat var. Sivil hayat var. Sivil hayat var. Sivil, hayat var. sivil hayatın içinden sız, sızıp geliyorlar öyle evet. mi? Evet. Ve başka bir şey daha var. Bu tam silah, tam peki, karşısında bu silahlı kuvvetlerini bu böyle biraz e, hani kim sivil kim terörist ayırt edemez hale mi getiriyor? Bunu. Şimdi dağlık alanlarda bunu ayırt etmek kolay. Ama sivil yaşam söz konusu olduğu zaman bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Zaten şu an e, hepimizin en çok rahatsız olduğu konu o. Demografik yaşamı, topografik yaşamı ismar ediyor PKK. Yani sivil hayatın ve sivil yerleşim alanlarının içerisinde terör faaliyetlerini yürütüyor ve oradan çıkış yapıyor. Yani şurada diyelim ki hani farzı muhal şurada bir köy var. Evet. Önce geliyor bu köye yerleşiyor, sivil gibi davranıyor. Buradan bir sivil araca biniyor, sızma yapacağı yere doğru yaklaşıyor. Mehmetçik onu sivil zannediyor falan. Böyle mi oluyor bu iş yani? Yani böyle böyle şeyler var, böyle uyguladığı taktikler var. Peki bu son saldırı böyle mi oluyor? Yani burada özellikle e, Sergele Boğazı'ndaki o iki köyden Sivil araçlarla beraber taktiksel alanlara kadar sızdığı. Araç yüzden, nasıl bir araç mesela? Pick-up genellikle pick-up pick kullanıyorlar. Ar arkada 5-6 terörist falan Yo, öyle kapalı, mi? Kapalı yani, kapalı. Yani bir, bir kabın upın içerisinde 4 kişi 5 kişi rahatlıkla sığıyor. Normal sivil vatandaş kıyafetiyle. Aynen o, o şekilde. Silahlar yani, gizli. Yerel kıyafet zaten biliyorsunuz. Yerel, o, orada yerel kıyafet. Anladım. Silahlar gizli yaklaşıyorlar. Tabii, örtünün altında yani kendini gizleme yani orada bir kontrol noktası yoksa Sen bunu bizim, daha önce duydun mu? Evet. Enteresan değil mi bu ya? Orası bir, biz mesela e, bizim onları kontrol etmeye de e, kimlik sorma gibi şey şansımız yok değil mi? Yani orada e, bizim e, bir Çünkü tık, Irak toprağı ya o açıdan. Ölen Amede'de, Am Kanimasi'de işte bir takım şeylerimiz var. Yol üzerinde kontrol noktalarımız var. Burada yani var. Orada mı? yola yakın kontrol noktalarımız var ama orada peşmergeler var. <gülüyor> burada. <gülüyor> burada var mı? Şimdi burada e, yakınlarında var. Amediye tarafında var. Amediye şimdi dediğiniz kadar. yer ya neresi? O, o o bölge zaten yani Metinan'ın olduğu böyle hemen aşağısındaki o derin vadeden geçen yolun üzerinde. Yakınlar. Bir de kontrol etsen ne olacak? Adam yani kimliğini çıkartacak bilmem ne ki. O gayet paspas. Ama <laughs> silah araması yani falan alması. şöyle Ahmet de, bir şey. De, haklısınız. Şey, yani oradaki sivil yaşamı, sivil trafiği, Türk askeri 24 saat esasında herkesi kontrol ediyor gibi bir cümle kurmak çok fantastik olur. Olmaz. O zaten mümkün değil. Yani or, or, orası bir, bir şekilde Peşmergen'in de e, etkili olduğu ama bir diğer tarafıyla da her yerde etkili olamadığı ve giremediği pek çok yer var. E, Abdullah Komutan daha yakın biliyordur. Oradaki Sergili Köyü ile bizim üst bölgesi arasında 2 kilometre. 1500, 1500 metre. Oradan zaten araçta değil. Yani 2 kilometrelik mesafeyi kendilerini o karda gizleyerek yaklaşmış. Hangi köy oluyor? Yani Sergili bir harita köyü. üzerinden gösterebilir bu, miyim? Burada görmemiz mümkün değil. Aslında ben haritaları... Yaklaşık, demiştim. hayır yaklaşık, yaklaşık. Hemen hemen dibi. Yani burası bu 740 gözetildiğini biliyor var musunuz? Orada. Sergele boğazına en yakın üst bölgemiz. Köyün adı ne? Serg Sergili Köyü zaten. Söyleyeyim ben size. Evet. Sergile Köyü bir diğer tarafta şey, asıl olan... Gundeberçe ve Gunde Sergeler. Bu iki köy. İki köy. Evet. Peki o iki köy, şöyle mi yani Türk askerinin üst bölgesine yakın mı? 1500 metre mesafede. 1500 metre evet. mesafede. Peki Türk askerinin orada 1500 metre mesafedeki bu köylerden gelebilecek tehlikelere karşı. Kendini daha korunaklı bir hale getirmesi gerekmez miydi? Yani bir zaaf söz konusu olabilir mi? Yani şimdi sivil yaşama müdahalemiz söz konusu değil. Bizim teröristlerle bir mücadelemiz var. Evet sivil yaşamda etkilemeye çalıştığımız temel bir takım çabalar var. Orada titizlik mi gösteriliyor sivil yaşama? Şi, şimdi, o, o anlamda mı şimdi söylüyorsun? Şimdi yani orada sivil yaşama müdahale etmiyoruz biz. Ama şunu biliyoruz. Sivil, yani insani bir davranış. Tabii yani sivil yaşamı istismar ettiklerini biliyoruz. Buna dair istihbarat verisi mümkün olduğu kadar toplamaya çalışıyoruz. Ama temel görevimiz taktik, sivil halk ilişkiler değil. Yani biz orada temel neden duruyoruz? Dağlık alanlardaki PKK varlığını ortadan kaldırmak üzere orada bulunuyoruz. Ama o alanların hemen ötesinde bir sivil yaşam var mı? Evet var. Ve bu sivil yaşam yaşam bizi etkileme potansiyeli var mı? Bu olayda olduğu gibi var. Ama biz orada gidip sivillere "Vay siz PKK'yı niye destekliyorsunuz?" gibi onlara karşı bir Etkimiz bir baskımız söz konusu değil. Ekstradan bir özel önlemden bahsediyorum. Evet. Yani e, tabi e, bu aslında de, şunu şu güzel bir soru sordunuz. Bunu kavramsallaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Ben Bunu da e, işte CNN'de yapmış olduğumuz programda açıklamaya çalışmıştım. Şimdi PKK nereden güç ve etki üretir? Kürt sosyolojisinden güç ve etki üretir. Yani Kürt etnik kimliğini kullanır kendi menfaatleri doğrultusunda. Şimdi bu Kürt etnik kimliğiyle PKK'nın bağını kopartmak gerekiyor. Şimdi bu aslında son derece önemli kavramsal bir çözüme karşılık geliyor. Örneğin Sayın Erdoğan hatırlayın lütfen 2019 yılında bir cümle kurmuştu. Çok değerliydi bu cümle benim için. 632'ye 30 demişti. Barış pınarı harekat alanının yüz ölçümü ile ilgili Şimdi ne, neden anlamlı geldi size bu? Neden, neden neden anlamlı biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Mike Pence'i gönderdi. Eee gönderdi. Niye? Çünkü bu harekatın bu şekilde hedefine ulaşması PKK'yı Suriye'de çökertecek hamleydi. Tamam. Şimdi neden? Şimdi konuştuğumuz konuyla Bu ne? konuyla bağlantılıydı işte o. Oradaki harekat alan içerisinde neresi vardı? Kamışlı vardı. Aynel Arap vardı. Bu iki alan Kürt sosyolojisinin hakim olduğu yerler. Burayı Türkiye kontrol etmiş olsaydı ve PKK ile Kürt sosyolojisini ayırmış olsaydı Arap havzasına itilmiş olacaktı PKK ve orada kızılca kıyamet kopacaktı. Buradaki amaç bu. Burada da Kürt köylerini işte o şekilde ismar ediyor, kullanıyor. Hayır, ben daha basit bir şey söylüyorum. Yani siz bir buçuk kilometrelik bir Kürt köyüne uzaklıkta bir üst bölgesi oluşturuyorsunuz. Doğru. Orada o köyden gelebilecek e, ee, PKK tehditlerine karşı o üst bölgesi korunaklı mıdır? Şimdi teyakkuzda e, mıdır? Dikkatli midir? Onu yani 24 saat esasında, bilmiyorum yani. 24 saat şey. esasında göre teyakkuzdadır. Yani bu temel bir e, dürtüye karşılık yaşama dürtüsü. Orada yani, yani orada bir buçuk kilometre ötede köy olsa da teyakkuz var. Yani da. şimdi ben hani Gabar'da, Cüdü'de yapmış olduğumuz harekatlarla kıyaslayacağım müsaadenizle. Yani sonuçta pek çok köy vardı. O köylerin içerisinde PKK'ya müzahir olan olanlar vardı o dönemlerde. İçerisinde PKK'ya destek verenler vardı ama bu desteğe rağmen biz 24 saat esasla göre köyün üzerinde hiçbir zaman bir baskı veya bir e, işte e, operasyon böyle bir şey yapmadık. Yapamazsınız. Peki, o köylerden size saldırı olur muydu? E tabii o, o köyleri o, kullanan teröristler. O köylerden teröristler. destek alırlardı. Destek. Hay o köyleri istismar <laughs> ederek kullanarak size saldırır mıydı teröristler? Tabii oldu çok. Şehit, Şehit verdiniz mi? Verdik. Şimdi gelebilir miyim? Buyurun. Yani Kürt bölgesel yönetimiyle o zaman işbirliği kaçınılmaz görünüyor. E, bu işbirliğini zaten arıyoruz. Yani, Aslı hatırlatmaktan Arda fayda. var. Hakan varmıyor. Fidan da çok görüştü zaten hem Kürt bölgesel Şimdi... yönetimi hem Irak merkezi hükümetiyle de sonuç alamadık herhalde. Ne yapacak peki? Kürt bölgesel yönetimiyle görüştüğün zaman ne olacak? Şöyle yani bu güvenlik önlemlerini birlikte alacağız. Gerekirse birlikte operasyon yapacağız. Yani bunu e, Kürt bölgesel yönetim ve Irak merkezi hükümeti dahil etmeden çok zor görünüyor çünkü Peki. hem Kandil'de şey neydi o Şengal'deler hem Sincar'dalar Sincarda, e, ve orası Kürtlerin kontrolünde. Tamam bunu devam ettirebiliriz ama o gece Kandil'de evet. Irak'ın kuzeyinde daha doğrusu neler olduğu konuşmaya devam edelim. Hakan Bayrakçı bir şey söyleyecek. Şu ben sadece sınır ötesinde neden varızı çok kısa bir makro analizle söylemek istiyorum. Bakın 35... Yani bizim neden... Bizim burada ne işimiz ne, evet, var? Evet, neden buralardayız? <laughs> Çünkü bir laf dönüyor. Sadece ben, orada değil, Suriye'de de var. Tamam. Zaten. Ben şimdi şurası için söyleyeceğim. Suriye için. <laughs> efendim, sınırların içinde kal, daha güvenli olursun vesaire. Bakın, 35 yıldır bu ülkede bir laf dönüyor. Diyorlar ki, efendim, devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK'yı özellikle yok etmiyor, imha etmiyor. Bir sebebi var, bulamıyoruz falan. Böyle bir dedikodu çeviriyorlar. Bu bir. İki, devlet de kendi kendine diyor ki bir dakika yok etmemiz lazım artık bu PKK'yı. Çünkü başımıza bela olacak. Çünkü sadece burası değil, Amerika ile yapılan operasyonlarla Suriye'de de konuşlandı. Deminki haritada görüldüğü gibi. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri de dedi ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ordusu. Usuludur, ordusudur. Dedi ki, yok etmemi istiyorsunuz? ha Böyle arada sırada sınır ötesi operasyonu yaparak edemeyiz yok dedi. E ne yapacağız? Strateji dedi ben çizeceğim. Gireceğiz buralarda dedi. Bunları belli bir süre içerisinde bunları burada dedi imha edeceğiz, yok edeceğiz. Devlet de, devlet de, siyasi erk de dedi ki pekala. Ve diplomatik olarak ilk kez 40 yıldır ilk defa Amerika böyle bir şey biz yapsak bundan 20 30 yıl önce, 10 yıl önce kıyameti koparır. Ne işin var orada? Avrupa'da yer yerinden oynar. Ne işiniz var Irak topraklarında filan? Yer yerinden oynar. Şimdi diplomatik bir maharetle bir şekilde kim yaptıysa ses giydir. çıkaramaz hale geldi. Ses çıkaramaz hale geldiler. Bizim silahlı kuvvetler de girdi buralarda. Elinden geleni yapıyor. Ha bu arada siz sınır ötesinde operasyon yaparken elbette sınırınızın içindeki güvenlikle yapamazsınız. Bambaşka topraklardasınız. Köyün dibinde, demin konuşuyorsunuz ya, köyün dibinde bilmem şu kadar yakınlıkta, tabii ki onun güvenliğini alıyorlar şunu ama başka topraklarda olduğunuz sürece işiniz çok daha zor. Bak 3100 küsur hamle yapıldı diyor PKK tarafından. Demek ki biz bunun dördünü beşini şehitlerimiz ve gazilerimiz nedeniyle biliyoruz. Ama demek ki 3097 tanesi de savuşturulmuş. Özellikle. Bilmiyoruz onu. Ha o, Ya Orada yazılan destanı bilmiyoruz yani. Öyle, Üç, hadi, duyuyoruz de, da. Şimdi tabii şehit verdiğimiz zaman onlar destan birer değil mi? Hani o sayı 3000 küsür, 3100 küsür şey birer destan değil mi? Gitme abi bir dakika. Yani neden orada olduğumuzu anlamı Ahmet Bey zaten. o kadar güzel bir şey söylüyorsunuz ki bir baskın girişimi, bir sızma girişimi maruz kalan insan için son derece tehlikelidir. Ölümden dönmek. Ya, ya, hayır şimdi e, biliyoruz ya, ya yaşadığımız şeyler yani bu hayır, şunu anlamaya çalışıyorum. 3.100 Saldırı girişimi demek 3100 potansiyel şehit verme, şehit vakasını, verme savuşturmak demek. vakasını savuşturmak evet, demek. Evet, tabii. Biz şehit verdiğimiz için hani şöyle evet. anlıyor kamuoyu. Ya PKK'lı teröristler iki tane saldırı girişimi yaptı İkisinde de bir sürü ol, şehit ol, verdi. Öyle, <laughs> şey? öyle zannediyor insanlar. Ama Yaşadın öyle zannediyorlar. Mı? Anlatıyor ki bizde 3100'ün 3100 anıtın önemi var yani. Tabii. Onu doğru dürüst anlatmak lazım yani. Orada Türk askeri kahramanca mücadele ediyor, püskürtüyor, Tabii. şehit vermeden mücadele ediyor. Ediyor, ediyor, Edip. ama bunlardan sadece birinde, ikisinde şehit veriyor. Evet. Or orada muazzam bir mücadele var. Özellikle Pençe harekatlarında muazzam bir mücadele var. 2019'dan beri Kızılca Kıyamet o dağlarda kopuyor. Peki Hakan Bayrakçı'nın anlattığı hani 30 35 yıldır bu PKK'yı sen ne yapamıyorsun? eleştiriyoruz? Herkes eleştiriyor. Ben Ya de. bitirmiyorsun, bitiremiyorsun. Bazıları, bazıları diyelim. Tamam, bitiremiyorsun. Niye bitirmiyorsun ya da niye bitiremiyorsun? Tank devlet ne yok. zaman kardeşim ben bu PKK'yı bitireceğim. İşte Türk Silahlı Hı. Kuvvetleri, devlet hepsi neyse işte toplandılar. Biz artık bir konsept değişikliğine gidiyoruz. Evet. Ne dediler bu konsept değişikliğine? Taarruzlu konsepti dediler. Hayır, sınırın ötesi. Ve yok edene kadar dediler, kaynağında, sürdüler, kaynağında kurutmak dediler. Bunlar şey mi? Terörü kaynağında kurutma konsepti. Evet. <laughs> bu mudur? Şimdi ama başka bir şey söyleyeceğim. Bizim verişimiz. Burada kaynağında kurutmak. Kaynak burası yani. Şimdi Bu taraftaki burası. Bakın, o, o taraftaki bu, de bu, bu taraf. Burası ne biliyor musunuz? Benim için. Ben nasıl okuyorum olayı? PKK'nın kendisini en güçlü ve en iddialı olduğu yerde Mehmetçik postalıyla ezdi. Benim Hı. için bu, bu budur. Var olduğu bu. yer. Tabii tabii, tabii Bunun tabii. Rum, bu asıl bu yuvalandığı yer. yer. PKK'nın hani diyelim ki yakışma yakıştırmıyorum ama diyeyim. PKK'nın kalp kartgahı burası. Tabii canım. En en yok edemezsin zaten. Yer. En güçlü, en tecrübeli teröristlerini en güçlü yuvalandığı yer burası. Tamam. Peki. Ve adı adı ne? O burası onun sözde devlet kurdum dediği yer. Evet, tamam. Aynen. Onu elinden alıyorsunuz. Eh, kaynağında kurutmak demek burası kaynak burayı kurutuyorsun. Evet. Yuva, şimdi, e, şimdi bu bu, bu cümleyi Birinci burayı kaynağı. burayla burayla sınırlandırıyor. Yuva mı kaynak? O, o yüzden duraklıyorum. Ben, aynı şey. Yuva. İşte, yuvalandığı yer burası. Yuvalandığı yer. yuvalandığı yer burası. Evet. Yuvalanmasıyla ilgili de bir vereyim, veri vereyim isterseniz. Devletin jargonu nedir Onur? terörü kaynağında yok etmek. Şimdi işte. orada yuvasında yok etmek. Son Şu ayda böyle söylüyorlar. Hem Milli Savunma Bakanı hem Cumhurbaşkanı. Tam bu konsept bir yeni bir ha, konsept bu. Yok etme kelimesi yani yok edene kadar ya özetle şunu diyor devlet. Kardeşim niye yok etmediniz diyenlere. Şim, şimdi yok edeceğiz ama bunun yolu buradan geçiyor diyorlar. Özer. Tamam. Ahmet ben de, diyor burada yok edebilirim. Ahmet. Ahmet 2000, ve bu konsept. Yani ben diyor şu sınırın ötesinde, Türkiye sınırı içerisinde kaldığım müddetçe evet, terörü yok edemem aynen. diyor. Terörü yok edebilmem için kaynağına gitmem aynen. lazım diyor. 2019 Baş, yılında başlı başlı şey yapıyoruz. 2020, Bir tek tek gidelim. Ha, 2019 yılında pençe, 2022'de pençe kilis serisi. Bunun başladığı yer 2019. 2019, 2019. Sayın Hulusi Akar... Pençe, şeri, pençe, pençe serisi. serisiyle mi başladı? Evet, Pençe ile başladı. Pençe Kilis serisiyle devam etti 2022'de. Sayın Hulusi Akar'la o zaman bir grup gazeteci sohbet etmiştik. E, Tümüyle kökünden kazıma neşteri vurma böyle olur dedi. Yani Hatta şöyle ifade etti. Dedi ki, te tehlikenin kendi sınırınıza gelmesini beklemeden... Orada neşteri vurmak. Kaynağında kurutmaktan kasıt evet, bu. Neşteri vurmak. Vuruyor, kaçıyor. E, vuruyor, Melik'in dedi doğru. Pençe Irak'ta başladı. 2017'de bu konsepte geçildi. Suriye'de ilk olarak. Fırat Suriye'de denediler, da, başarılı oldular. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış pınarıyla çok başarılı oldu. Sınırımızda bir canlı tampon bölümümüz oldu. Aynı taktiği, stratejiyi, kez aynı konsepti Irak'a taşıdılar. Evet. evet. Yani e, aslında şey çok basit. Hani bir bunun ben kamuoyu tarafından tam olarak algılandığı kanaatinde değilim. Aynen. 2019 yılında özellikle Irak'la ilgili, Irak'taki terörle ilgili bir konsept değişikliğine gidildi. Bu ne ya? Ha pençeler, pençeler. işte tamam. Ha, pençeler. Bir konsept değişikliğine gidildi. Artık Türkiye sınırlarının gerisinde teröristlerin gelmesini bekleyen bir ülke olmaktan çıktı. Sınırın ötesine geçip terörün kaynağına inme kararı aldı. Evet. Terörü orada boğma kararı aldı. Bunu uyguluyor. Ee, bu bu başarılı oluyor mu? Başlangıç bırak. ya Muazzam bir başarı var. Tabii içine girdikçe Mehmetçin orada ne kadar büyük bir askeri akıl ürettiğini görüyorsunuz. Ne kadar büyük bir fedakarlık ürettiğini görüyorsunuz. Ne ne, Türkiye'nin buradaki şeyi nedir mesela? E, yani biz bu olayı 22 şehit haberiyle birlikte değerlendiriyoruz. Ya başarı nerede diyoruz? Şehitler veriyoruz diyoruz. Kızıyoruz, üzülüyoruz, bozuluyoruz. Yani başarı nedir? Bana onu söyleyin. Şimdi, mesela şöyle mi diyeceksiniz? Sınırlarımızın içinde terör üretemiyorlar. Sınırlarımızın içine giremiyorlar. İşte... Karakol basamıyorlar. Topraklarımızın içinde hareket edemiyorlar. Mesela bu bir başarı dördü ölçüsü. Dördü tamam. Beşinci maddede şu. Yok etmeye yönelik operasyonlarım Biraz devam daha ediyor, açık bitireceğim diyor. Beşinci de, madde de o. Şimdi Doğru. Dördü a, de o. İlk dördü aplar, o. E, yani eski bir asker olduğu için çok belki rahat söyleyemiyor ama ben söyleyebilirim. E, mesela daha önceki konseptte, PKK kendi sınırımız içinde alan hakimiyeti sağladığı yerler vardı. Gerçekçi olalım ya. Bunu kaldırdı ortada. Gerçekçi olalım yani. Bunu kaldırdı. Dağlarda, belirli bölgelerde alan hakimiyeti sağlıyor. Doğru mu? Gidip köyleri kimlik kontrolü yapıyordu. Bizim sınırların içini diyorsun değil mi? Evet. Evet doğru. Şu anda yapabiliyor mu? Kafasını uzatamıyor. Kafasını uzatamıyor. Abdullah Kendi Bey sınırımızın demek içinde. Şey. Şimdi e, tabii e, Melik geçmişte yaşanan acı bir takım olaylardan hareketle söylüyor. Şimdi öncelikle şunu söylemeliyim. 40 yıldır burada mücadele eden binlerce komutanımız. Yüz binlerce askerimiz, hatta milyonu aşkan askerimiz burada kimi kanını döktü, kimi canını verdi, kimi terini döktü. Onların hepsinin emeği ve gayreti üzerinde, Kesinlikle. kanı üzerinde saygıyla eğiliyorum. Aynı. Hepsi muazzam bir kahramanlık ürünü. Her şey kendi koşullarında, kendi imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde ama muazzam bir fedakarlık var. 1984'ten beri muazzam bir mücadele yapıldı Doğru. ve öyle şeyler var ki yani şu an 5. şarkına giden, 6. şarkına giden, oralardan hiç gelmeyen arkadaşlarım var. O dağların başında vazifelerini yapıyorlar. Yani o, o kadar zordur ki. Yani ben düşünüyorum. Bir keresinde 156 gün Kudüs'ün tepesinde durduğumu bilirim sırtındaki çantada ne varsa o dağlar... Da... ben Türkiye'nin... Şöyle bir şey söyleyelim. Yani Melik Melih'in niyeti o değil tabii ama e, konsept değişikliğinin önemini anlatmak tabii için vurguladı onu. E, ben Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde kimin e, en zerre kadar hizmeti varsa hepsini bizim kutlamamız, evet, baş üstünü tutmamız lazım. Yani Aynen o, öyle. o konuda hiçbir kanat yok yani. Bu terörle mücadelede birçok <laughs> fikirler üretildi, birçok işler yapıldı. Evet. Hepsi önemli işler yaptı. Ya yani ben, ben, şu, ben şuraya gelelim. Yani bunu bizim... niye söyledim biliyor musunuz? Ben diyenler oluyor. Yok. Hayır, bu, bu biz işi. Bu konsept bizim, bizim hepimizin işi. Türk Silahlı hepimizin ortaya işi. büyük bir fedakarlık var. Herkesin he... ben demenin de yanlış olduğunu Dur. düşünüyorum. Sadece bugünküler iyi, geçmiştekiler kötü demek de kötü yani. e, iyi bir şey evet. değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hakan Bayrak çok güzel anlattı onu. Bir devlet aklı var. Devlet aklı 2019 yılından itibaren konsept değişikliğine gitti. Terörü kaynağında kurutmaya çalışıyor. Ben bu kararın, bu konsept değişikliğinin Türkiye'ye ne yarar sağladığını öğrenmek istiyorum. Şimdi, yani Türkiye'ye ne yarar sağladı? Somut. Bana söyleyin. Yani deyin ki bu konsept değişikliği oldu. Çünkü konsept değişikliği oldu hala şehit veriyoruz diyenler var. Yani hala şehit veriyoruz. Senin konsept değişikliğinin bana ne faydası var? Ya, tabii anla, an, anla anlamaları biraz zor olabilir bazı kişiler. Biliyorum bu Kısıt bir uzmanlık olur. işi. Biliyorum bu bir güvenlik meselesi. Biliyorum bu terör uzmanlığı gerektiriyor. Bir literatürü bilmek gerektiriyor. Ama insanlar da bunu merak ediyorlar. Çok basit bir cümle kuracağım. Yangın evin içinde yanmasın diye Mehmetçik yangını dışarıda göğüslüyor. Yani bir yangın <laughs> Türkiye'nin içinde vatandaşımızın canını yakmasın diye. Türkiye istikrarsızlaşmasın diye. PKK terör örgütü yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı emellerine Türkiye içerisinde erişmesin, ulaşmasın diye. Yangın, Türkiye, yangın metaforu doğru. Da, güzel. Türkiye'yi bölmesi, bölmesinler, parçalamasınlar diye. Şu an Türkiye Türk askeri orada etten, kemikten, candan ve ateşten bir duvar ördü PKK'ya karşı. PKK'yı ya ne yaptı? %95 bu alanı kontrol etti. Nereye etti? Aşağıya etti. Kaçan kaçtı. Evet, eylem yapmaya çalışıyor mu? Eylem yapmaya çalışıyor. Yapmaya da çalışacak bundan sonra. Ama eylemlerin mahiyeti çok düştü. Taktiksel seviyede eylemler yap yapmaya çalışıyor. Öyle operasyonel seviyede veya stratejik seviyede bir eylem kabiliyet ve kapasitesi kalmadı artık. Ne yapıyor? Taktiksel seviyede işte sızıyor. Oradaki Mehmetçiğimizi şehit etmeye çalışıyor. Şehit edebilirse şehit ediyor ve buradan işte GoPro'larla falan geliyor artık. Böyle teknolojinin bir imkanı imkanlar. Peki amaç ne? Demoralize etmek kendi, mi? Kendi kendi tabanı aslında. Çünkü çünkü çöktüğünü görüyor. Ha kendi tabanına moral vermek. Tabii kendi çökü örgüt bakın burası ne, ne ne, dedim biraz önce? Sözde devlet kurdum dediği yer burası. Şöyle oluyor o zaman mesela terör olayı oluyor, şehitler var. Ee, bakıyoruz böyle PKK yanlısı hesaplara sosyal medyadaki 30 şehit var canım saklıyorlar falan diye hani evet. tam böyle bir kendi evet. kendi tabanını umutlandırma, heveslendirme, Tabii, enerji getirme, Türkiye'yi de Türk halkının da moralini demoralize bozma, demoralize etti. etme Abi. çipik terör şeyi yani. Bu, bu ya bir terör bir, taktiği. Şöyle bir haksızlıkla <laughs> yapıyor. Çok özür dilerim. Şimdi deniyor ki mesela ben şeyde bu Eski askerleri de saygım sonsuz bu işi iyi biliyorlar sonuçta belli ama bazıları da çok böyle mesela diyor ki ya bugünkü teknoloji ve imkan kabiliyet işte İHA'lar SİHA'lar falan nasıl bu kadar zafiyet oluyor? Şimdi karşıdakini de eğitim donatıyorlar PKK aynı yani hala o kırma tüfeklerle savaşmıyor ki seninle yani ha, o bir haksızlık. Katılıyor da. musun? Ya şimdi tabii e eğitim donatıyorlar ama hakikaten Hayır. Bu iddia karşısında da gülünür yani ya. Ya savaşmaya gidiyorsun yani, adam orada sana ateş ediyor. yani sanki ama se teknoloji gelişmiş. Sen hangi iddiaya gülünür diyorsun? Şuna. Türk askeri gitmiş bu kadar gelişmiş teknolojiye rağmen niye şehit veriyor? Ya tamam. herkes elinden geleni yaptığı halde bu şehitler olabiliyor. Hakan Çünkü abi sınırların bak, dışında Artıyorum ki Terör örgütünü de birileri eğitip donatıyor. Ya tamam işte aynı o, şey. O, tamam. o da onu update hani ediyor. Varsayarak yani, söylüyorum. Birileri onu da update ediyor. Bazı o da aynı yerde değil. adamda ki. da aynı teknoloji var. Ona da teknoloji verilmiş. Doğru Sen mu? Sen sınır ötesindesin. Abdullah Hocam. Şimdi yani. Ahmet Bey. Şimdi... Yani tezi şu Melik'in diyor ki <laughs> tamam Türk askerinin donanımı, teknik kapasitesi yüksek. İşte tamam İHA'sı var, SİHA'sı var. Bazen iklim koşulları nedeniyle işe yaramaz hale geldiği oluyor falan ama karşı taraftaki adamların da artık teröristlerin de teknolojisi evet, e donatıyor. Yine rakama ihtiyaç var. Ve bir kıyasa ihtiyaç var. Şimdi benzer bir tehditle kim karşı karşıya kaldı? Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya kaldı. Nerede? Vietnam'da. Sanırım ben 15 de, sene de, sürdü. Benden uzun yaşayacak. Şimdi oradaki rakamlar neydi? Bir Vietcongluyu etkisizleştirmek veya ele geçirmek için 5 Amerikan askerine feda etmek zorunda kaldı. Bizim buradaki yapmış olduğumuz oradan çok daha zorlu arazi ve iklim koşullarında. Teknolojik kısıtlarımızla, eksiklerimizle beraber bizim üretmiş olduğumuz askeri akıl, strateji, kahramanlık ve fedakarlık bizim dönemimizde bir Mehmetçik şehit verdik belki ama 9 tane teröristi etkisizleştirdik. Yani Amerika'dan 45 kat başarılıyız. Son derece zor bir arazi koşulları. Peki başarı burada mı? Buna mı bakılır? Bu bakınız? bir istatistik bir veri paylaşıyorum. Hayır, ask, askeri açıdan bu veriye dikkat edilir mi? Bu önemli bir veri mi? Çok, çok büyük bir, çok değerli bir rakam bu. Tam onu soruyor. Çok Daha değerli onu bir rakam. Bu sihaların, ihaların devreye girmesiyle birlikte bu rakam bire yüze çıktı. Peki Abdullah Bey bir şey söyleyeceğim size. Şöyle bir muhalefet dili var. Hani diyor diyor ki insanlar, bu insanlar da bizim insanlarımız yani. Ya diyor şehit vermişiz diyor. Ben diyor tabii ki diyor devlete hesap sorarım yani hükümete devlete demiyor da hükümete hesap sorarım ya ben bu şehitleri niye verdim ey hükümet senin bu konuda sorumluluğun var falan. Bu söylemin bir karşılığı var mı sizde yani böyle bir söyleme nasıl bakarsınız? Şimdi benim inancım şu, terörle mücadelede her zaman ortak bir yüreğe ve ortak bir dile ihtiyaç var. Şimdi yani bir, hiç biz bu şehitleri niye verdik diye soru sorulmayacak mı yani? Hayır bu soruyu kim soruyor? Şehidi veren soruyor zaten. Şehidi veren kim? Mehmetçik. Silahlı kuvvetler bununla ilgili en sert faaliyet sonu incelemeleri, durum raporlarını, durumu durum incelemelerini zaten kendisi yapıyor. B bizzat kim gidiyor işin başına? Yaşar Paşa'mız gidiyor. Direkt olarak yani Milli Savunma Bakanı, e, Genel Kumay Başkanı, Kuvvet Komutanı bizzat oradaki şehitlerle ilgili muhakemeyi alana kadar giderek, mücadelenin olduğu yere kadar giderek, bizzat gözleriyle görerek, oradaki askerlerle konuşarak zaten bunu yapıyorlar. Peki ana muhalefet partisi bunu yapamaz mı? Yani ana muhalefet Bu partisi. sorgulamayı. Şimdi e, tabii acı büyük. E, ee, bununla ilgili bir takım sorular sorulabilir ama temel karne şu. Bence e, ortak bir yürek çerçevesinde yapıcı bir eleştiri, yapıcı bir yaklaşım önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi, biz şimdi ben hep şöyle düşündüm. Orada Mehmetçik vatan için nefesini verirken biz de buradan o Mehmetçiğe bir nefes olmalıyız. Milletçi, o Mehmetçik onu hisseder. Şimdi buradaki Mehmetçik'in mücadelesini halal getirecek, moralini halal getirecek her şey Mehmetçik'i yaralar. Çünkü o canını ortaya koymuş. O canını ortaya koyan Mehmetçiğe biz her şekilde destek vermeliyiz. Çünkü canını veren o. Ben şimdi o canını veren bir insanı nasıl eleştirebilirim? Yani o canını bir, vereni eleştirmiyor. Diyor ki ya şöyle diyor yani biz burada bu mücadeleyi verirken acaba şehit vermeden bu mücadeleyi yürütebilir miydik? Bu şehitlerin verilmesinde karar alıcıların, hükümetin bir e, sorumluluğu yok Ahmet mudur? Diyor, bu bu bir hamaset olur. Bakın mücadele ediyorsunuz. Mücadeleyi bilen herkes her an ve her şartta şehit verebileceğimizi bilir. Bu mücadele çünkü ya karşınızda el silahlı, elinde son derece modern silahlar olan ve son derece etkili bir terör doktrini kullanan bir terör örgütüyle karşı karşıyasınız. Buna bir Şimdi cevap da bu, ben bu, buna, buna, burada ben şehit, evet şehit vermeyi istemeyiz hiçbir zaman. Buna, buna dair bir yapılanmamız ve bir stratejimiz zaten vardır. Ama mücadelenin içerisinde şehit, şehit verirsiniz. İsteseniz de verirsiniz. Yani istemeseniz de verirsiniz. Bu böyle bir şey. Şimdi efendim, o hesabı soran kişi ya da kurum eğer önce bize yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne o şehitleri verdiren bize saldıran insanımızı yaralayan insanımızı öldüren yani şehit eden gazi eden terör örgütüne dönüp önce ey PKK ne yapıyorsun ya da ona en yakınlığını çok yakınlığını gizlemeyen bir siyasi partiye dönüp bir dakika söyle bu adam ne yapıyorlar ya benim adamımı öldürüyor önce onlara bir tavrını koyacak ondan sonra dönüp istediği teknik hesabı sorsun o tavrı koyamayıp onlarla biraz böyle hoş görüneyim yani bozulmasınlar bana falan diye. Kırk çeşit siyasi sebepten ötürü bunu eğer bir tavırla ve insanlar geri zekalı değil, aptal değil kimse. Herkes anlıyor ne olup bittiğini. O tavrı koymayıp ondan sonra rol icabı ben aynı yere imza koymuyorum, ben bilmem ne yapmıyorum. Ondan sonra da merak ediyorlar niye seçim kazanamıyoruz diye. Kusura bakmayın. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hassas bir konusudur. O hesabı herkes sorabilir. Devlete de sorar. Elinden geldiğince silahlı kuvvetlere bile sorar. Ama mevzu şu. Siz eğer o hesabı onu size o kötülüğü yapan terör örgütüne adını bile söyleyemeden, PKK diyemeden PYD diyemeden dönüp onun siyasi uzantısı olduğunu da gizlemeyen, açıkça anlatan söyleyen, bunu da deklare eden siyasi partiye dönüp ne yapıyorsunuz diye herkesin gözü önünde konuşmadan bunu önce bu bütün bunları yapmadan efendim askerlerimiz ölüyor niye ölüyor falan yani ben de öyle de demiyor ölüme gönderiyorsunuz. He, daha, şimdi dolayısıyla daha çirkin. Bunu seyredenleri aptal yerine koymak oluyor bu. Ve bunu da hiçbir seçmen yemez. IQ seviyesi düşük de olsa, ilkokul terk de olsa. Seçmen de bunu yemez. Bizler değil. Hiç kimse bunu, bu bu hareket, dolayısıyla böyle bir hesabı sormanın usulü var, raconu var. Bakın bazı siyasi partiler var, şimdi isim vermek istemiyorum. Dönüyor, PKK'ya giydiriyor, HDP'ye bozuk atıyor. Sen bundan çok yakınsın kardeşim falan diyor. Var, tamam oyu fazla yok, oyu az olabilir. Ama o parti dönüp PKK'ya o, o e, protestoyu yapıyor Açık bir tavır koyuyor, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra dönüyor. Böyle 4-5 siyasi parti var, bir de değil. Belki 7-8 hatta. Ondan sonra dönüp diyebilir ki, ya yeterli güvenlik mi yoktu, bilmem ne mi yoktu. Tam cevap verirler, vermezler. O zaman dönüp izleriz biz de, deriz ki, bak bu adam konuya milli bir açıdan bakıyor. Ondan Yapıcı eleştiriyor. Halbuki siz şimdi PKK'ya opostayı koymamak için, PKK'ya yakınlığı açık olan, net olan, gizlemeyen, 50 türlü de şifre olmuş bir siyasi partiyle yakın ilişkinizi sürdürmek için, tamam mı? Gayet sempatik gözükmek için böyle fuzuli tavırlara girdiğiniz zaman herkes sizi böyle tebessümle izliyor. Zannediliyor ki yani becerdik, hallettik, çaktırmadık. E, milli bir sebeple de eleştirdik. Niye askerimiz öldü diye eleştiriyoruz efendim. Bunu kimse yemiyor. Ondan sonra merak ediyorlar. Niye seçim kazanamıyoruz? Olay bu. Yani kusura bakmayın bu sorunun cevabı bunu dediğimi yapan bir siyasi parti bu hesabı sorabilir. Ama bunu yapmayan adamlarımızı öldüren, çocuklarımızı, askerlerimizi öldürenlere bu hesabı açık açık, öyle üstü kapalı laflarla değil, uyutucu laflarla değil. Net. Net, açık. Senin adın PKK. Sen de yanlışsın. Git adamlarına söyle biraz hakim olsunlar falan diyerek. Açık bir tavır koyarak bunu yapmayan bir siyasi parti ondan sonra dönüp bunu kamufle etmek için. Ben aynı yere imza koymamak için koymuyorum. Bilmem ne için. Ha, herkes geri zekalı sizi izliyorlar değil mi? Çok güzel uyuttunuz zannediyorsunuz. Hadi şimdi izleyin. İzleyin Türkiye'yi. Ya yarın zaten yarın mecliste Hakan Fidan ve Yaşar Güler orada. istediklerini sorabilirler Hakan. Yarın ne var ki? Şey yarın 5'te genel kurulda bilgilendirme var. Bu konuda mı? Evet, Hakan Filan ve Yaşar Güle. Tam da Hakan abi'nin dediği gibi Ahmet Bey, istediklerini sorabilir. Yani İstediği konuda bilgi. Şehitlerimizi, şehitlerimizi niye verdik? De. Acaba evet. güvenlikte eksikler evet. mi var? İsmail Dükelin bu konudaki görüşlerini isim verir misiniz biraz konuşalım? Şimdi e... Abdullah Bey 3151 değil mi e, pençe e, harekatı başladığından beri 3151 sızma taciz ve baskın e, olmuş. Şimdi 2019'dan bu tarafa baktığınız zaman günde yaklaşık iki baskına falan denk düşüyor. Eğer günde iki baskın yapabilen bir e, kabiliyet varsa karşınızda siz de ona göre uygun bir biçimde oradaki vaziyeti görebilirsiniz. Alacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Fazladı işte 28 Aralık'ta. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, bu e, şehitlerimizin hemen üstünden muhtarlara yaptığı konuşmaydı. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı, e, işte bölgenin şartlarının ne kadar zor olduğunu falan anlatıyor. E, yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üst bölgelerini hemen kurmak mümkün olmuyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şunu anlıyoruz. Kalıcı üst bölgesi kurmak o bölgede zormuş. Hangi tarihten bu tarihe? 2019 yılından bu tarihe. 2019'dan buraya 5 yıl geçti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı devam ediyor. Diyor ki bu bölgeleri diyor ancak diyor işte bahar ayında diyor e, tamamlayacağız. Ve bahar ayında üst bölgelerin altyapılarını tamamlayacağız diyor. Şimdi. 2019'da bir harekat başlatıyorsunuz. Günde 3000 e, bu süreç içinde, günde iki e, böyle baskın, sızma hareketi de bulunan bir e, örgüt var. Ayrıca bu örgüt dış destekli bir örgüt. Sizin stratejik ortak dediğiniz örgütün ta kendisi bu. Stratejik ortağım dediğiniz ülke tarafından desteklenen bir örgüt. Bunu da biliyoruz. Günde iki eylem yapabiliyor. Peki, o zaman soru şu: Neden bu insanlar? Bu çocuklar, bu gencecik evlatlar orada öylesine bırakılıyor. Şimdi öylesine tırnak içinde. Ama, yani. Ama şimdi, şöyle bir dakika. Şimdi o e, gencecik e, çocuklar e, günde iki eylemi. 2019'dan beri günde iki eylem yapıyorlar. Evet. Püskürtüyor. Büyük bir destan yazıyor. Tamam işte. Onu söylüyorum ben de. Yani, bir, orada iki tane sinde. Oradaki, destanı, oradaki destanı o koşullara rağmen o çocuklar yapıyor. Onlar bizim evlatlarımız. Tamam. Kanını akıtıyor, canını koyuyor. Hayır. Uzvunu kaybediyor. Şunu demek istiyor. Ama Valde siyasi Bak. siyasi iktidarın sorumluluğunu burada göz ardı etmek doğru olmaz. Şunu söylemek istiyorum. Ee, şu, şimdi 2019'dan beri eğer her gün PKK günde iki sızma yapıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri orada çok şanlı bir direniş gerçekleştirebiliyor şehitler de vermiyorsa verdiği şehit sayısı sınırlıysa burada büyük kahramanlık var yani burada büyük başarı var başarı başarı Oradaki hani, kahramanlığa, Şöyle şu soru, oradaki, şu soru, oradaki direnişe, şu soru, oradaki mücadeleye itiraz yok. Şu soru önemli olan hayır. o çocukların orada şöyle, şöyle bakın so, ilk bak, şöyle sorabiliyeceğiz. Tamam. Şöyle soru. 2019-2025 üzerinden şey, dört tane bahar geçmiş, hiçbir şey Ahmet bana. Bey. Şöyle bir soru. Haklısınız. Ya ben sizin söylediklerinizle ilgili bir şey demiyorum. Şöyle bir soru. ben cevap bir vermiyorum ya. bir şöyle bir, yani, şöyle bir soru biraz abartılı geliyor bana. Yani o çocuklarımızı oraya ölüme terk etmek. Ya 2019'dan beri her gün iki saldırıya cevap veriyorsa ölüme terk edilmemiş demektir onlar. Bakın şimdi ölüme terk edilmek başka bir şey. Kimse e, burada ölüme terk edildi demiyor. Ama oradaki çocukları eğer orada tutuyorsanız onların altyapılarını sağlayacaksınız. Tabii. Yapacaksınız Doğru. bunu yani eğer o... O topraklarda, o dağda eksi 25 derecede sırtında 40 kilo yükle o zirvelerde bir mücadele yürütüyorsa en azından o çocukların gelişmiş güvenlik e, sistemlerini aktif hale geçirmek durumundasınız. Baharda geçireceğiz diyor. 5 tane bahar geçmiyor. Hayır şeyi biliyor muyuz? Yani şu anki mevcut koşullarda bu askerlerimizin güvenlik önlemlerinde herhangi bir aksaklık var mı? Öyle bir gözden kaçırılmış bir güvenlik aksa, e, aksaklığı var mı? Bu konuda elimizde yeterince veri var mı? Yani bu konuda da uzman Şimdi, olmak yeter, gerekiyor yeterince, herhalde. Yeterince bir veri yok. E, çünkü e, yeterince bir açıklama da yok. Ama bildiğimiz bir şey var. Metina bölgesi ilk saldırıya muhatap. E, yine aynı şehit, 12 şehit yine aynı yerde verildi. Şimdi demek ki yöntem aynı. Ee, iklim aynı her şey aynı demek ki o ilk şeydi verdiğimiz günle bugüne gelene kadar aradan geçen bir süre aradan geçen süre içinde olumlu pozitif bir şey olmamış ki aynı baskıyı yine yenmiş ama dünyanın en zorlu coğrafyası olduğunu göz ardı ediyor. Şimdi dünyanın en zorlu coğrafyası Gerçekten, bu bir. Yani dünya'nın en, en tehlikeli terör örgütü karşındaki iki, dünyanın en te, e, süper devletinin sağladığı imkanlarla o bölgede cirit atan bir örgüt üç. Bunların tamamı böyle. Eyvallah. Bunlara itiraz yok. Eyvallah. Tamam. Sen eğer bunları biliyorsan, bunları böyle madde madde sayabiliyorsan, o zaman dünyanın en gelişmiş, dünyanın en gelişmiş üst bölgesini geçici üst bölgesini teknolojik imkanlarıyla sunup oraya koyacaksın. Ondan sonra da oradaki insanlar, oradaki çocuklar da o eksi 25 derece 40 kilo sırt çantasıyla o mücadeleyi rahat rahat verebilsinler. Şimdi evet. oradaki oradaki bölgelerinde onun kurulmadığı nereden çıkarıyor? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Neyi ben... var? Ama var, şöyle. Ya, ya Sayın Anladın Cumhurbaşkanı Cumhuriyan söylüyor. Şöyle. Ben söylemiyorum. Oradaki üst bölgelerine bu imkanların sağlanmadığını nereden söylüyorsunuz? Cumhurbaşkanı ne diyor? Cumhurbaşkanı, sağlamadık. Onu söylüyor. Hayır, sağlamadık Muhtarlar konuşmasında Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, sözlerini Takviye okudum edeceğiz. ben size. Ahmet Bey şimdi İstanbul'da. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini okuyorum ben size. Başka bir şey ben Ben de dinledim ki, onu da askeri, okudum da ben Asker bir yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara hı hı. sahip ki kalıcı üst bölgesini hemen kurmak mümkün olmuyor diye başlıyor. Tamam. Gelme dinledim, evet, muhtarlar konuşmak, Ama durmuyoruz, üzerimizde gidiyoruz. gidiyoruz. Konuşma. Ee, i̇nşallah Bahar'la birlikte yeni üst bölgelerimizin altyapısını tamamlayacak, teröristler buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz diyor. Ya Cumhurbaşkanı yani, ancak... Cumhurbaşkanı bak, bunu söylüyor. Bak İsmail Düker, bak dünyada... Sinirlenmeden konuşalım. Yok yok yo, şöyle. şöyle normal konuşalım. Ya şöyle, şimdi güvenlik toplantısı yapıldı değil mi İstanbul'da? Ha, Cumhurbaşkanı değil. ne demek istiyor onu söyleyeceğim. Tabii tabii, onu söyleyeceğim de... Şimdi böyle güvenlik toplantısı yapıldı. Ne oldu? Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı komutanlar bölgelerdeydi. Şimdi orada bizim yüzü aşkın kalıcı ve geçici üst bölgelerimiz var. Abdullah Komutan oralarda görev yapmış birisi. Şimdi bu toplantıda da bir takım yeni süreç, yeni bir dalga söz konusu. Herör dalgası. Herör dalgası. Yeni bir cins. Yani üst bölgelerine sızarak, hava şartlarından yararlanarak, oradaki Köylerden ve meskun mahallerden çünkü şu anda bu Metina bölgesinde bizim üst bölgelerimiz olduğu için başlarını çıkaramıyorlar ama 400-450 civarında PKK'lı olduğu tahmin ediliyor. Bunlar köylerden de destek alıyor ve mağaraları kullanıyorlar. Zaten o yüzden üst bölgelerimiz. Orada alınan bazı kararlar var. Yani buraları güçlendirelim, takviye edelim. Ama asıl hedef şu. Şu anlama gel gelmiyor mu? Kardeşim niye güçlendirmedin şu ana kadar? Şöyle. Niye takviye Zaten güçlendiriliyor. Ahmet Bey şöyle. Bizim bu kalıcı üst bölgelerimiz zaten yeterince güvenli. Geçici üst bölgelerin de kalıcı üst bölgeleri haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Şu anda kış koşulları nedeniyle onların kalıcı üst bölgeler haline gelmeleri mümkün değil. Ama... Kalıcı üst bölgesi de olsaydı tehdide göre yine oralarda geçici bölgeleri kuracaksın. Bu yani almış götürmüşsün askerler o dağın başına bırakmışsın gelmişsin değil. Onun da önlemler var. Ama bu önlemler yeni tehdide göre yeniden güçlendirilecek. Ya bu yeni dalgayı gözetemiyoruz. Tabi. Yani yeni ya bir de, konsepte ya geçti. Yeni, yeni yeni örgütü, konsept, konsept, ona göre güçlendirilecek. Nerede değişiklik oldu? Yurt içinde değil, yurt dışında. Tamam bu bir yani anlayış meselidir. Böyle Her bir konsept öyle değil. mücadele öyle değil. Konsept değişikliği yapılabilir. Değil. Bu fırında ekmek üretmeye benzemiyor. Ben de fırında Beyefendi, ekmek üretmeye üretmiyorum orada üretmiyoruz hamuru zaten burada. Mi? Her tehdide burada göre yeni ekmek bir üreten de yok. Orada insanlar bak, yan, yeni can, can göre, oradalar. Bak, yeni canın göre, oradalar. bak, yeni canın pahasına, pahasına, pahasına göre, oradalar. O nedir biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Bak. Şimdi ben, sen bana bir şey söyle Sen izleyiciye söyle. Sen bana bir şey söyle İzleyiciye de söylerim sana da söyle. Yeni tehdit durumu ortaya çıktığında ona göre tedbir geliştireceksin. Terör örgütü de arkasında onu e tamam, eğiten 12, Amerika'da o, geliştirecek, sen de geliştireceksin. Aralığın sonunda bir baskın Hayır. yemişiz ve şehit bir vermiş. Baskın yemişsin, aynı baskını önlemişsin. yemişiz. Aynı önlemişsin, önlemişsin. Doğru mu? <laughs> aynı yöntemler de değil o, mi? Önlediklerine yani, de say, önlediklerini var. Bak, 3, Etkisi hale getirdiklerine ben var. var. Biraz önce e, ona göre Ab, alınan Abdullah Ağar'dan var. vakıf oldum. 3151 İşte o bölgede de yürütülen 3151. mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Bu demek ki konsept değişikliğiyle gösteriyor. falan alakalı bir durum değil. Hayır, oradaki, Orada duruyor oradaki mu işte. Oradaki verilen mücadelenin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Ben oradaki verilen mücadelenin ne kadar büyük olduğunu daha iyi biliyorum. O bölgeyi çok iyi biliyorum ben. Abdülkadir Selvi. O mücadeleyi veren insan insanlara, insanlara gerekli önlemleri alın diyorum. Hepimizin Can çabası o. Hepimizin, hepimizin çabası o. Hepimizin çabası o. Bunları yaparken de, bunları yaparken de silahlı kuvvetleri de alıyor. Yüzüyor orada ama, değil. Ama, ama Türk, Bu işin bakın, kaynağı Amerika Birleşik bin. Devletleri onun da yakasına yapışın diyor. Tabii ki ama onu, tabii onu söylüyor söylüyoruz. O yüzden mi? O yüzden mi? O yüzden mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin yakasına yapışmadığını sürece o ilişkiyi kesmediği sürece oradaki desteği onu ben sürece, biliyorum. Ben onu biliyorum da şey sen onu bir. İsmail Diker sen onu Özgür Özel'le CHP'ye anlat oldu mu? Irak ve Suriye Benim tezkeresine. Benim bir şey anlatmak hayır, karıştırma pozisyonu bu. Benim şey şey, Mecliste ben ortak bildiriye bu işler olmaz. Duyan, duyan, duyan sen bir git onları anlat. Ahmet Peki be, bu arada bunlar... Erdoğan'ın sözleri, Cumhurbaşkanı'nın evet, sözleri e, şöyle muhtarlar toplantısında. Evet, evet. evet ilkbaharda edeceğiz diyor ama şu anda. Diyor, askerlerimizin operasyon yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üst bölgelerini hemen kurmak ve oralara gelişmiş güvenlik sistemlerini çalışır hale getirmek bazen mümkün olmuyor. Ama durmuyoruz. Yine üzerine gidiyoruz. Yolun olmadığı. Yol inşa etmenin gerçekten çok zahmet gerektirdiği bu yerlerdeki çalışmalarımızı kesintisi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarca kalıcı öz bölgelerimiz için Kuzey Irak'ta yüzlerce kilometre yol yaptık. Ya şimdi bu söylediği yerler de bizim kendi topraklarımız değil. değil. Ya. yani Ahmet bazı şeyler yani bazı şeyler de söylenmiyor. Ko kontrol altına aldığımız yeni yerlerde aynı faaliyetleri yürütüyoruz ama dediğim gibi şartlar arzu ettiğimiz hızla ilerlememizi bazen güçleştiriyor. İnşallah baharla birlikte yeni üst bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz. Yani Ahmet oradaki Bey. asıl amaç ya, teröristleri yani, oraya bire Bir Birebir benim okuduğum Şimdi, yani. Ya, de, de. A, aynen öyle. Ben o konuşmayı canlı olarak cımbızlamış falan yani. Ben o konuşmayı canlı olarak dinledim zaten. Konuşma, bir farkı yok. Ne ben senin? muradı, hani cumhurbaşkanının muradını şöyle anlıyorum. Diyor ki, ya diyor çok zor bir coğrafyada çok çetin bir coğrafyada büyük bir mücadele veriyoruz. Üst bölgeleri kuruyoruz. İklim koşulları farklı. Biraz düzeldiği anda hemen oraya şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama diyor ki amacımız diyor bunlarla yaptığımız altyapılarını tamamlayacağız. Yeni üst bölgeleri yapacağız diyor ya. Amacımız diyor teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz diyor. Bence işte esas onu başarmaları tabii lazım. Tabii tabii. Ahmet Bey bir yani, de bazı işte şeyler bu, her bu, zaman kamuoyuna bunu açıklamaz. Bunu başarmak için de Geçit bunu başarmak bölgeleri... için çok sağlıklı bir dış politikanızın olması lazım. Ya şimdi bir Amerika bırak, Birleşik Devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri ile bu işi bu işi ilgili... atacaksın. Abi kesirip orada olduğu zaman sürece Amerika senin, Suriye. Suriye'de komşun ya. Bak şimdi Amerika orada Afton Devleti'ne de Zapt'a Hakur'ta mücadele veriyorum. Suriye'de adamlar devlet kuruyor. Devlet kuruyor. Sen Devre, Suriye'de, 150 Irak'ta 150 PKK ile savaştığını mı zannediyorsun? Amerika'yla savaşıyorsun ya. Ben, Amerika <laughs> ben, savaşıyorsun. Ha, neyin farkındasın? Ya, Amerika 5 yılda 1 milyar, 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 milyar dolar. Da, farkındayım da. Amerika, sen. Amerika PKK'ya bütçesinden 5 yılda 1 milyar, milyar, milyar dolar para. Şurada ABD ile ilgili, ABD ile ilgili ben ağzımı alına kadar, ben telefonuza ne kadar sen bir şey söylemedin ki. Sen söylemedin ki. Farkına vardıysa. ABD'ye söylemedin. Sen baksana. Sen bir farkına vardı Ben bunun farkındayım. Özgür Özel'e de ki sen o zaman musun? Irak Abdurrahman, Suriye tezkelesi geldiğinde Amerika'ya şirin, Amerika 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 şirin gözükmek için hayır oy verme. PKK'ya şirin gözükmek için hayır oy verme oldu mu? O Amerika, kadar, Amerika ile savaşıyorsun sen Suriye'de. Amerika'yla ile savaşıyorsun Irak'ta. Amerika'ya uşaklık bir yapılarak olmaz bunlar. Amerika'ya kukla yapılarak olmaz. Amerika'nın istediği doğrultusunda tezkere hayır oy vererek olmaz. Meclisin bir olmaz. 2002'de, 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 2002'de o Irak tezkeresi mu? geçmeseydi eğer geçseydi bak neler oluyordu. Kim neler Kim verdi? Kim verdi? Kim verdi? Evet verdi? Oradaki, Oradaki, Kim verdi? Kim verdi? Kim verdi? Kim Muhalefet Kim verdi? 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 Kim bir durun ya. Kim verdi? Kim eğer Irak'ta ah, ve Suriye'de bir bir sadece şey PKK ile savaştığımızı düşünen varsa o gerçek tehlikeyi ya, görmüyor demek ki. Allah Irak ve Suriye'de biz Amerika ile savaşıyoruz. 5 tamam. yılda 1 milyar dolar para bütçesinden Aynı şeyi söylediğiniz halde niye binlerce, kavga ediyorsunuz? Binlerce tır silah verdi. O silahların hepsi daha Yeni açılmış silahlar Amerika'nın verdiği bunları plalar. Ben biraz önce ben bunları söyledim. Neye cirel ediyorsunuz o zaman bana? Ben onu eğitmiyorum. Ya. Neye cirel yani, ya. yani bu mücadelenin zorluğu Cumhurbaşkanı ve güçlü olduğunu söylüyorum. İtiraz ettin. Ha işte. Peki, ha, bu mücadele böylesine abi, zorlu. Farklı bir şey söylememişim güçlü, ki. Amerika'nın dünyanın en güçlü bunu, bir Bunu bunu Ne olur ya Allah'a ekber yani. Allah'a ekber yani. Ne olur rica ediyorum. Bayıldı ki senin gözden kaçırdığın şey. Ne olur gözden kaçırdığın tartışma anlamında değil. Teker teker gelin. Eklem Yok yok. Yani Amerika meselesi hepimiz zaten ortak kabulü değil mi? Yani Amerika'nın PKK eğitti donattığı işte 165 milyon ya, dolar bak, daha dün Bir geç. şey söyleyebilir miyim? Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işin neresindedir? İçinde midir? Ortasında mıdır? Kıyısında mıdır? Bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Var gündemimizde tamam. var. Edu, ben Dur sadece ya, bir sabredin. Dükere itiraz ettiğim şey Amerika'ya itiraz etmiyorsunuz diyor ya, ona Şöyle, itiraz edin. Ahmet Tamam, Bey. E Ahmet ediyor Bey. musunuz? Evet, mücade Ahmet ciddi Bey. mücadele ediyor Amerika'yla ile Türkiye. Tamam. Ahmet Bey, şunu söyleyeceğim. Çok ciddi mücadele ediyor. Eğer Türkiye Amerika ile karşı karşıya gelmeye göze almasa, Fırat kalkanı, Barış Pınar ve Zeytin Dalı harekatlarını yapmasaydı, pençe kilit operasyonlarına, pençe operasyonlarına başlamasaydı Bugün. O Irak'tan başlayıp Baktanize kadar terör kurduğunu kurdu. Ya ben ayrıca vardır. ben Onu şu, kıran bir, dakika, bir şey oldu. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya ben Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli Amerika'ya bodoslama bir sürü laf ediyor. Etmiyor yani. mu ya? Yani Çöle ya yani, en çok diyor laf söyleyen posta yani tamam, koyan, e, lider odur. Doğru ed, ediyor da e, askerimizin başına e, çobal geçiriliyor. Yani ne yapalım? Müzik notası mı vereceğiz diye de arkasından yani, bir şey geliyor yani. 30 yıl 20 yıl yani, önce, ben, önce ben, ya, 30 yıla gitmeyelim tamam 3 yıl ya öncesine sen, gidelim. Barış Pınarı Harekatı Türk başkan kardeşi ekranda idi. Terörs başının mektubu ekranda idi. Amerika ile ya, yani baksana. nereden başlayayım lan? Amerika ile ne alakası var İsmail 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 destan. Amerika'ya karşı Barış Pınarı Zeytin Dalı e, harekatın Fırat Kalkanı harekatını yapıp Irak'ta pençeyi yapan yani neyse Amerika Bir Erdoğan'a bula bula bunu mu buldun Amerika, 20 yıldır e, İngiltere'yle Amerika'da Amerika, Mossad'da savaşı ya soruyu ya. şöyle soralım. yazıklar olsun Abdurkan. ne yazıklar, yazıklar ya, olsun yazıklar olsun yapmayın böyle olsun, ya ben bunu tekrar duracağım ya ne yazıklar tekrar olsun, yazık ya. Ya. Ne yazıklar olsun. Ya. bunu arayalım, söylemeyecek arayalım. miyim arayalım. Bu, bu yaşanmadı mı bu Neyi bu bu, 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 ülkede yaşanmadı mı? Öcalan'ın mektubu mı? Öcalan'ın mektubu okunmadı şehitler mı? Şehitler için, şehitler ha? için arayamıyorlar. Debek kırmızı Halil'e Dem Partisi'ni CHP'de mektubu. bekliyorlar. Oldu bu ülkede okunmadı CHP, mı? CHP, Dem Partisi'nin ittifak yaptığında oy verecek. Ekrana çıkartılmadı mı? Neyi konuşuyor? Dem Partisi'yle ittifak yaptıkça oy verecek. Ama artık gerçekten bu yaptığınız programı sabote etmek yani. Gerçekten artık yani. Abi sabotaja giriyor diye yani. Ve başlanırsa ama yani olacağı bu. Hayır. Ne yazıklar olsun. Ne demişim de yazıklar olsun. Ya sürdüremiyorum yani. yani. Programı ya beyler, sürdüremiyorum ki. Tartışma uzayacak. Bak o o diyor ki ben susun demiştim ya. Hayır, sınır ötesi operasyonlara neden ile beraber hayır dedim. Ya ama o Bunu onu yapamışım tartışmayı nereden, Nasıl geçeceğim yani şimdi buradan oraya? Ya tamam. Bir dakika bir Yani ya burada tartışacak bir şey yok. Tamam. Herkes Amerika'nın bu işin içindeki payını biliyor. Yani hükümet Amerika'ya yeterince sert değil mi? Onu mu diyorsun abi sen? Yani buysa yeterince sert değil. Tamam biraz daha sert konuşsunlar. Okey tamam. Ya yani ilişkiyi mi kessin Amerika ile Türkiye? Hayır abi, başka üstü kapalı başka şeyler de tartışılıyor. Amerika'nın terör koridorunu kıran, kıran Amerika'nın burada bir PKK devleti kurmasını engelleyen bir hükümet olmalı. Hayır bu Amerika şapka bu, çıkarılı. Bizim bu hükümetten hiç memnun değil. Biden tabii i̇şte memnun devireceğiz, devreyeceğiz dedi ya muhalefetli işbirliği yapara. Bak tabii ya, yapar. Peki. Ha, ha, tabii. Neyse ya boş verin şimdi oraları. Şu Abdullah Bey bir takım görüntüler var. Ee, şunları bir sizinle analiz edebilir miyiz? Buraya tabii. gelseniz. <laughs> bu görüntüler ne zaman yayınlandı? 12 13 Ocak. Birisi dü şu şu dün yayınlandı. Mitin görüntüsü bu. Eee bu ne, ne diye izah ediyorlar şimdi yayınlayacağımız bu görüntüyü? Şöyle bir başlıkla veriyorlar bunu. 23 terör hedefini vurduk diyor. MIT yapıyor değil mi bu açıklamayı? MIT. Detay şu Ahmet Bey çok özür dilerim. Burası Lafarge beton fabrikasının tesisi. Bu mu? Bu görüntü mü? Evet. Oradaki... İzleyebilir miyiz? Lafarşın bir, bir akşam dakika. servis edilen ise bu orası Lafarge değil. Değil mi? Yok. Yani Lafarge'nin etrafındaki tesisler, prefabrikleri etrafında Onun etrafındaki etrafındaki, evet. etrafındaki, etrafındaki prefabrikleri vuruldu yani. bir akşam. Ne demek istiyorsun? Lafarge beton fabrikası var. Lafarge sembol bir yer çünkü. <laughs> e, yani Lafarge... o, ya o böyle bir marka mı <laughs> olmuş? Şöyle Lafarge bir Fransız firması. Beton 2024 Ocak ayından bu yana. Fransızlar oradaki teröristlere... Tabii. Hayır, daha fabrika mı kurmuş? Hayır. Zat, bak. Orada Çimento fabrikası vardı. Lafarge'in fabrikası vardı. O daha zamanında da çalışmaya devam etti. Ve 2000... Ya Dağış'ı da besledi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Pekukay'ı da besledi. Fransızlarla Orası. bir ilgi. Ya bir dakika Melik. Fransızlarla fabrikanın şu anda bir ilgisi var yok. mı? Şöyle. Öyle. Hayır. Yok. Güvenliğini hayır. YPG sağlıyor. Ocak ayında mı? Allah var. Allah. Fransızlar mı yapıyor? Evet. Üretim Lafarge. Fertom fabrikası ah, Lafarge. Tabii, arada bir sağlıyor. Onda hassasiyet var. Biz e, Fransızların Lafarge'ni vurmadık. Lafarge'nin etrafındaki PKK hedefleri var. Aynen aynen onu söylüyorum. çok doğru. beton fabrikasının içinde şimdi YPG korumayı sağlıyor. İçindeki o briket evleri silah ve mühimmat lojistik yapmışlar. Orayı vuruyor. Haritada fabrika görünüyor. Etrafındaki briket ev görünüyor. Bizim istihbarat diyor ki kardeşim o briket evlerde silah ve mühimmat A A A A var. Bu görüntüler onlar mı? Heh. Ve o biriket evleri vuruyor. Lafarge da biliyorsunuz El-Kaide'ye rüşvet verdiği tespit edilip ceza kesilen bir Fransız firma. Peki şu görüntüler nedir bu görüntüler? Şimdi e, bütünleşik olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakkını yiyebiliriz. İki kurumumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız bütünleşik olarak Irak'taki ve Suriye'deki YPG, PKK hedeflerini vuruyorlar. Bunlar nereden? Bunlar, bunlar Suriye'den. Yani Suriye'den. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye tarafında PKK'nın kullanmış olduğu altyapıyı. Mesela şöyle görüntü görebilir görüntü <laughs> miyiz? Yani Tabii. mesela şimdi bu böyle geldi buraya kadar hiçbir şey anlamadık. Şunu bir başa alabilir misin? Yani siz anlayabiliyor musunuz? Ben anlamıyorum mesela. Ne ya, ne yani, ne yapıyor bu, 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 mesela? Burası, burası bir, başı burası bir, mı? Burası bir, bir, PKK... bir dakika, Abdullah Bey. Hayır. Burası başı mı? Bir daha bir daha en başa alabilir misin? Yani seyircilerimiz de merak ediyor. Şimdi biz böyle konuşurken o görüntü böyle akıp gidiyor ya. Hı -hı. Hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Tek tek gidebilir miyiz beraber? Sen de kaldın. O briket evleri vurduk dedi. Bunlar değil mi abi? Yok bunlar bunlar benim e, anladığım kadarıyla bunların depoları var. <laughs> bu depoların içerisinde silah. Bura daha... neresi? Çünkü, çünkü tek tek gidelim. Genel gitmeyelim. Şimdi yayınlıyoruz. MIT yayınladı bu görüntüleri. Şunun ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bakın burası PKK. Duvarları görüyorsunuz değil mi? Bunlar T diyoruz biz. T duvarlar. Etrafını beton duvarlarla kapatmış. Burası PKK'nın kullanmış olduğu bir üs. İçerisinde İçimde ne var? İçerisinde kullan cümlede ne var? Modern teknolojileri kullandıkları kullanarak üretikleri sihalarla ilgili. Burada. SİHA ilgili. Tabii şurada. Bu, belki burada. Bunu bilmiyorum. Ha. Bunlar da özel bir Bu o Hayır, diyor, e, bu burada ne üretildiğini bilmiyorum ama diyorsunuz. Ya, metinde yazmıyor. Metinde bir genel cümle var. Diyor ki bunlardan bir tanesi böyle yerlerini vurduk diyor. Bu bir böyle bir yer olabilir. Burası onun kullanmış olduğu bir silah mühimmat deposu olabilir. Evet. Bir, bir diğer tarafıyla neyi vuruyor? Teröristlerin kullanmış olduğu asayiş noktaları var. Oraları vuruyor. Peki. Yani bu onların hep yani şu anda izlediğimiz bu görüntüdeki Yer bunlardan biri olabilir. Biri, evet, bunlardan biri. Ee, neyle vur? Bir, bir dakika Onurcuğum, bir dakika. Neyle vuruyor? Ya Milli Spor teşkilatı SİHA'larla vuruyor. Bir oynatabilir miyiz bunu? Ya, tam hedef alıyor buraya SİHA. Evet. Şimdi herhalde SİHA'nın vuruşunu göreceğiz. Ya, burayı yok ediyor yani o, o orayı o Bu çok böyle şey mi? Bakın. Güçlü bir bomba burada mı Burada bir şey var. Şimdi güçlü bir bomba mı? SİHA'ların atmış olduğu mühimmat savaş uçaklarının olduğu mühimmatla karşılaştırıldığında tab tabii kudreti daha az. Yani çünkü SİHA'nın e, kabiliyet ve kapasitesiyle ilgili. Ama yok etti. Hayır, burada başka bir şey daha var. İyi bir yere vurdu ki patladı içerisi. Yani Değil evet ama ortadan ya, vuruyor. Ya dumanlar. İşte, i̇şte, bir dakika buraya da dur durabilir miyiz bir dakika? Hayır hayır devam etsin o yeni görüntüye geçelim. Orası laf var iş. <laughs> laf var, laf var. Orada aslında ince bir mesaj var. Aynı şeyde olduğu gibi Mazlum Abdül'ün Süleymaniye Havalimanı'nda vurulması gibi ince bir mesaj var. Fransızlara, Batılılara sizin ne yaptığınızı biliyoruz. Şimdi bu nedir? Tekrar aynı yer burası. Vurduktan sonraki görüntü burası. Yani vurulduktan sonraki hali o evet. baştan gördüğümüz yerin. Yani. Devam ediyor. ediyoruz. Burada duralım. Bu nedir? Burası, Aynı yer. Burası işte o çim, meşhur çimento fabrikası. Ha bura hem, mı o? Hem daha aşağı destek var hem de destek veren. La, Lafarge. Lafarge beton Lafarge. fabrikası. Lafarge. Lafarge ne demek Hakan abi? Uluslararası bir marka. Meşhur bir marka o ya. Lafarge. Abi bir de şöyle o Lafarge'i nereden Fransız. hatırlıyoruz? Ahmet Bey Fransız Doğru. çimento devi. Evet, devi yani. Ahmet Bey onu nereden hatırlıyoruz? Afrin'e operasyon yaptığımızdaki tünellerde her yerde böyle Lafarge yazıyordu. Bayağı makinalar ve beton şeylerini oraya gönderirim Abdullah Bey için. Tamam. Bir dakika. Şöyle bir büyük niye bu görüntü bu kadar şey ne, ne görüntüsü bu? Bu, ne gö bu fabrikanın görüntüsü. Fabrikanın kampüsü. Görsel niye böyle şey? Şimdi ben ben ince Bu görsel bir, nedir diye. Dilim İstihbarat yani? teşkilatı Be, ben burada anladığım şu. İnce bir mesaj. Hayır mi? hayır. Oraya, ince mesaja geleceğiz. Bu niye böyle bu görselin şeyi ne, tekniği ne yani? Yani şimdi e, bir kere Irak'ta. Röntgen gibi için. Irak, Irak ve su. Yani ha. net değil. Niye? Ha bu SİHA'dan çekildiği için fotoğraf. Siyah fotoğraf. Siyah fotoğraf. Çok fotoğraf. yukarıdan çekildi. Tabii tabii. Bu böyle büyükçe bir devasa bir alan orası. Devasa bir. Burası çimento fabrikası. Çimento fabrikası. Yani e, işte Fransızların çimento fabrikası. Şimdi bu bu fabrika terörle mücadele Suriye takip edenler için meşhurdur. Çünkü hem uluslararası kaynaklarda da çok geçti. Şimdi normalde Fransız menfaatlerine hizmet eden bir fabrika, ama aynı zamanda bir istihbarat üssü, bir askeri üs olarak kullandı Fransızlar bunu ve çok ilginç bir şekilde dağa işte geliştirdikleri asimetrik ilişkiyi ispat eden bir fabrika Peki burası. Peki burası çalışıyor mu şu anda? Şu an çalışıyor bir Kimento de. Çimento üretiyor yani. mu? Üretiyor, satıyorlar. Ee, kime satıyorlar? Bölgeye. Ya i̇şte biraz önce Melik söyledi. Tüm bölge. Işte, PKK'nın PKK daha şeylerde e, tünelde geliştirdiği Tünel konseptinin çimentosu buradan gidiyor Peki terörist geliyor kapıyı çalıyor Bana 15 torba çimento Ocak ayında bu yana korumayı YPG'ye verdiler Yani dış güvenliğini YPG sağlıyor buranın Peki MIT neresini vurdu buranın Bunun etrafındaki PKK yerleşkelerini vurdu İzleyebilir izleyebilir miyiz Çok da etrafındaki yerleşkeleri vurmuyor Yerleşke... gibi Tam ya, bu, göbeğini bu, bu, vuruyor bu. Yani. Burada e, onu söylüyor aslında Buraya gösteriyor. Ondan sonra etrafındakileri vuruyor. İşin hassasiyeti de bağlı olmuyor. Çok göbekten vurdu ya. Valla. Onur sana da öyle gelmedi mi? Kampüsün içi ya. Yo, yo, yani benim konu hakkında bilgim var. Ee, şeyi vurdu. PKK'yı ya, PKK vurdular yani. Fransızları evet. vurmadılar. Yo. Fabrika'yı vurmadılar. Favri... Fransızları vurmadılar. Niye vurmadılar Fransa'yı? Terörün kaynağı oysa. Ya hocam şimdi tabii e, merakımdan soruyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı, İngiltere'yi PKK ile mücadele ederken birebir karşını almak e, hassas bir konu. Şimdi ben PKK'nın canını yakacağım ama gelip Amerika'yı vurayım, Fransa'yı vurayım, İngiltere'yi vurayım. Bu zaten gergin olan ilişkileri çok daha farklı noktalarında e, yani... ve. PKK'nın istediği şeyi yapmış. Ne Fransa'sı ne, ne Amerika'sı böyle, böyle bir hassasiyet taşımıyor ki. Biz niye bu hassasiyeti taşıyoruz? Onu Çocuğum, anlamadım. Kar, karşı söyleyeyim şimdi, mi? Şimdi Bak bu ama. Küçümseme. Çok özür dilerim. Ben bunu biraz kurcaladığım için rahat konuşuyorum. Bu doğrudan e, şeye mesaj. Yani PKK'ya destek veren Fransa'ya da mesaj. Diyor ki bu beton fabrikasının içinde kampüs diye gösterdiğin o fabrikler var ya. Gel onu da tepene indiririm. Evet, yarın evet. gerekirse fabrikanı da vururum. Çok yeterince bir mesaj bu. Niye? Çünkü harita 12 12 haritada, vermişiz. 12 bak, haritada ve orası şey söyleyeceğim. Haritada orası fabrika görünüyor. Biz kendi istihbaratımızla buranın prefabriklerde bunları silah ve mühimmat sakladığını tespit edip vuruyoruz. Gidip adamın fabrikasının kampüsünün yanındaki prefabrikleri vuruyorsun. Yani fabrikayı da vurursun ya. Hiç şöyle öyle şey değil. Bunun, kolay yarın, işte. yarını bekliyoruz. devam edelim. edelim. Devam edelim. Şimdi bu oyunu PKK'nın istediği gibi ya da Amerika'nın istediği, istediği gibi PKK'nın odur. Fransa'nın sen çimento fabrikasını gibi, Fransa PKK veya Bir başka ülkenin veya İran'ın istediği gibi oynayamazsınız. Bu oyunu oynarken karşı karşıya kaldığınız tehditler, bir hassasiyetler, baskılar bunların hepsini bütünleşik bir akılla Muhasebe ederek ortaya koyacağız etkiyi ortaya koyarsınız. Yani Hamasetle PKK beni vurdu, PKK'nın arkasında Amerika var. Gideyim ben Amerika'yı vurayım. E, o zaman bunun ortaya koyacağız. Sonuçları da katlanmak zorunda. Abdullah kadar. Komutan. Yani, bu, bu, bu bir akıl işi. bir Yani bu burada hama, Hamaset üzerinden evet öfkeleniyoruz, hırslarımız artıyor, acılarımız artıyor, çaresizlik gelişiyor. Ama bütün bunlara rağmen var olan sorunu çok daha derinleştirmeyi tercih edemeyiz. Yani çok yani. akıllı oynamalıyız bu oyunu. Şimdi, Sonuçta Türkiye'nin yapmış olduğu şey ne? Bir mukavemet harekatı yapıyor. Kime karşı? Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, Rusya'ya karşı, İngiltere'ye karşı, Fransa'ya karşı ve İran'a karşı. Bu mukavemet harekatı içerisinde adım adım kendi planladığı şekilde hedeflerini yürüyor. Bu işin kolay olduğunu kimse iddia edemez. Karşısız Amerika Birleşik Devletleri geçmiş, Rusya geçmiş, İngiltere, Fransa geçmiş, İran geçmiş. Ben burada canımı oyunu kendi canımı çektiği gibi oynarım diyemezsiniz. Yer... ha canımın çektiği gibi değil, değil, tabii ki yani ben böyle oynamak istiyorum deyip oynayamazsınız ama kendi menfaatlerinizi üste koyup öyle bir oyun planı kurabilirsiniz. Gidiyor yani, işte yapıyor. Yani, ön... bir şey yok burada önceden, yani. Önceden, evet. önceden pençe harekatları yoktu. Önceden Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatları beyin yoktu. Bey'in de böyle bir yaklaşım olsun. Bir şey. Tam oyuna bırakalım. Ben de bir şey söyleyeyim. Bir cümle. Ya yani yani. her şeyi tartı. O da diyor ki keşke vursalardı. Bazı bazı insanlar da böyle düşünebilir. Ya sadece şunu söyleyeyim. Fransa'nın bir ticari işletmesi olan bir fabrikayı vurmayı en çok PKK ister. Peki tamam. Siz de o böyle PKK bakıyorsunuz işine yarar çünkü. Farklı bakış açıları var. Tabii ki. Böyle değerlendirelim. İlle bir sonuca gitmek zorunda yani, değiliz. Tabii ki. Vurmuş kadar olduk. <gülüyor> tamam <laughs> siz Sen dibine kadar etmiş. girdik yani. Devam edelim çok istirham ediyorum sesler yükselmesin lütfen yani gerçekten rica ediyorum. Bu nedir abi? Burası neresi? Aynı yer değil mi? Burası elektrik santraline benziyor. Ya bu başka bir yer. Evet başka bir yer. Çünkü e elektrik e santrallerini falan da vurdular. Bu. Ya şu Fransız'ı görüyor musun abi? Adam gitmiş orada. Çimento fabrikası kuruyor. Teröristten, teröriste çimento veriyor. Ya yani enteresan bir hikaye yani gerçekten. De aşağıda Çok acayip satıyor. bir şey. Ye yani. ben yine de yani. <laughs> Sen de frankofonsun abi bu arada yani. Kusura bakma ama <laughs> ben de sana bakıyorum. Yani. Ben biliyorsun liseyi polis soruyla bitirdim. Anlattım sana. Biliyorum evet. Abi yani Hayır, burada... Ben şimdi, evet. E, niye niye e, Hakan Bey'e başladın? <laughs> Çünkü Fransız, Fransız Frankofon okudum, abi. Tamam, frankofon. Yok, etmiyorlardı. <laughs> Tanıdığım Yok Fransayla inintili tek kişi. <laughs> Abi yok Fransal tamam, adı... emniyetinin polislerin zoruyla ben liseyi bitiremedim. Abi Fransa adına muhatabımız sizsiniz. <laughs> evet yani. Yani yani ben. Hakan ki tehdit ettiler. Hakam e, Bey de gördüğüm e, bir Fransız e, tetrisatının tetrisatından geçmiş bir Türk asilzadesidir o. Eyvallah. <laughs> ben de <öyle> görüyorum. Bu <laughs> <Asizazı gülüyor> nedir olmuyor. burası? <laughs> bak burayı gördüm ben. E... Burada izledim. ben yakında. Yani, ne, ne neresi, neresi burası? Şimdi böyle pek çok tesis yap. Çok tamam var et. ya. Çok çok evet. yaptılar. Şimdi bu 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 harekatlarda ne var biliyor musunuz? Şimdi bu yakaladıkça vuruyoruz, tespit ettikçe vuruyoruz çünkü bunları bir, şey, bir şekilde sivil hassasiyetimiz var biliyorsunuz. Sivil yaşamın içerisinde yuvalandırıyorlar bunları. Şimdi bunları tespit etmek oradaki faaliyetleri onları ayırmak sivillerin zarar görmeyeceği şekilde bir etki ortaya koymak çünkü hemen buradan bizi dışarıya şikayet ediyorlar. Şimdi bunların hepsini vururken. Altyapısını yok ediyoruz. Peki. kullandığı alanları yok ediyoruz. Bunlar içerisinde neler var? Şu bir dakika. Şimdi burada bir istihbarat alıyorsun. Titizlikle bir istihbarat alman eğer evet, alman gerekiyor. Ya, eğer ya bu, bunlar rastgele vurulan hedefler değil tabii. mi? Var? Ne var burada? Ya burada açıklamada benim açıklamaları okuyorum her zaman e, yayınlandığı zaman neleri vurdular? Asayiş noktalarını vurdular. Yol kontrol noktalarını vurdular. Ne demek? Benzinlikleri vurdular. Asayiş noktası ne demek? Ya on, onlar e, terörize varlığı Pek asayiş ediyorlar. Aslında Asla terörize, terörize, varlığı yani. Size silahlı varlığı. Şimdi orada tabii bak, bakın iyi, iyi bir vuruş bu. İyi vuruş. Ta, tam böyle e, yani. Bir i̇yi de, vuruş. Ve şöyle bir şey görüyorum. E, onu da söyleyeyim. Milli İstihbarat Teşkilatı daha üst sistemleri kullanmaya başladı. Daha kudretli bombalar atmaya başladı. Yani önceden mamneleri, mamceleri görüyorduk. Şimdi daha kudretli mühimmat atıyor. Yani gücü daha fazla yani, Ahmet Bey tabii. bu kudret, kudret o mu? Kudret meselesi ya yani. sonuçta ku, yani e, ne, en kudretli mimatımızda atan kimdi? Silahlı kuvvetlerimiz. Ger F gerçekten F Onur da diyor ki etrafa da aldı parçalar diyor vuruştan tabii. sonra. E enerji noktalarını da biz hedef almaya başladık son dönemde. Elektrik, doğa, Elektrik. Doğa, çok doğalgaz, petrol yeri varsa. Var. Oral, oralarda muazzam yaygınlık var. ilan zaten. Peki Ye, bunlar şimdi dedi. sonuçta orada Suriye'nin kuzeyinde bir devlet yapısı oluşturmak için mi bütün bu şeyleri yapıyorlar? Elbette. Elbette. O altyapıyı yok ediyorsunuz zaten. Ha, sen de diyorsun ki burada ben garnizon devleti teröristan istemiyorum. Evet. Senin kurduğun bu... E, Yok işte çimento fabrikası yok şu bilmem ne elektrik santrali evet. orayı vuruyorum. Şimdi e, şimdi tabii biraz önce dengelerden bahsettim çünkü siz bugün belki devlet e, kamuoyu açıklamıyor ama yapmış olduğu her müdahale, her etkiden sonra korkunç baskılarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii. Şimdi bu baskılar çerçevesinde bir irade ortaya koyuyorsunuz. Devlet ne diyor? Sonuna kadar götüreceğim bu işi. Diyor. Sen ne kadar diyor beni baskılarsan baskıla, ne kadar engellemeye çalışırsan çalış, ne kadar bağımlılıklarımı baraka prangolar kullanmaya çalışırsan çalış, ben bu işi yapacağım diyor ve adım adım iradesini ortaya koya koya ve mevzilerini geliştire geliştire. Şurada yeni bir görüntü var. Şuna bir bakalım bir izleyelim önce. Ben tam anlayamadım. Bir yerleşim bölgesine benziyor burası. Burası bir kontrol noktası İşte işte o kontrol noktası burası değil aynen. mi? Aynen. Şey, orada yol kontrolü yapıyorlar dedikleri yer burası. Aynen. Hani asayiş noktası dediğin. Evet, aynen asayiş noktası. E peki Ta, burada Burada teröristler bir... de var o zaman. E teröristler zaten az, onlar terörist hepsi. <laughs> asayiş dediğimiz şey o. Yani şura, şurada şurada evet. bir kontrol noktası. Bir kontrol ha. noktası oluşturmuşlar. YPG'ler. Yani YPG kontrol noktası, evet. öyle mi? Evet. SDG kılıfı. içinde ya. eli silahlı YPG'liler var ya PKK'lılar var. Bir Burası de, zaten bir yol yani şuradan bir yol geçiyor tabii tabii. Bakın görüyoruz da. Işte, evet. Bakın e, yerleşim bölgesi e, e, ince çalışılmış sivil bir araç geçmiyor orada kendi başındayken oradaki yol kontrolü. Ha O, o da o, o da önemli. En önemli tabii. Şey. Çok enteresan. Bunu sihayle vuruyor. Da. Evet sihayla vuruyor. Bunun kontrolü bizim bizim sınırlarımızda. Içeride. i̇çeride. İçeride. İçeride tabii. Yani S ya, tabi. sınır içinde. Tabii tabi, Türkiye'nin içerisinde kendi milli İstihbarat teşkilatının üstlerinde. Böyle Oradan kaç kontrol kaldı. noktası var? Efendim? Böyle kaç kontrol noktası var yüzlerce biliyor musunuz böyle bir şey? PKK sayı. yüzlerce. Suriye'nin kuzeyinde mi? Suriye, Irak. Yüzlerce. Ama bu Suriye'ye özgü bir bu şey. Bu Suriye. Suriye tarafında. Hayır hayır. Böyle kontrol yollardaki kontrol noktası kurmak yerleşim yerlerinin Doğru. ortasında fabrikalar bilmem elektrik sanat. bu biraz Suriye'ye özgü. Tabii ya, Irak'ta... Yer, yerleşik hayata geçti. Hani konvansiyonelleşme dediğimiz zaman yerleşikleşti. Aa, bayrak kullanıyorlar Ahmet Bey. Hani Irak'tan biraz daha çok var. Farklı, yani, farklı Irak Irak tarafı çok farklı karakteri. Tamamen hiç savaş karakteri farklı. Ülke, ahmet. Soran tarafının karakteri farklı. Amerika'nın Amerika'nın kanatları altında orada faaliyet gösteriyor. Bir de Suriye'de baya bayrak kullanıyordu. Yani bayrak deme. hiç gibi bayrak Bayrak kullanıyor. deme lütfen. Paçavra diyeceğiz. Paçavra yani o anlamda söylüyorum. Devam edelim. Burasını da merak ettim. Bunu da tam anlamlandıramadım yani bu görüntüyü ben Özetlemek daha Bu ne abi burası? Burada da devasa uzadı ya. Bakın kocaman bir yani Aa. fabrikamızı bir şey yapmış. Ha bu bir, bir şey, şey yerleşke bak, gibi bak, yani. Bakar mısın? Yani üstü burası devasa bir alan. Ama o kadar güçlü patlıyor ki sanki içeriden bir... İçeriden bir şey. de bir patlama olabilir tabii. Vurduğu zaman... Herhalde içeride tespit edilen Mühimmat varsa, var. varsa. Tabii varsa. Varsa evet. Aynen. Olabilir mi Abdullah Bey? Tabii mühimmat kesinlikle. Tespit. Çünkü bu kadar güçlü patlaması... Devam var mı bunun? Ya bu kadar güçlü tek patlaması... Tek atış ya. Yani tek atış tam isabet. Nokta atışı dedikleri evet. şey işte. Bakar mısın neler yapmışlar? Yalnız bunun içinde... Ha şu, şu o, üç, o elektrikli, üçlü bir yapı varmış tabii orada de, demek evet. ki. Bu nedir acaba? Bu bir elektrik santrali. Ha, bunu böyle. bir kere daha izleyelim. Evet. Şimdi böyle bir... Nedir bunun yapısını da anlayamadım ben. Ee, böyle konteyner tipi bir şeye benziyor. Yani. Üçlü yani bu, bir yapıymış. Burası bir e, hani silahını, mühimmatını, teçhizatını, ilacını gizli kıyafetlerini kıyafetini depoladığı bir, bir yer depoladı. Depo, bir burası bir depo. O evet. Benim bence gördüğüm kadarıyla bir bu, depo. Bence de depo. Bunları böyle eliyle hani elimizde koymuş gibi bir vuruyoruz ya. muazzam bir istihbarat yani bunların hangi delikte bunlar? Bunun büyük yani çalışması. biz tepeden şimdi şey görüyoruz da öyle değil yani. De, Bizi saklı yerler, bu, deliklerde. De şimdi yerlerinin için özellikle yapıyorlar ki hani siviller zarar görsün diye. Siviller şu ana kadar zarar görmeden bu operasyonlar yaptılar. Bir yaptı. tane sivilin burnu kanasaydı zaten ortalığı inletirlerdi. koparırlar. Devam edelim. <laughs> Hayır zaten şey yapıyorlar. PKK'lıyı vurduğunuz zaman da sivil diye pazarlıyorlar. Bir dakika. Heh. Bu nedir abi? Bu da böyle bir elektrik alengirli yani? bir santralimsi bir şeye benziyor. Evet elektrik santralini <laughs> çok vurduk bu sefer. Bu elektrik santrali mi? Evet. Biraz arkaik mi, İlkel mi? İşte Sanmıyorum şart şartlar. Anlıyorum. Oranlı şartlar. Ya ben yani Amerika'nın vermiş olduğu destek, ellerindeki o para, bunlara e, muazzam şeyler yapmaya izin ver. Peki nasıl vuruyor elektrik santralini bir görelim. Ha burada santralin kalbini hedefliyor evet, galiba evet. anladığım kadarıyla. Orada evet, önemli bir noktası var. Bu vurmak da son derece teknik bir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Yani bir mühimmat kullanıyorsunuz ama en kritik, en hassas yerine vuruyorsunuz ki bir daha Onarılamaz, kullanılamaz. Yani... Evet evet yani rastgele yüzden, atmıyor yani. O yüzden ya... Yani şurası santralin Bilmiyorum. herhalde ana kalbi orası. Tabii. Orayı hedef. O yüzden ya kalbe ya beyne çalışacaksınız. Yani eğer tümüyle devre evet. dışı bırakacaksınız. Okuyorsun galiba. Bak şimdi. <laughs> tam o santralin ana e, merkez noktası ya da elektriğin tam üretil üretim evet. e, aşamasına geçtiği yer olmalı. Siz görüyor musunuz ya görüyorum. ben <laughs> size engelliyor yani şöyle mu? yapıyorum, görüyorum. Devam edelim. Başka bir görüntü mü bu? Yok aynı görüntü. Bu bu sefer ne burada bir yeri daha vuruyorlar. Bir, Bak orası de devam eder. Aynı ederken. yeri tekrar tekrar vurduklarını gördük bu sefer. İşte şu anda onu yapıyorlar. Yani orada yangın devam ediyor, vurulmuş. Burası başka. Bir dakika. Burası, başka. burası da bir. Bakın bu, bu burayı. E, Bura ne abi böyle bir arsa gibi bir şey. Burası bir şey bir şeye benziyor. Bir, bir karar benziyor. Bir karakol karakolumsu bir yapı var. Şurası değil mi? Şu. Evet. Şurada Nereden bir bina anlıyorum? var yani. Burası taktiksel anlamda etrafını e, tümseklerle çevirmiş. Bir kontrol noktası var. Bu korunaklı bir bina burası. Ya çünkü böyle askerse askeri bir şey yani askeri evet, bir. askeri bir karakteri var bu bina. Karakteri var. Ben ben de öyleyim. Yani askeri demeyelim, sözde askeri diyelim. Sözde askeri. Bir, kavramlar önemli terörle yani. mücadelede. Devam edelim. Bakın şeyleri var. Şuradan e, kontrol noktaları oluşuyor. Buraya herhalde şey karargah olarak kullanılıyor. Evet, evet. Değil bir mi? karargahımsı kar bir kar havası var yani. Bu nedir böyle burada hedef almaya devam ediyor. Bir hareket halinde bir şey takip ediyor. Bir vurdu tekrar burası da başka bir yer. Herhalde yine istihbarat açısından da bu görüntüleri Bak çok işte sınırlı. Önce vurduğu yer, önce vurduğu yer dağıtmış burayı gözüküyor. Ondan sonra diğer tarafı diğer vuruyor. tarafına vuruyor. Bak şimdi buradan da bir kamyon geçiyor. Bak şuradan görüyor Aa, musunuz? Evet. Kamyonu görüyor musunuz Abdullah evet, abi? Evet gördüm. Hı -hı. Kamerasının merkezi değil mi o? Herhalde bu görüntüleri de servis ederken MIT belli bir şeyi gözeterek servis ediyordur yani. Tabii yani tabii, şimdi tabii. hassasiyetleri var. var tabii. Burası nedir böyle biraz daha yine bu da depomsu bir şeye benziyor, bir yapıya benziyor. Bu bir bence e, kullanmış oldukları bir bina. Burada yuvalanıyorlar. İçerisinde bakın şeyler var. Bunlar e, hani taktiksel alanlarda gördüğümüz şeyler. E, İçerisine kum doldurup e, şey oluşturuyor. Yani koruma oluşturuyor. Savunma me me yani. Yani e, çok var. Yani arazide Irak ve Suriye tarafında çok görürsünüz bu tür şeyleri. Böyle tel teldendir. Açılır Akordeon şeklinde açılır. İçerisine toprak doldurur ve çok sağlam tankların attığı mermilere karşı dahi korunma sağlayacak bir e, savunma duvarı oluşturur. İzleyelim. Çok güçlü bir evet. patlayıcıyla. Bu kadar. Tekrar döndükçeye santrale. Ya Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin Suriye'den sızma görüntülerini paylaşmış. Yani ne demek anlamadım ki? Ha engellediği sızma görüntüsü. Bir izleyelim bunu. Yani mücadelemiz sadece Bu 12, 12 şöyle diyor. Yani sızma girişiminde bulunan 10 12 terör örgütü mensubu. Görebilecek miyiz? 12 Ocak'ta mi? aynı gün eş zamanlı olarak Suriye'den de bir sızma vardı. Ha, Engelle onu gösteriyor. O mu acaba? Bu. Herhalde. Eş zamanlıydı çünkü. Biraz önce Abdullah Bey'in söylediği 3000 küsur girişim bildiğim değil mi? Bey, şimdi bu Suriye'de. şimdi hayır, bu Metinadaki bir saldırının Biz aynı günü. bahsettik biraz önceki rakamlar. Suriye tarafında da her gün benzer şeyler var. Ha. Abdülkadir Selvi bir şey diyor. 12 Ocak'ta Metina'daki saldırıda eş zamanlı olarak da Suriye'de bir grup Tam şey bu da 12 Ocak'ta. O olabilir. Ha 12 Ocak tamam. bu sayısı. Ha, ha 10 Ondan 12. Bunu ne zaman ha, hangi gün ha. paylaştı Silahlı Kuvvetler? Bunu ne zaman paylaştı Milli Savunma Bakanı? Ne zaman? 13 Ocak'ta paylaşmış. Ha. Demek ki aynı eş Hiç zamanlı zaman. saldırı yapıyorlar. Ben hiçbir şey anlamadım ama bir, bize anlatabilir misiniz? İşte sızma Hani ne, ne şu anda o, bu görüntüde üzerinde geçmişler. Sizin üst teröristler bölümle... nerede burada? Şu bunlar şu sen? gördüğünüz şu... şeyler var ya. Bunlar termal kamerayla ile ışıklı ışık Biraz önce bu, şey Bu 1000 sızmadan biri değil mi bu? Bu hayır değil. Suriye tarafındakiler ayrı. Tamam evet. ayrı. Yani o, tip, o tip bir terörist. Bu, Onu diyor. 151 artı. Suriye'de ha, dağlı kalan yok. Ahmet Bey bu Suriye'de alan yok. Suriye'den Türkiye'ye yönelik o bir sızmalardan şey değilmiş. Sızmalardan bu, bu, bu Suriye'nin içerisindeki bizim üst bölgesine ıı, terör örgütü mensuplarının sızma girişimi önlenmiş. Ha, olmuş. şimdi Suriye için. tamam. Hani biz şey konuşuyoruz ya işte bizim üst bölgemize sızma yaptılar ve şehitleri öyle verdik diye konuştuk evet. ya Irak için. Evet. Şimdi Abdülkadir Selvi evet. güzel hatırlattı ya da uyardı. Evet. Bu da diyor ki, Suriye'nin içinde, Suriye'deki e, Türk silahlı kuvvetlerinin oluşturduğu bir üst bölgesine 10-12 terör örgütü mensubunun sızma girişiminin görüntüsü bu. Engellenmiş. şöyle evet. İsterseniz şöyle bir açıklama yapayım. Bu doğru mu? Sızma evet. girişiminin aynen, aynen. erken evresi. Engellenmiş. Sızmanın intikal safası Tamam, bize anlatır mısınız burada? Şimdi bunlar... Termal kamerayla şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terörist. Evet. Şimdi bunlar kol düzeninde. Bu bir kol düzeni. Peş peşe sil, üzerinde silah, teçhizat, mühimmat var. Bunlar eylemi yapacakları alanda taktiksel tertiplenme yapıncaya kadar bu şekilde kendi irtibatlarını falan da kaybetmemek Peki için. termal kamerada beyaz mı görünür bu? Evet genellikle böyle gözüküyor. İnsan. Ama şimdi tabii yeni teknolojiler gelişti. Ben bir yeni üretmiş arkadaşlar gördüm. Muazzam yani geceyi renkli gösteren şeyler var artık. Ama onu ona yakalanmamak için şemsiye türü bir şeyler varmış. Onu kullanıyormuş teröristler de. On, onları kullanmaya devam etsinler. <laughs> Peki. Peki şimdi bu nereye geliyorlar? Yani şurada gördüğünüz şunlar mesela bir üst bölgesi şey midir acaba? Şimdi bizim üst bölgesindeki termal kamera bu karadan bir tespit. Diğerleri havadan tespitti. Şimdi karadan bizim arkadaşlar yakalamışlar, kayıt altına almışlar. Şimdi bunlar yaklaşıyorlar. Yaklaşıyorlar. Yaklaşma safhasında açılıp yayılmamışlar. Ya yani taktiksel tertiplenme daha yok. Devam edelim. E, ha buradan da şeye geçiyor. 150, 150 silahlı kuvvetlerin vurmaya kuvvetleri başladı. Tarsılık verdiği. Şimdi onlar sızmaya başladılar. Tespit edildiler. Tespit edilmesinin üzere onlar tabii koordinatları tespit edilecek. Nokta atışı yapılması gerekiyor. Çünkü ilk anda isabetli vuramazsınız dağılacaklar ve kaçacaklar. Şimdi bu, Hedefler size şimdi. Peki Bunlar buna topçu atışıyla mı cevap verilir? Top topçu yazıyor. Bu diyor. şey elinizdeki kabiliyetle ilgili olan bir şey. Yani bu mesafenin ne kadar uzun olduğunu bilmiyoruz da ne, nedir? Buna elinizdeki silahlarla da piyade tüfekleriyle de karşılık mesafeyle ilgili olan bir şey. Nasıl Bak, şey nasıl, diyor topçu atışları o, mı? Nasıl etkili bir şey ortaya koyacaksınız? Bakın. E, yani yaklaşıyorlar. nasıl Etki etkiyle ilgili olan bir Görüntüyü şey. Görüntüyü görüyor musunuz yaklaşırken? Örneğin yani. şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Top attığınız zaman, top vermesi tepelerini düşürdüğünüz zaman onların büyük bir çoğunluğunu orada etkilersiniz. Ama örneğin bir Hayır, tane... Zaten ya, topçu atışımız diye yapmış aynen. yazmış. Yaşar örneğin uçak savarla attınız, yani. veya A, bir attınız. Bu bir teknik mesele bir teknik yani. Teknik mesele. A, anladım. Yani. Ee, yani sızma girişiminde bulunan 10-12 terör örgütü mensubu işte görüyorsunuz diyor. Biz de onları diyor topçu ateşiyle etkisiz hale A, getirdik aynen. diye böyle gö gösteriyor yani Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi Ali Yerlikaya da bir operasyon görüntüsü paylaştı. Bu ne ne bir ne anlatıyor bu görüntü? Bir gösterebilir misin bize? Yani Ali Yerlikaya'nın paylaştı İçişleri bu Bakanı. İçişleri bakan, değil mi? Evet evet İçişleri bu Bakanı. Türkiye içerisi. Türkiye içi mi burası? Cudi ve Gabar. Yani neyi anlatıyor bu görüntü? Cudi ve Gabar'da operasyon. Hani buna, bu, bu Türk askeri Cüde ve Gabarda şey mi yapıyor yani böyle arama kontrol devam filan ediyor. ne devam diyor? ediyor. mücadelemiz devam Hayır, ediyor. Ne, ne ne yapıyorlar şu anda şimdi e, operasyon yapıyorlar yani operasyon... terörist mi arıyorlar tabii terörist arıyorlar yani son, son, so, sonuçta hala Türkiye içerisinde Cudi'de, Gabarda Tuşmuya da işte e, bu tür alanlarda teröristler tek yüklü olsa var şimdi bunların imhası sosyolojinin rahatlaması için son derece önemli. Yani e, burada o zaman İçişleri Bakanı bu görüntüyü yayınlayarak diyor ki yani biz diyor Cudi'de, Gabar'da e, her ne kadar teröristlerden temizlemiş olsak da operasyonlarımızı, kontrollerimizi sürdürüyoruz mesajını Yani hayır, ben hayır, öyle musele olarak... ya, ya ben be, vardı. Benim görebildiğim kadarıyla bir istihbarat var. Yani sonuçta devletin imkan ve kabiliyetleri e, bu çarşur edilmez mücadelede siz, siz e, bir hedef olduğuna dair bir istihbarat almışsanız, bir tespit yapmışsanız buna dair operasyon yaparsınız. Yani e, göstermelik veya şey için bir operasyon yapılmaz. Burada belli ki teröristlere dair bir istihbarat, istihbarat var, bir duyum var. Gidecek oraya Mehmetçik hem havadan hem karadan erişecek ve oraya bakacak. Burada şeyler var. Yani ah, Ali ah, Yerlikaya ah, şey demiş, Cudi ve Gabardo operasyon sürüyor son teröriste kadar kararlılıkla devam edeceğiz evet. diye bu görüntüyü yayınlamış. Bunlar jöhler ve pöhler içleri paylaştığına göre yani e, jandarma özel harekatta polis özel harekat. Korucularımız, korucularımız ha, korucular. Bizim zaman yedirmem onlar fedakar ve çok kahramandırlar. Bizim polisimiz, askerimiz, jandarmamız ve korucularımız. Terörle mücadele hepsi sırt sırtla, omuz omuza. Hani şey vardı Ali Yerlikaya silahları bulmuştu. Bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Asayişle ilgili. Nasıl geçeceğiz buradan tarama. oraya ya bu. Şimdi nereye harekat gelecek? Suriye'ye ve Irak'a 5. kara harekatı mı bekleniyor? Kim söyledi onu? Onur söylüyor. <laughs> Onur. Ya şimdi tabii Irak'a değil de Suriye'ye. Ben biraz önce bir örnek vermek çalıştım. Dört tane büyük harekat varmış. Beşincisi de. Şimdi izin ya verirseniz. Öyle bir gündem var mı? Hani Onur anlamadım ki ben. Var mı öyle bir gündem? Yani öyle bir gündemden ziyade öyle bir gereklilik var. Yani gereklilik nereden kaynaklanıyor? Biraz önce aslında. Neresi için? Yani Suriye için mi konuşuyoruz Irak için? Kuzey. Yok asıl Suriye. Kamışlı ve Aynalarap. Ha bu bizim öteden beri beklediğimiz Tabii. geliyor gelmekte o geliyor gelmekte olan falan Yapmak diye. Yapmakta zorunlu olduğumuz. şimdi Bu neden? kara harekatı değil mi? Neden? Şimdi örneklendirelim tarihi bir hafıza tazelemesi yapalım Ahmet. Hep konuşmuştuk bunu biliyorum. Evet. Yani diyorsunuz ki şurası Aynı ihti Rab, ihtiyaç için. duyuyor şurası ihtiyaç duyuyor diye anlatılır. Bu evet hattı tamamlamak bu için. Hayır sadece onun için değil Melik. Yani hep öyle hata yapıyoruz. Ha. Evet burada da bir güvenlik şeridine, kuşağına ihtiyaç var. Ama burada yapı, yap, yapıldığı takdirde Amerikalılar o yüzden çok engellemeye çalıştılar. Kürt sosyolojisinden PKK'yı kopartıyorsunuz. Nerede kopartıyorsunuz? Kamışlı'da, Aynel Arap'ta, Membiş'te. Tamam kopart. Koparttığınız zaman ne olacak? O aşiret isyanlarının çok daha kabarmışını bu coğrafyada göreceksiniz. Tamam görelim. E i̇şte o zaman yapacağız. Yapmamız Peki, gerekiyor. Buna dair işaret var mı Abdülkadir Selvi? İrade beyanı. Var. Ben de öyle bir bilgi yok. İrade beyanı. Bilmiyorum. Genel bir irade beyanı. İrade beyanı. Mi? Var. Yani şimdi bunun çözülmesi. Hayır, o bir gece ansız gelebiliriz dedik dedi, denilen şey değil mi bu vaka? Ya şimdi Ahmet Bey tabi e, Hamas değil mi o? değil. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten Türkiye yapmış olduğu harekatlarla birlikte sahada yapmış olduğu operasyonlarla beraber mücadelesini yapıyor. Biraz önce bir hassasiyeti dile getirmeye kalktım. Ya adam ne yapıyor? Sihanızı Suriye hava sahası düşürüyor. Şimdi bunu yapan adam daha ilerisini yapıp daha ağır bir sorunla karşı karşıya kalma ihtimali var. Bütün bu hassasiyetle de gözeterek yapılan hamleler bunlar. Yani şimdi biz burada hemen hava harekatı yaptık. Sihalarla vurduk. Bunun uluslararası anlamda, uluslararası dengeler anlamında çok zor bir altyapısı var. Yani ne kadar yüreğimiz yansa da acımız büyük olsa da adam engellemeye çalışıyor siz her seferinde. Durdurmaya çalışıyor. Yani Amerikalılarla ilgili bir şey yaptığımız zaman, Amerikalılarla işbirliği yaptığımız zaman Ruslar manipüle ediyor. Ruslarla bir şey yaptığımız zaman Amerikalılar manipüle ediyor. Böyle, böyle de kendimiz acayip dengeler. Ben 5. harekat ne demek yani? Biz dört tane harekat mı yaptık? Evet bir de Bahar Pınar harekatı var biliyorsunuz şey, e, İdlib tarafında. 34 şehitimizi verdikten sonra. Hepsi Suriye'ye mi bunların? Yani Suriye dört harekatımız var. Fırat Kalkanı. Tamam o zaman beşinci harekat, Barış derken, Pınarı, evet. beşinci harekat derken. Bahar Kalkanı harekatı. Beşinci harekat derken Suriye'ye harekattan evet. bahsediliyor. Yani. Beşinci harekat Suriye harekatı. Kara yani. harekatı. Burada Irak tabii çok şehitler verdiğimiz için çok acil bir gündem haline geldi. Tabii orada asıl uğraşılan zorlu kış şartları. Suriye sahasında bu o kadar kendini hissettirmiyor Orası ama o... Irak'ta. Ya zor ama sen orada bir tampon bölge oluşturduğun için köyleri, şehirleri de kontrol ediyorsun. Ama Irak'ta onu maalesef sadece üst bölgeleriyle yapabiliyoruz Ahmet Bey. Mesela bu son Metinada'ki saldırıda köyün içinden ve köylülerin kıyafetleriyle gelmişler. Yani köylüler de onları ayırmak mümkün değil. Gelenler bir köylü gibi yaklaşmışlar. Ondan sonra bizim ön emniyet kolu tutan, siperde olan Mehmetçiğimize el bombalarıyla saldırmışlar. Böyle bir zorluğu var Irak'taki harekatında. Çok teşekkürler Yunus'a döneceğim şimdi. Ya biliyorsunuz bu en son yazı, yayınlanan güvenlik bildirisinde Dolma Bahçedeki güvenlik zirvesinden çıkan bir e, mesaj var. Orada e, maşalarda iplerini elinde tutanlar da. Hüsrana uğrayacak diye bir mesaj verildi. İşte terörist sana izin vermeyeceğiz dediler o bildiride. Ya herkesin parmağıyla gösterdiği ülke Amerika Birleşik Devletleri besleyip oldu. Besleyip semirten kim? Orada besleyip semirten diyor. Besleyip semirten. Evet. O kim? Önemli. Besleyip semirten dediği andan itibaren de parmaklar nereyi gösteriyor? Okyanus ötesi. <laughs> okyanus ötesine ve şimdi biz de okyanus ötesine gidelim. Parmaklar Yunus'u göstersin. Yunus. Ha gördüm Yunus'u. Kar mı var Yunus Amerika'da? Washington DC'de az bile hatta genelinde ülkenin 100 milyon kişi donma tehlikesiyle karşı karşıya. Eksi 25, eksi 30'lar civarında ciddi bir kar fırtınası var ülkede. Ya o eksi 25'leri görüyor mu Washington? İlk defa duydum. Geçen sene eksi 30'u görmüştü Noel zamanı. Fazlası varmış. Bir de Erzurum'un soğuğundan bahsedersin <laughs> abi. Sen git bir Washington soğuğunu yaşa da. <laughs> Peki Yunus şimdi Türkiye Amerika'nın PKK'ya ve onun ardıllarına, çeşitlerine, versiyonlarına karşı Amerika'nın verdiği destekten çok rahatsız. Teröristler şehit etti Türk askerlerini. Bir büyük güvenlik zirvesi yapıldı ve parmaklar o güvenlik zirvesi bildirisinde Amerika'yı gösterdi. Ne diyordu Melik? Besleyen Semirten. Semirten. Yani Amerika teröristleri besleyen ve semirten ülke olarak nitelendiriliyor. Bunun bir Amerika'da yankısı var mı? Yok. Yani şunu söyleyebiliriz. Biz sorduk bunu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na Cumartesi günü. Son dakika vermiştik CNN Türk ekranlarından. Orada yaptıkları açıklama, şimdi hepsine girmeyeceğim. Yani hani Türkiye'nin yanındayız, Türk halkının yanındayız, her türlü terör eylemini kınıyoruz gibi bir açıklama yaptılar ama o açıklama 22-23 Aralık'ta e, şehit verdiğimiz zaman aldığım açıklamayla birebir aynı açıklama. Kopyala yapıştır yapmışlar. Herhalde bir yani o e-mailden kopyalamış, yeni e-mail sayfası açmış, bana tekrar yollamış. Bir de şu var tabii e, Ahmet Bey. Siz güvenlik zirvesinden bahsettiniz. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte Dışişleri Bakanı Fidan, MİT Başkanı Kalın ve bizim ulusal güvenlik danışmanımız Akif Çağatay Kılıç var. Bu dörtlünün ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinden tam 6 gün sonra oldu bu. Yani arada o kadar artık girift bir ilişki var ki yani hem iki ülke bazı ilişkileri yoluna sokmaya çalışıyorken hem de aynı zamanda bütün parmaklar sizin dediğiniz gibi okyanus ötesini gösteriyor. Peki ama hiç üstlerine alınmıyorlar. <laughs> benim... sor abi sor. Yani Yunus benim senin anlattığımdan anladığım hiç üstlerine alınmıyorlar. Şöyle iki sorumuz vardı bizim Melik Yiğitel cevaplandırılmayan. Biri şuydu ki en azından buna cevap vermelerini beklerdim ben. PKK'nın ölümle sonuçlanan saldırılarının ardından Türk kamuoyunda ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde SDF ile işbirliği yani bu Suriye demokratik güçleri dediğimiz hani YPG'den sonra harf değişimiyle SDG olan işbirliğiniz nedeniyle size geniş eleştiriler var toplumda, kamuoyunda. Bunu açıklığa kavuşturmak ister misiniz? Hani bari bunu cevaplayabilirlerdi. Çünkü hani Türk toplumu NATO müttefiki, e anti-Amerikancılık çok arttı. Hani yapıyoruz ama niye yapıyoruz bir sor gibi bir açıklamaya dahi girişmediler. Bir de şunu sormuştuk biz. SDG'nin sözlü üst düzey yetkilisi ve eski sözcüsü var. O akşam zap 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 diye bir tweet atmıştı. Açıklama, Siz, destek açıklaması. Evet, yani, evet, destek açıklaması. Bu saldırıyı yüceltmesi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bir SDG'nin yetkilisi tırnak içinde PKK saldırısını öpüyor. Bu ikisine cevap bile vermediler. Hadi diyelim üçüncüden zaten kaçmaya çalışıyorsunuz o ikisinin arasındaki organik ilişki. En azından Türk milletine, Türk toplumuna bir açıklama da mı yapma gereği duymuyorsunuz? Demek ki duymuyorlar. Bize işte üç hafta önceki açıklamayı kopyala yapıştır yapmışlar. Ahmet Bey bir kopyala yapıştır da Amerikan Ankara Büyükelçiliği biliyorsunuz bu olaylardan sonra bir taziye mesajı yayınlıyor. İnanın ki dönün bakın her olayda sadece tarih değişiyor Aynı kopyala yapıştır aynı açıklama. Peki o kopyala yapıştır açıklamada ne diyor tam olarak? İfade ne? Şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ABD'nin yabancı terör örgütü olarak ilan ettiği PKK'ya karşı mücadelesinde NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının kararlılıkla yanındadır. Saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin aile ve dostlarına var sağlığı diliyor. Türkiye'ye ve halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyoruz. PKK'nın Türkiye için oluşturduğu meşru güvenlik tehdidinin ve terörle küresel mücadelenin döneminin farkındayız. Hani bilmeseniz dersiniz ki işte 70 yıllık bir NATO müttefiki böyle bir açıklama yapar. Teşekkürler Amerika dersiniz. Buna kim inanır Hakan Bayrakçı? Kadir inanır. Ben de tam onu diyecektim. De, o öyle değil de şunu diyecektim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri son 10 yıldır hele son seçim dahil Mayıs ayında yapılan aşağı yukarı Sayın Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybetsin gitsin diye adak, adamak, yakmak üzere kına hazır etmek dahil elinden geleni yaptı. Kına Şimdi bir adet... oturalım doğru konu. Kına adetleri var. Millet bayılıyor senaryo. efendim. Kına adeti yoktur orada ya. Ya ben lafın gelişi söylüyorum. Çelestir. Şimdi elinden geleni son 8-10 yıldır yapıyorlar. Bunun sebebini basitçe düşündüğümüzde Amerika'nın sözünden çıkmayan bir Türkiye hayal ediyorlar. Bunun olmadığını gördükçe buna sinir oluyorlar. Şimdi özeti bu tamam mı? Şimdi Amerika bunu süreç içinde yani Türkiye'ye layıkı ve çile davranmayı muhtemelen prensip edinirse ilişkiler düzelecek. Bunu şunun için söyledim. Şimdi bir dedikodu dönüyor ya. Efendim e, Türkiye ile Amerika anlaşmış falan. Ya anlaştıysa da hani buna açıkçası bu olayları gözleyen biri olarak... Ben o dedikoduyu bilmiyorum ya. Ben, ne demek o? Efendim böyle bir dedikodu var aşk olsun. Ya diyorlar ki Türkiye ile Amerika aslında işbirliğinde ya bakmayın böyle gözüktüğüne falan. Yahu olayı çok basitçe gözlediğimiz zaman bile Türkiye ile Amerika herhangi bir konuda bir uzlaşmaya vardıysa bile buna şu PKK açıklaması da dahil bu çok Türkiye'nin lehine olacak bir şeydir. Çünkü zaten Amerika'nın 10 senedir bu kadar şiddetini çekmiş bir iktidarın gayrimilliği bir tavizle Amerika ile uzlaşacağına ben şahsen inanmam. Yani şu 10 yıla baktığım sebeple inanmam. Dolayısıyla eğer Amerika ile herhangi bir konuda bir uzlaşı olmuşsa, açıklanmayan, bilinmeyen, görülmeyen bir uzlaşı varsa da ben müsteri olurum. Amerika şu anda böyle bir açıklama yaptıysa, arkasından ne olursa olsun, hiç değilse ne diyeceğini biraz öğrenmeye başladı demektir. Çünkü bu tür saldırılar olduğunda böyle açıklamalar yapmıyordu bile 10 senedir. Ama şöyle, PKK Kötü, YPG iyi falan hani taktiği bu. PKK'yı te terör örgütü olarak görüyor, YPG'yi yani hep böyle değil mi? Taktik böyle Yunus. YPG iyi, Şşş. PKK kötü. Zaten YPG'nin adı geçmiyor artık ama benim birebir canlı, bütün dünyada canlı yayınlanan Pentagon basın toplantısında geçtiğimiz yıl içinde, 2023'te yani, şunu söyledi Tu General. Şimdi tüm general oldu. Yüzüme baka baka. TDG PKK değildir. Aynı böyle. Hani böyle böyle. TDG PKK değildir dedi. Neyin üzerine sormuştum onu? Bu e, mazlum abdi terörist elebaşı Amerikalılarla birlikte bir konvoyla geziyordu Irak'ın kuzeyinde. Sonra bir siha bir bomba bırakmıştı onların yakınına. O zaman meşru hedef haline gelmiyor musunuz deyince onlar PKK değildir dedi. Yani ayrım çok net. Peki Yunus, yani diğer konuklarımıza da sormak istiyorum. Bu hep benim kafamda e, yani düşündüğüm bir konu ve içinden çıkamıyorum. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri NATO Müttefiki Türkiye ile e, aslında baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları hani Türkiye ile birlikte hareket etmeyi e, gerektiriyor. Fakat Suriye'de işte işte bu YPG'yi PKK'dan ayrı tutarak yani pekala biliyorlar yani bu iki yapının aynı yapı olduğunu yani PKK ile SDG dedikleri yapının aynı yapı. Onu pekala biliyorlar. Bildikleri halde o yapıyı destekliyorlar. Bunların şeyini anlamıyorum ben ya amaçları ne? Yani Amerika neden ya Türkiye ile ittifak yapalım, Türkiye ile iş tutalım, Türkiye ile bu işleri görelim demek yerine oradaki o PKK'nın uzantısı, PKK'nın aynısı olan bir örgütle iş tutmayı tercih ediyorlar. Bu sorunun cevabını şey yapmadan hani ya bu Amerika iğrenç bir ülkedir aman kahrolsun Amerika falan demeden bir anlamaya çalışsak bu konuda kim ne demek ister? Yani Yunus önce senin gözlemlerini alalım bu konuda. Sonra Hakan Bayrakçı, sonra İsmail Dükel Abdullah herkesten görüş almak istiyorum. Yani neden Amerika Türkiye ile işbirliği yapmak ya, yerine bir terör örgütüyle işbirliği yapmayı tercih ediyor? Ve bu işbirliğinden de bir şey elde edebildiğini düşünmüyorum. Elde edemiyor yani. Türkiye bir sürü pro problem çıkartıyor önünde. Yani bu işbirliğinden bir şey elde etmesin Amerika diye sonuçta. Hani Türkiye bu amaçla yapmıyor ama Türkiye'nin yaptıkları kendini savunuyor Türkiye ama Türkiye'nin yaptıkları Amerika'yı da engelliyor. Evet nedir? Maksat ne? Amaç ne? Şimdi Amerikalıların kurduğu ve yaklaşık 8 yıldır sattığı mantığı Washington'daki anlatacağım ama öncelikle bundan bahsediyorum ki sonra işte ya sen Amerikan ağzıyla konuşuyorsun demesinler. Çünkü Amerikan ağzıyla konuşacağım şimdi. Hayır ben Güzel. zaten söylüyorum ya bunu nasıl heh, heh. izah ediyorlar? Hani ben Amerikalılar bu işi nasıl izah ediyorlar. Neden Türkiye ile müttefik olmuyorlar da bir terör örgütüyle ittifak yapmaya çalışıyorlar? Nedenini soruyorum ve bunu nasıl izah ettiklerini soruyorum. Daesh diye bir örgüt çıktı. Irak'ı, Suriye'yi mahvetti. İşte Yezidilere, oradaki insanlara katletti, bunlara zulmetti ve bunların yok edilmesi gerekti. Tamam. Doğru. Bak uzunca... bir şey söyleyeceğim. Tamam, bu anlatıyı biliyoruz biz. Ama DEAŞ diye bir şey kalmadı ortada ya. Yani Rakka'da DEAŞ kalmadı. DEAŞ'ın kendisi evet. kendi kendini feshetmiş İşlevini var. gördü ama. Yani Oradan vefa'dan oradan işlevini gördüm diyorsun. Yok ya yani. yani, şöyle şey işlevini kalmadı. gördü ama. Yani Amerikalılar e efendim işlevini gördü, yani gördü ama gördü, gördü. vefadan soktu. dolayı mı devam ediyor diyor. Yok. Ne vefasız, vefasız olmayan örgüte vefa mı olur ya? Yani DEAŞ bitti. Mesela sen herhangi bir Amerikalı yetkiliye şunu sordun mu şu ana kadar? Abi sen DAEŞ DAEŞ diyorsun ama DAEŞ bitti ne DAEŞ'i ya? DAEŞ yüzünden PKK'ya destek verilir mi diye sorduğunda ne diyor mesela adam? Tam bunu defalarca yaptık biz bu konuş. Ne diyorlar? Konuşmayı bile değil. Bundan ötürü hala diyorlar ki eğer burada YPG'ye bir operasyon yapılırsa, YPG'ye saldırılırsa onlar Daesh'i mağlup ettik ama Daesh yeniden ortaya çıkabilir. Bölgeyi kontrol etme yeteneğini kaybedebilir. Biz Daesh'e karşı mücadelenin yıpratılmasını istemiyoruz diyorlar. Yani Türkiye vurdukça ABD'den ses gelmesinin sebebi resmi söylem YPG'ye saldırıldıkça Daesh'in yeniden ortaya çıkma ihtimali artıyor. Peki bu Abdullah Bey bu Hı? yaklaşım yani gerçekten orada bir DAEŞ tehlikesi var mı? Amerikalıların bahanesi mi? Bu bir maske mazeret. Bu bir yalan. Şimdi eğer DAEŞ'le gerçekten mücadele etmek isteseydi bunu bir terör örgütü de değil bunu kendisine de teklif eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de yapması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki gel diyor eğer senin derdin DAEŞ'sa Abi beraber mücadele aynen, edelim diyor Amerika'ya. Dedi mi Sayın baktığı? Erdoğan? Kaç defa söyledi? Sayın Erdoğan, e, bu aslında pek Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetini deşifre eden son derece önemli bir karşılık. Sayın Erdoğan ne dedi? Rak operasyonunu gel dedi beraber yapalım. Peki Abdullah Yapmadım. Bey, sizin izahınız nedir? Eğer DEAŞ diye bir tehlike yoksa Amerikalılar da bunu biliyorsa Buna rağmen bunu bahane ederek YPG'ye, SDG'ye destek veriyorsa Amerika ne yapmak istiyor? Yani bu, ne yapacak oraya destek vererek? Yani orada bir terör yapı, yapılanmasına destek vererek ne elde etmek istiyor? Oraya bir terör devleti mi kurdurmak istiyor? Yani bu mu amaç? Şimdi bunda ilgili pek çok cümle kurabilirsiniz ama öncelikle hedefin e, Türkiye olduğunu ifade etmeli. Ama şimdi, müttefikiz. Şimdi ne diyor? Niye Türkiye'ye? Türkiye ile Türkiye uğraşıyor? Ba, basit bir cümle kurayım izin verirseniz. Çok çok başlığı var bu sormuş oldu. Çok gerekçesi var dediniz ama. Şimdi PKK'ya bir yatırım yaptı değil mi? Tamam, Tandı, yaptı, işlevini gördü. DEAŞ bilmem ne falan Yok Hayır. PKK'ya yatırımı en başlardan. Yani ben çekişti çekiş üç dönemlerine kadar giderim. Ne ne yaptı? Amaç şimdi, neydi? Amaç. Bir, şimdi Türkiye iddiası olan bir ülke. Kendi coğrafyasında. Şimdiki iddiamızın adı diyoruz ki biz bir, bir Atlantik'in de Avrasya'nın da peki değiliz. Biz bir jeopolitik çekim merkezi olmak istiyoruz diyoruz. Türkiye'yi durdurmak için mi yapıyoruz? Şimdi bunu? basit bir cümle. Bundan 5-6 yıl önce e, devletimiz tarafından açıklandı. PKK'ya yapmış olduğumuz harcama, terörle mücadele yapmış olduğumuz harcama 600 milyar dolar. Bugün bu rakam belki 1 trilyon doları aştı. Yani PKK'yı kullanarak bu dağlarda terör estirerek bizim 1 trilyon doları para, para sarf etmemize sebebiyet verdi. Ne yapacak o zaman? Biz 1 trilyon harcayacağız da bunun Amerika'ya ne faydası var? İşte baskılıyor sizi bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Siz istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. İddialarınızdan ve etkinizden ve gücünüzden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu para cebinizde olsa bu parayla beraber e, e, Kaan uçağını şimdiye kadar belki 50 kere yapmış olacaktınız. Yapmış olduğunuz yatırımlarla. Türkiye'yi engellemek istiyor. Yani. Tabii yani Türkiye'yi Türkiye'yi baskılıyor. Prangalıyor Türkiye'yi. Yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi o. Diğer tarafı da Suriye'yi par Türk Bakın Türkiye'yi parçalamak istediler Ahmet Bey. Türkiye şu ana kadar büyük muazzam bir mücadele etti. Geçmiş dönemde PKK'nın yaptıklarını bir hatırlayın. Şey, ben, ben 91 yılında Şırnak baskını hatırlıyorum. Peki abi Türkiye'yi parçalayıp ne yapacak? Parçalı bir Türkiye, Amerika'nın nasıl bir işini Kendi gelecek? menfaatlerini hizmet eden proksi devletler çıkartacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatlerine evet bir müttefiklik hukuku var. NATO üzerinde sorumluluklarını yerine getiriyor ama Amerika Birleşik Devletleri peki değil Türkiye. Peki, Türkiye tamam abi sen ne istersen o olsun dese PKK'yı bir günde bırakır mı Amerika? Hayır. <gülüyor> Bırakmaz. <gülüyor> e, yani... ama başka başka bir şey daha var. Şimdi e, Gazze meselesi üzerinden bu konuyu çok konuştuk. Ben aslında bununla ilgili izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Bugün dünya büyük bir teolojik ve ruhban kökenli güvenlik tehdidinin altında Doğru. Sorunun sorunda bir güvenlik kaosu var ve ka, altında batıl inanışlar var. Var, doğru. şimdi bak bu evanjelist var, şu var, bu var. Fe, FETÖ, Milenyumcu da biliyorsunuz. Milenyum yine evet, işte, evet. Kaka, ...Tanrı'yı kayağıdır. kıyamete zorlayanlar. Evet, aynen o onlar. Kadar. İşte bunların saçma sapan siyaset ve stratejiler. altında ne var? Bağıklı inanışlar var. Peki bunlar o zaman böyle insanlar abi. Böyle abi hani mücadele edeceğiz. Akıllı makıllı insanlar değil yani. Değilder. Saçma çok sapan çok... işler yapıyorlar. Şu yani de yap Normalde be ben ak ak aklımla, zekamla yani az buçuk bakıyorum. Ben hani ben olsam Amerika'nın yerine Türkiye ile iş yaparım. Türkiye'yi müttefik olarak tanırım. Terör örgütleriyle ilişkimi keserim. Bu işi Türkiye ile hani NATO'da da zaten müttefiksin falan. Hani Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olmam falan hani biraz daha açalım mı devam edeyim ben lütfen şimdi Amerika Birleşik Devletleri 1950 50'li yıllarda başlayan bir süreçten sonra Türkiye o zamanlar problemliydi. Fazla gücümüz yoktu. Bazı tavizler vermek zorunda kaldık. Dönemin siyasetini de eleştirmiyorum. Türk şöyle bir Türkiye'ye alıştı. Ee, talimat gönderecek. Bu konuda şöyle davranın diyecek. Birleşmiş Milletler'de oylama mı yapılıyor? E, şu doğrultuda oy kullanın diyecek. Türkiye'de kullanacak. Bu Türkiye'yi 40 sene alıştılar. Tamam mı? Yani bunu unutmayalım. Çok tipik örnek de şunu veririm hep bu konuyu izah edebilmek için. Cezayir'in bağımsızlığı Birleşmiş Milletler'de oylanırken Türkiye 50'li yıllarda Cezayir bağımsız olmasın diye oy kullanmak zorunda kaldı dönemin iktidarını dereleştirdi. Özalt da özür diledi onun için. Elbette. Şimdi bakın bu Türkiye'ye Amerika alıştı. Adı neydi? Yıllık yardım geliyordu ya bize. Amerikan yardımı adı ya. bir para geliyordu. Bir de her Marshall yıl değil miydi? Marshall değil mi? O yani. başka. Marshall. Gıda. Marshall yani. yardımı da o çerçevede yıllık nakit para da. Biliyorum, bir. biliyorum. Şimdi. Şaka yapıyorum. Bu süreç, bu süreç ilk e, Ecevit'in 72 yet, 73 74 75'teki işte Afyon ekimiydi, Kıbrıs çıkartmasıydı gibi bir zedelendi. Orada bir direniş vardı. Orada bir Türkiye bir kendini gösterir gibi oldu. Ama 12 Eylül 1980 yönetimini, yönetimi, yönetimi Amerika'ya dedi ki tamam abi dur. Bir dakika biz gene seninle birlikteyiz. Ne istedilerse de yapıldı. Ne bileyim Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü onayla dediler onayladık. Bilmem neyi yap yaptık. Onu yap bunu yaptık. Şimdi Amerika 90'lara, 2000'lere doğru yine kontrolündeki bir Türkiye gözledi. 2000 yılından sonraki AK Parti iktidarı döneminde de ilk birkaç yıl tereddüt yaşadılar. Acaba lafımızdan çıkmayan bir iktidar mı? Fakat süreç içinde baktılar ki, şimdi Türkiye bir kere ekonomik olarak güçleniyordu bir yandan. Maddi gücü arttı Türkiye'nin. Laf dinlemiyor. Artı hem baddi gücünden kaynaklanan hem tarzından yeni bir tarzdan kaynaklanan bir üslupla Amerika'yı çok kilit konularda Amerikan çıkarlarına ters düşmeye başladık. Bir kısa ara verelim devam eder misin? Peki ama Peki, edeyim sonra. bitireceğim. Kısaca bitireceğim. şimdi şeyi tartışıyorduk. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri niye bir terör örgütüyle böyle ittifak yapmaya çalışır da esas Türkiye gibi bir ülkeyle ittifak yapmaz. Ee, Türkiye gibi NATO'da müttefiki olan bir ülkeyle işbirliği yapmaz da gidip böyle teröristlere, meröristlere destek verir. Hakan Bayrakçı da hani bir Türkiye'nin yakın tarihinden örneklerle bu ilişki biçimini anlatıyordu. Yani dedi ki Türkiye'nin güçsüz olduğu zamanlar yaşandı tarihimizde. Evet yakın tarihimizde. O, yakın tarihimizde o zamanlar bir takım yani ilişki biçimleri bir, bir ilişki biçimi doğdu. Bir 70, 74 o tarihlerde Ecevit döneminde bir böyle bir dik duruş oldu. Orada zaten ilişkiler koptu. Sonra 12 Eylül geldi ve son 10, 10 yıldır 15 yıldır da bir şeyler oluyor demişti ki reklama gittik evet, devam evet. etmesini rica ediyoruz. Estağfurullah. Şimdi şöyle, o Ecevit'in çıkış döneminden sonra 12 Eylül yönetimi tekrar Amerika'nın istediği bir Türkiye resmini çizince, tamam mı yani kestirme anlattım, o bir süre daha devam edecek gibiyken birdenbire 2000'lerden sonra e, Amerika'nın, tü, Türkiye'nin milli çıkarları söz konusu olduğunda, çünkü Amerika... Türkiye'ye şöyle davran dediğinde Türkiye'nin milli çıkarlarını fazla gözetmeden bunları yaptı senelerce. Türkiye biraz daha milli çıkar, milli menfaatlerini hassas olduğu bir tavır koymaya başladı. Bunu giderek netleştirmeye başladı. 2010'dan sonra bu daha da netleşti. Şimdi Amerika buna iyice bozuldu. Süreç ilk Irak Türk askeri geçsin mi meclis oylamasında başladı. 2002 miydi, 2003 müydü? 2003'tü. Ha, 2003. Ardından gelen bir, süreç... 1 Mart tezkeresinde. Yani. 1 manşur 1 Mart tezkeresi. Ardından gelen süreçte Amerika tamamen sürbüloke oldu. Bu arada da IŞİD örgütü oradaki Amerikan çıkarlarıyla ilgili problem yaratırken PKK ben bu konuyu hallederim modunda oldu. Amerika ile yakınlaştı ve iki sebepten ötürü şimdi soruya günümüze geldim. Bir... Türkiye'ye bak sen benimle bu şekilde davranmayı sürdürmezsen benim de tavrım bu olur. Bir çeşit bir tür ceza gibi, bedel gibi bir tavırdır. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi gerçekten Türkiye en az 14-15 konuda <laughs> milli çıkarlarını gözeterek Amerika'nın istekleri doğrultusunda davranmadı en az 15 konuda benim saydığım, yani bir de toplumun haberi olmayan en az 10-15 konu daha vardır. Hal böyle olunca Amerika'da tavrını netleştirdi. Ama son bir dipnot belirtmek istiyorum. Bakın İngiltere, Almanya, Fransa gibi yine Türkiye'den çok böyle harika hazretmeyen ülkeler olmakla birlikte bu Avrupa ülkeleri Türkiye ile bir yüzlerce yıla dayalı ilişkiler geliştirdikleri için Türkiye Türk devletinin sosyolojisini, toplumunun, devlet konseptini bilirler. Türkiye'nin ne ne konuda nasıl davrandığını iyi kötü bilirler. Çünkü bunlar yaklaşık 700-800 yıldır tanımışlar. Osmanlı ve Cumhuriyet'i ben birbirinin devamı olarak görüyorum. Tabii. Bu başka devlet değil. Şimdi hal böyle olunca Amerika henüz biliyorsunuz 1774'te kurulmuş bir devlet. Orada toplumsal, sosyolojik toplumların, milletlerin genel davranış tarzları nedir falan gibi kavramlar ikinci planda görülüyor. Çok önem verilmiyor. Hatta bence iyice son zamanlarda Abdullah Ar çok güzel bir şey söyledi. Yani dedi ki teolojik saçmalıklar ne dediniz? Batılı inançlar üzerinden falan. Batıla dayalı dedi. Bir takım yürütüyorlar şeyler Yürütüyorlar politikalarını. Gelmiş. Hakikaten böyle bir akıl yok yani. Bir Amerikan aklı. O da üçüncü bir konu aslında. Şimdi neticede Amerika son 6-7 yıldır çok net tavrını böyle gösteriyor. Hatta Biden'ın başkan seçilmeden önce bir konuşması var. Benim Twitter duvarımda medyada var o konuşmayı aldım koydum. Yani diyor ki biz diyor Erdoğan'ı diyor bir de şivesiyle baya Erdoğan diyor. Erdoğan'ı diyor cezalandıracağız. Bu sefer diyor onun meşhur, 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 konuşması yani. darbeyle değil Benim, diyor. Seçimle devireceğiz. Şeyde, yani, seçim önce şey yani. Biden seçilmeden önce Amerikan Aynen, başkanı yani. değil. Ama, değil, ama abi her değil, deviremedikten, değil, Efendim? ama her deviremedikten sonra my friend diye geliyorlar. Şöyle Sonuçta da şunu söyleyeyim. aynı Amerika'nın asıl problemi gerek Akdeniz, gerek Rusya konusu, gerek bilmem ne konusu Türkiye'nin kendi çıkarlarına göre davranma alışkanlığını son 12 yıldır gelişen haz etmiyorlar. Peki. İkinci sebep bu. Üçüncü sebep de işte komutanın söylediği başka faktörler var. İşte İsrail'de gelişen bir şeyler, Amerika'daki bir takım inanışlar vesaire. Ama en önemlisi sözünü dinlemeyen, milli çıkarlarına hassasiyet gösteren bir Türkiye'yi hazretmiyorlar. Peki Yunus so son sorum şu olacak sana. Ya şimdi seçim olacak. <laughs> Mesela diyelim ki Trump seçildi. Trump ya biz burada niye bu e, YPG'dir, P PKK'dır falan bunlarla niye iş tutuyoruz kardeşim moduna girer mi? Hani işit bitmiş, bitmiş bir işit için için orada PKK'yla iş tutup Türkiye'yi, müttefikimizi kızdırmayalım, küstürmeyelim falan hani zaten orada boşu boşuna para harcıyoruz Amerika bilmem ne filan. Böyle bir moda girme ihtimali var mı Trump'ın yoksa Trump gelirse aynen böyle Biden politikalarını sürdürür mü? Trump zaten o moddaydı. Asıl nokta orası kaçırmamız gereken hatta... En son bir kitap çıktı, bir milletvekilinin yani temsilciler meclisi üyesinin yazdığı. Oval ofiste otururlarken biliyorsunuz biz en çok YPG'yi Suriye'de Trump zamanında dövdük. Biden geldiğinden beri orada operasyon yapmadık Suriye'nin kuzeyinde. Şimdi söylüyorlar, diyorlar ki yani efendim çıkmamamız lazım. Orada Kürt ortaklarımız var, onları yalnız bırakmamamız lazım derken ya aynen böyle diyor, şey ederim... Kürtleri bana ne, ben niye orada kalayım onlar için diye konuşması söyleniyor. Ki bunu kamuoyu önünde de söyledi. Ki o zaman henüz daha DAEŞ tehlikesi, IŞİD tehlikesi de tam olarak ortadan kalkmış değildi. Ama Trump işte ben onları mağlup ettim kafasındaydı. Bunu satmaya çalışıyordu ki hala. Geçtiğimiz gün şunu yazdı Yemen'i bombalayınca Biden. Benim mağlup ettiğim, IŞİD'i mağlup ettiğim Ortadoğu'ya yine bombalar atıyoruz diye. Şimdi tam sizin sorunuzun cevabı şu Ahmet Bey. Trump zaten o kafada ki bizi de bırakın YPG'yi ne yaparsa yapsın diye kendi aramızda bırakmıştı. Eğer şu an zaten ABD Türkiye'yi YPG ile baş başa bıraksa YPG diye bir şeyin kalmayacağı ortada. Tam da biz Trump döneminde o fırsatı yakalamıştık ve 4 tane sınır ötesi operasyonla ciddi anlamda o tehlikeyi en azından bir ölçüde bertaraf etti. Bir şey soracağım sana. Trump şu anda seçim kampanyasını sürdürürken yani Amerika'nın mesela bu işit politikası, YPG politikası falan bu konulara hiç giriyor mu? Hani hiç böyle bir işaret veriyor mu bu konularda farklı bir yaklaşım sergileyeceğine dair ya da başkanlığının son dönemindeki o yaklaşımını yeniden başkan seçilirse hayata geçireceğini söylüyor mu şu anki kampanya sırasında? Suriye konusu şu an spesifik olarak kampanyasının bir parçası değil ama daha 9 aydan daha fazla süre var. Mutlaka bu konuda açılacaktır. Ama şunu net olarak söylüyor. Savaşları bitireceğim. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. Bunlar her yere bomba atıyor, giriyor, mahvedip çıkıyor. Ben bunları bitireceğim. Ki mantığı da oydu Suriye'den çekilmeye çalışmasının. Ki geçtiğimiz hafta hatırlarsanız çok da uzatmadan toparlayacağım şunu. Hatırlarsanız geçen hafta anlattım. Savunma Bakanı Komaya girmiş, şey, işte bilinci kapanmış, yoğun bakıma girmiş. Biden'ın haberi yok. Kim yönetiyor bu devleti demiştik. Daha bugün hastaneden Trump ayrılmak istiyorum Suriye'den deyince onu vazgeçirmeye çalıştılar. Ve Pentagon şöyle bir yönteme gitti. Tamam efendim 50 tane bu ay çekiyoruz, 50 tane sonraki ay çekiyoruz diye diye Trump'ın seçimi kaybetmesine kadar bu süreci sürüncemeye bıraktılar ve işe de yaradı taktikleri. Çünkü Trump gittikten sonra Suriye'de kalmakla beraber orayı da güçlendirmeye devam ettiler. Özellikle bu işte İran destekli saldırılardan sonra. Ama Trump geri gelir. Kardeşim ben size demedim mi 5-6 yıl önce petrolü zaten aldık. Petrol bizde. Kürtlerle de Türkler bin yıldır savaşıyor. Tırnak içi bu. Bin yıldır savaşıyor. Bize ne? Biz niye bu savaşa karışıyoruz derse ki bunun ihtimali niye olmasın? kitaplarda da geçiyor bu işte kendi söylediklerinde de geçiyor. Suriye politikası değişebilir. O noktada Pentagon buna ne kadar izin verir bu yine bir soru işareti çünkü geçtiğimiz sefer sabote ettiler. Eğer Trump orada muvaffak olsaydı biz YPG ile bir arada kalmış durumdaydık. Peki göreceğiz. Yıldır kardeşiz ya lafa bak Allah. O da, tız, o da saçma hani bilmeden konuşuyor. Yunus da, Çok teşekkürler de Yunus. Ya, İçişleri Bakanı önemli bir açıklama yaptı. Ha şey varmış Irak'ın Irak ve Suriye'nin evet. kuzeyine hava harekatı varmış. Şu anda mı? Şu anda son dakika gelişmesi olarak yansıttı e, şey onu. Ne diyorlar? E, PKK, YPK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda bunu her saldırı, her harekat öncesi açıklıyorlar. Var, hepsi var. Hepsinde o açıklama var. Açık. Hepsinde, var. evet. Nereleri, nerelere yapılıyormuş? Bir, Irak'ın kuzeyinde Metina. İşte. Abi yardımcı olabilir misiniz? Elbette. Sen bir şu, bu gece şu anda hava harekatı yapılıyor. Nerelere hava harekatı yapılıyor? Şu ben saydıkça siz gösterebilirseniz Metina izleyicilerimiz görsün. Yani Haftalin'le Zap arasında. Yani bu da zaten şehit verdiğimiz bölge değil evet. mi? Evet. Hakurk. Burada İran tarafı. Ha şurada Hakurk. Bir Gara. Bir şehit vermiş. Gara. E, bir saldırının yapıldığı yerin tam karşısı. Tam karşısı. E, Kandil. Kandil. Tam merkezi. Asos. Asos aşağıda. Bayağı aşağıya evet. yönelik. Bayağı, bayağı aşağıya de. derinlikte. Ne dedin abi? Bayağı aşağıymışız. Daha önce yoktu Süleyman değil mi Asos? Yok, vurduğumuz oldu. Oldu, oldu mu? Oldu. oldu. Ee, Süleymaniye'nin bir üstü. Bu bölgelere ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist <laughs> hedeflerine bu taraf evet. E, oraya da deminki haritaya herhalde. Deminki haritaya gelirse daha da oraya da yapılmış o. Ee, şey diyor Hava harekatları Hı. icra edilmiştir. Mesela burada neresi olabilir? Herhalde yani, say saymadıklarına göre. E, Kamışlı etrafındaki alanlara çok yoğunlaştılar. Kamışlı, Malikiye, e, Amude, Derik. Yani Malikiye zaten Derik orası. Bu şu bu alana çok yoğunlaştılar. Misiniz? Şu alana çok yoğunlaştılar bu sefer. Zaten şu iki hat bizim şeyimizde. Ee, yani ne derler o? E, göz hapsimizde. Şu e, buralara e, diyor. Kamışlı. E, buradaki terörist hedeflerine 14 Ocak yani bugün saat 22.00'da yani bir saat önce başlamış. Hava harekatları icra edilmiş. İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara. Mağaralar nerede daha çok burada mı? Yani en çok mağara ZAP'ta çökertildi. ZAP'ta. Zapt Sığınak. Sinat'ta çökertildi. Sığınak, mühimmat malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan tam 24 ayrı hedef imha edilmiştir. Bugün e, doğalgaz tarafı burası, burada. Ha yeni açıklamada 23 olarak düzeltiyorlar. Senin gönderdiğin açıklamada 23 demiyor ama. Ha 23. 23 hedef olarak düzeltmişler, 24 diyorlardı, 23 diyorlar. İcra edilen bu harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların sayısını tespit etmek, analiz edecekler. Zaten analiz ettikten sonra açıklıyorlar. Ee, sonra devam ediyor. İşte asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum insanların bak burası çok önemli. Masum. Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıkların ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Bu Bravo. Sonucu. İkincisinde tarih de düzeltilmiş. Ne diyor? Bu bu gece oldu. İlkinde 14 Ocak. Ha, ben o ben 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 onu zaten düzelterek ha. okudum. Ha doğru. <laughs> evet, bugün tamam. dedim ben bugün, de zaten. Bugün. Evet. Tabii, tabii. Doğrusu bugün. Evet, evet. Ya bu bir son dakika gelişmesi sayın seyirciler. Ee, bir saat önce yapmışız. Evet, evet. bir saat önce. Ben evet. zaten doğru okumuşum onu. Evet, evet. Ee, şimdi yani e, bu saldırıdan daha doğrusu şehit verdiğimiz günden itibaren hemen hemen her gün hava harekatı yaptı mı Türkiye? Yaptı. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı çok çalıştı hem de Silahlı Kuvvetlerimiz çok çalıştı. Peki bu hava harekatlarının hepsinin sonunda az önce okuduğum türde bir metin mi çıkar? Evet. Özellikle Silahlı Kuvvetlerimiz farklı yayınlıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı farklı yayınlıyor. Onun üslubu farklı. Tabii. Silahlı kuvvetlerin üslubu farklı. Ayrılmayın. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, e, Türkiye içerisinde e, yaptıkları operasyonda 1668 silah, 2016 kişiyi de gözaltı. Yani 2036 pardon. Bir, bin, bunlar hep terör, ter, ne diyor tam olarak okuyalım şurada. E, 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek 9 operasyonlarında 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kuru sıkı tabanca, 50 uzun namlu ama bu bu terörist değil bunlar değil mi? Ama şu uzun namlulu tüfek var ya. Uzun namlu tüfek. Bu yani bakın av tüfeği farklı. Ruhsatsız ama uzun namlu ya, tüfek, deyince, tüfek başka bir şey giriyor. Ne giriyor? yani terör mü girer? Terörle terör iltisakı olma ihtimali yüksek. Yani çünkü şimdi evet sivil bizim kronik bir sorunumuz var. Ruhsatsız silah konusunda. Peki bu, bu şöyle bir şey mi? Sokakların silahlandırıldığı anlamına da mı geliyor bu biraz? Şimdi hayır. Yani o anlamı bir kere devlet içeride her zaman asayiş tedbirlerini her zaman uygular. Şimdi çok konuştuğumuz bir konu olduğu için Türkiye'de ruhsatsız silah problemi var. Ve belli ki çok fazla sayıda var. Yani çeşitli şekillerde ya hem şu, Türkiye'de şu imal Sayı etmez. bana çok geldi yani. Yani aslında çok daha fazlası. Her, her zaman yapılan e, çalışmalarda, operasyonlarda bu tür silahlar Abi, ele geçiyor. Yakalanan buysa bir de düşün yani Tabii. yakalanmayan. Bir de şu, şu gözaltına alınan şüpheli sayısına bakar mısın? 2036. Yani çok büyük bir rakam çok bu. Bir rakam. Evet. Ee, bunların şehir aç Nihat, Nihat bağlandı mı? 78 değil. Nihat şehirlerin de açılımına da bakacağız ama Nihat bir şeyler söyleyecek galiba. Nihat ne var bununla ilgili? Yani bunu biz ne nasıl anlamalıyız? E, aslında Ahmet Hakan gerçekten doğru bir tespitte bulundunuz. Hani bu ruhsatsız silahlar ne anlama geliyor diye? Bu ruhsatsız silahların anlamı şu. Suç örgütleri, terör örgütleri. Yani sokaktaki insanların silahlandırılması anlamına gelir direkt olarak bu. Sokakların Çünkü silahlandırılması. Ruhsatsız silahı kim kullanır? Hani e, kamu görevlileri kullanmaz. Ya da e, yasal olarak silah taşıma yükümlü olan kişiler kullanmaz. Bunu kullanacak olan kişiler direkt sokaktaki çeteler, hırsızlar, terör, örgütle, terör örgütüyle ilgisayar olan kişiler varsa onlar. Yani bu eylem tamamen sokakların silahlandırılmasıyla alakalı bir eylem. Nihat, Aslında bir ben dakika. başka bir şey anlatmak istiyorum. O anlatmak istediğine geçmeden önce Abdullah Ağar bir şeyin dikkatini çekti. Bir de o bir daha bir daha gelebilir mi ya? Bir şey gösterecektim şurada arkadaşlar. 50 uzun namlulu tüfek. Bu bu tam terör terörist işi bu. E, tabii bu silahların çoğu direkt insanları öldürmeye yönelik e, silahlar e, ve sokakları hareketlendirmeye yönelik silahlar. E, aslında yani şöyle Ahmet Bey e, biz yani yıl başında ne konuşuyorduk? Yıl başında diyorduk ki Mossad casuslarını konuşuyorduk. Ne konuşuyorduk? DEA'lı terör eylemini konuşuyorduk ama ilginç sessiz sedasız yürüyen operasyonlar da vardı. Aslında bu bizim dikkatimizi çekiyordu bu silah olayı. Şöyle ki ben size şöyle bir şey anlatacağım. Buraya geleceğiz ama bundan önce ben size bir iki şey söylemek istiyorum. Ee, 3 Ocak günü Bağcılar'da Bağcılar ilçe emniyetine bağlı sivil resmi sivil ee, şey resmi ekipler yol kontrollerinde bir tane genci durduruyorlar şüphe üzerine ve yapılan ee, ilçe incelemede o gencin üzerinden bir adet ruhsatsız silah çıkıyor ve tesadüfen bir uygulama bu. Sonra o gencin evine gidiyor polis ve evine gittiğinde evinde yaptığı aramada da 3 ruhsatsız silah, 3 adet şarjör ve 23 adet fişe geri geçiriyor. Daha sonra yine Bağcılar'da oluyor. Bu ayın 11'inde oluyor. Bağcılar'da da yine e, resmi ekipler bir otomobili durduruyor. Bakın bir otomobili durduruyor ve otomobilde bir ee, kadın şahıs ve bir erkek şahıs var ve bunların arabasında e, 4-5 tane pompalı silah bulunuyor ve bu silahların ruhsatı soruluyor kendilerine ve bu silahı ruhsat yok diyorlar tamam diyor polis ekipleri bu normal hayatın olağan akışına aykırı diyor bir araçta bir çiftin arabasında 4 tane ruhsatsız pompalı tüfek çıkar mı? Çıkmaz polis de doğal olarak mahkemeye başvuruyor mahkemeden arama kararı alıyor yine bağcılarda bu kişilerin adreslerine giriyor polis ve tam 86 adet pompalı ruhsatsız silah ele geçiriliyor. Yani biz de dedik ya ne oluyor yani hani rastgele tesadüfen yapılan uygulamalarda bunlar ele geçti. Daha sonra yine... Peki Nihat sen e, bu olaydan yola çıkarak nasıl bir yorum yapıyorsun yani ne diyorsun? Ben e, hemen onu da söyleyeceğim yorumu söyleyeceğim. Daha sonra polis Pendik ve Tuzla'da bir çalışma yapıyor. ...plastik imalathanesi görünümlü, yasa dışı silah imalatı yapılan iki ayrı imalathane ortaya çıkarıyor. Ben buradan net olarak şunu söylüyorum. Tesadüfen bile yapılan uygulamalarda bu kadar muazzam bir silah fevkiyatı var. Ve tam biz bunları düşünürken, tam ben aslında bugün bu konuyu mercek altına almayı planlıyordum. Diyordum ki, diyecektim ya ne oluyor bu kadar her yerden silah fışkırıyor kimi durdursan, kimi elin atsan ruhsatsız silah ve ruhsatsız silah ulaşmak bu kadar da kolay olmamalı. Sadece ruhsatsız silah değil. Orada otomatik uzun namlu silahlar var. Pompalı silahlar var. Daha bir sürü silahlar var. Peki tam ben bu konuyu düşünürken bugün e, tekrardan e, Ali Yerlikay, Sayın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı muazzam bir operasyon açıklaması yaptı. Dedi ki 78 ilde dedi bakın 78 ilde yani 2036 kişi alınıyor ve bir hamlede bu öyle yıla vurulan aya vurulan bir değil son operasyon bu sıcak operasyon bu ve binlerce Ruslası silah uzun namlı silah otomatik silah yani silahlara el konulduğunu söyledi ben burada net olarak şunu söylüyorum tabii ki zaman zaman çeteler merdiven altı silahları bir şekilde ele geçirir ve organizasyonlar örgütleri de ele geçirir ama ben bu denli son dönemi, ben şu anlattığım konular size 10 günlük konular, 15 günlük konular. Yani 10 günde bu kadar muazzam bir silah operasyonu, silah sevkiyatının yapılıyor olması bana anormal geliyor. Tabii ki e, her gün yüzlerce silah yakalanıyor çeşitli uygulamalarda ama bu kadar ben sistematik bir silah anını, dağıtım anını hiç daha önce hatırlamıyorum. Yani Çünkü... bir, bir el Türkiye'de e, yasa dışı silah silahlandırma işini bir el yürütüyor gibi bir izlenim var. Böyle mi Nihat? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Öyle Çünkü yanlış. neden? O mesela Tuzla'daki, Pendik'teki hani silah imalatlarından bahsettik ya. Orada mesela tek kullanımlık kullanan silahlar imal ediyorlar. Tek kullanımlık. Şimdi bir insan bir kere kullanacağı silah alır mı? Yani bir kere kullanacak silah hangi amaçla alınabilir? Peki Niye o zaman, alır? o zaman Nihat İçişleri Bakanlığı da bu durumun farkında olmuş olmalı ki Türkiye çapında bir büyük muazzam bir operasyon yapıp ya 2000 küsür kişiyi gözaltına almak da baya bir iş yani değil mi? Evet yani ben onu çok... da söyleyeceğim. Tabii ki öyle. Çünkü demek ki İçişleri Bakanlığı da bu durumun, bu tehlikenin farkında ve ben bu zamana kadar mesela 78 ayrı ilde eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonunun yapıldığı bir tarihi ben hiç hatırlamıyorum. Ve jandarma ve polis ekipleri eşgüdümlü olarak çalışıyor ve 78 ilde aynı anda operasyon düzenliyor ve 2036 kişiyle gözaltına alınıyor. Yani bu e, olağan bir operasyon değil. Hani zaman zaman uygulama yapılır, polis ve jandarma uygulama noktaları kurar ve yapılan araç denetlemelerinde, üst, denet, üst, üst denetlemelerde e, zaman zaman değil her gün Silahlar yakalanır ama bu kadar organize bir operasyonun yapılması da ben böyle bir tehlike işaret ettiğini düşünüyorum. Bu silahlar, Katılıyorum. Da, Vallahi Nihat bu çok da, şimdi bir şey doğru söylüyor. Dediği, beni ürküten bir şey var. Ya, kusura bakmayın. Şimdi merdiven altı deterjan duyduk. Merdiven altı bilmem ne Merdiven altı silah duymadım ben daha önce. Bir de tek kullanımlı. Evet. O da, o, o da acayip aynı bir tarafı. Şey yani. yani çok ilginç. Bu başarıyı alkışlayalım. Teşekkür de edelim de bundan önceki İçişleri bakanı ve bakanları güvenlik oğuzdaki e, odaki görevliler ne yapıyormuş? Bunu gerçekten merak ettim ben şimdi. Nihat o merdiven altı silah üretiminde kuru sıkıları mı acaba çeviriyorlar şeye? Evet. Aynen öyle. Kendileri plastik kabza yapıyorlar. Kendileri kuru sıkılara yivset açıyorlar. Böyle hani bir defa kullanıp atacağın, yok edeceğin silah imal ediyorlar ve bunları Piyasaya 10 bin lirayla 20 bin liraya 30 bin lira gibi kaça tuttururlarsa satıyorlar ve pendik ve tuzla da iki fabrikaya geçirildi. aslında. Tam, tam şey ama ya tam su, 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 suikast, da... suikast evet. silahı yani bir, bir kere kullanıp atacaksa onu tam suikast silahı yani şeyde yani, polis yani onun izini de süremez yani aynen. öyle değil mi Tabii hani silahın şey bir değil. izi vardır balistiği vardır şusu vardır hı hı. busu vardır. Bir, bir dakika Nihat, Abdülkadir Selvi bir şey söylüyor. Bir şey soracağım Ahmet Bey. Şimdi bu silahların menşeyi belli mi? Özellikle uzun namlulu silahların bir menşei tespit edilebildi mi acaba? Nihat? Ee, uzun namlulu silahlar e, menşeyi belli değil. Hani onlar muhtemelen yine bir merdiven altı imalatına üretilmişti. Ona da çok bakmadım ama. Profesyonel öylesine, de olabilir Nihat. Hiç katılmıyorum. Efendim? Profesyonel Zaten, silahlar da olabilir. Namlulu silahların merdiven olduğuna katılmıyor. Genelde, genelde Ahmet Bey yurt dışından kaçak olarak getirilen silahlar daha marka ve çok pahalı silahlar oluyor. Yurt dışından ülkeye silah çokmak oldukça da zor ve güç oluyor. Bu anlamda da e, bu suç örgütleri özellikle e, ne yapıyorlar? Daha kolay erişebilecekleri, daha kalitesiz ancak sonuca ulaşabilen ve bir defa iki defa kullanıp atabilecekleri silahları tercih ediyorlar. Yani o bildiğimiz ünlü marka silahları yurt dışından tedarik edip sonra sınır kapılarından geçirip sonra Türkiye'nin içerisinde büyük dağıtımlar yapmak çok zor ve meşakkatli bir iş. O yüzden bu üretilen silahların büyük bir bölümü yüzde %80-90 belki daha büyük bir bölümü Türkiye'deki merdiven altı imalatlarda ya da şöyle yapıyorlar. Mesela bir silah fabrikası fason üretim yapıyor el altından gizlen, piyasaya sürüyor. Ya da diyor ki ben bunu ihraç edeceğim diyor ama ihraç etmiyor piyasaya sürüyor. Vesaire bunun teknikleri var ama. Ama, ama devletin... Şu. Ama Nihat öyle bir şey varsa devletin bunu çok sıkı kontrolü altına alması lazım. Yani bu hani bir silah fabrikası böyle fason üretip el altından, yer altından millete dağıtıyorsa korkunç Hiçbir bir şey. çok çok Hayır, yaygın Türkiye olacağını için... ben düşünmüyorum onun. <laughs> o bir dönem hı. mesela şöyleydi, o da onu da yaptılar mesela. Dediler ki biz kurusuklu silahı Afrika ülkelerine ihraç edeceğiz dediler. Ve daha sonra bunda da bir yasal bir boşluk görmüşlerdi o dönem için söylüyorum. Şu an için o yasal düzenlemeler tabii ki yapıldı. Yurt dışına göndereceğiz dedikleri silahları yurt dışına göndermeyip yurt dışına sürüp ona bir yifset atıp tabancalar sürdüler. Bir dönem bu da yapıldı. Ama onu da yine yasal düzenlemelerle engellendi. Ancak mesela biz 2023 yılının e, Temmuz'unda, Ağustos'unda öyle silah imalathaneleri vardı ki mesela bir tanesine biz muhabirlerimize girdik, içine girdik dedik ki ya bu nasıl oluyor merdiven altı da hani bir torna bir testiyle mi yapıyorlarmış dedik bir bakalım dedik hayır öyle bir şey yok. E, 100 milyon liralık, 50 milyon liralık devasa makineler almışlar ve normal bir fabrika gibi silah imalatı yapıyorlardı. Ya. Dedi ki bu normal mi peki bu süreç? Hani e, bu kadar yatırım yapmak Yasa dışı, merdiven altı bir oluşum için bir iş insanı olsanız yatırım yapmak ister misiniz? İstemezsiniz. Ee o zaman nasıl oluyor bu? İnsanlar gözünü karartmışlar, bu işe girmişler. Şimdi Abdullah Bey, bu şimdi hayatın olağan akışına biraz bana aykırı geldi. Yani bu kadar hani normal ne bileyim emniyet kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, jandarma, polis bu tür uygulamalar yapar. Hani bir iki silah yakalarsın, birkaç kişiyi gözaltına alırsın. Tamam. 2000 aşkın kişinin gözaltına alınması, bu kadar fazla silah olması ve ülkeyi karıştırmak isteyen bir karanlık el mi var böyle? Hani Gazze, Mazze işleri var. Bir atak mı yapmak istiyorlar Türkiye'ye karşı? Hani bir yandan o e, Irak'ın Irak'ta askerlerimiz şehit oluyor. Oradan bir atak, buradan bir içeriden bir şeyler hani bir plan mı var acaba ya? Yani ben öyle biraz tereddüt ettim yani. Ülkeyi karıştırmak isteyenlere inisiyatif sağlayabilecek kontrolsüz bir ortam var. Şimdi ne, neyi kastediyorum? Şimdi kontrol etmiş işte kontrollü Ali Yerlikaya. Daha, çok daha fazlası var. Şimdi e, şu, bu işin e, masumiyete ve meraka yönelik bir tarafı var. Bir de suça yönelik bir tarafı var. Yani Türk milletinin bir özelliği var. Silaha meraklı. Ama bu silah merakıyla açıklanacak bir şey. Bir şey, bir değil. şey bir, Komutanım bu işin ben, masumiyet bir tarafı. Izin, olmaz. bir şey izni silahın ediyorum. olduğu yer. Şimdi <laughs> silah ruhsatları çok pahalı. Şimdi ama silah meraklı, bir şekilde çeşitli gerekçelerle masum gerekçeler, ya yani savunma maksatlı silah temin etmek isteyen pek çok insan var. Yani bunu ben kabul ettiğim bir şey söylemiyorum. Bir vakaya illegal mı? bir şeyden bahsediyorum. Yani si silah ruhsatı pahalı, silah pahalı. En el yapımı imalat hallerde üretilen silahlar var. İşte namusu değiştirilerek işte e kuru sıkıların işte. Ama ama bu işte o sınırı aşan. Var. Özellikle kat, kat. Şu, şu uzun namlu silahlarda var. Ama işte bu dediğiniz tabloyu aşan bir durum bence var gibi. Şu, bence şu yapılabilir. Bu bir benimkisi fikir. Bu devletimiz tabii çok daha detaylı yapacaktır. Silah ruhsatı almayla ilgili bedellerin düşürülmesi, bütün kayıt dışı silahların kayıt altına alınması ile ilgili bir alanın açılması… Ama o zaman da silahlanmayı arttırırsınız. yok Bu var olanlarla ilgili söylüyorum. Eğer kayıt altına alınmıyorsa bunun suçunun çok ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi silah, yani e, Nihat, örneğin ruhsatsız silah yakalandığı zaman bunun cezası ne kadar biliyor musun? Ya 6.106, 6136 sayılı kanuna muhalefet. Yani, ee, yani bir hapes cezası hapes var hapes ama hapis şu anki düzenlemeden düzenleme yapılmadığı için e, hapis cezasını gerektiren bir şey değil, bir para cezası uygulanıyor. 6 altında hapis cezası veriliyor ama o da e, cezaevine sokmaya yeterli olmuyor. Dolayısıyla Peki, bir ben, de yok yani. Zaten ya bu kadar şey ana unsurlarının biri de bu. Ben kaçırdım evet. mı? Sen şöyle bir şey dedin mi? Adam silah üretmek için 100 milyon liralık yatırım yapmış. Evet aynen öyle. Ne zaman dedin bunu? O sistem makineler almış ve biz şaşırdık. Yani dedik ki ya hani normalde şöyle oluyordu eskiden biz onu da biliyoruz mesela eskiden merdiven altı silah imalathanesi tanesi dediğiniz zaman torna tesfiye ustası ya da silahtan anlayan o mekanikten anlayan torna tesfiye ustası iki <laughs> tane uyduruk alet alıyor ee, ondan kendi imkanlarıyla günde bir tane iki tane ya da haftada üç beş tane yapıp piyasaya satıyor ve geçimini sağlıyor mesela. Ya o başka Ama bir şey 100 milyon bak Nihat yani. 100 milyonluk yatırım yapıp yasa dışı silah üreten bir adamın Başka bir niyeti vardır ya, başka bir amacı vardır. O böyle basit torno tesviyede 2-3 silah üreten yasa dışı silah üreten adamla bir tutulamaz o. Onun bir hedefi vardır yani bir gayesi vardır. Sokakları karıştırmak istiyordur öyle değil mi abi? Şimdi öyle bir 100 milyon değil. yani. Ya şimdi hatırlarsınız özellikle Karadeniz bölgesinde. Karadeniz. Ya o başka. Yani Karadeniz dediği o torno tesviyede elinde Ahmet Bey bu silah şimdi, Fabrika mı var orada? Silah Silahın o kadar büyük para var ki. Kaçakçılık için o kadar büyük para var ki, yani birileri para kazanmak niyet ve maksadıyla bu işe ne, bu işin içerisinde terör örgütleri var mı var, mafya var mı var, bir takım suça meyilli insanlar var Ama mı var? Ama bu kadar büyük bir parayı riske eder mi? Yani yani 100 milyonda az bir iş değil. yasa Yasadışı yani ka kaç kaçakçılıkla için. ilgili rakamları ne 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 alacağına bağlı. Yani ne o kadar büyük bir rakamlar şey. var ki bu işin içerisinde. Ahmet Bey büyük bu, Çünkü, bu yakalanan silahların devletteki resmi kayıt önemli bir kısmı organize suç örgütleri terör örgütlerine, Çetelerin Bireysel ve terörist olarak silah bulunduranlardan ziyade organize ve terör örgütlerine ait. Ç çeteler yani. ve terör evet. örgütleri. Evet. Yani mafya, mafya ve terör. terör Biz bu... çok yakalanmaz zaten. Tabii terör özellikle terör uzun alır. namlular, Uzun namlular. Doğru. Mutlaka ele, Belinde ele, ele taşıyor. alınması gerektiğini düşünüyor Ruhsatsız silah işinin mutlaka ele alınması, kayıt altında alınmayla ilgili gerekli düzenlemeler yapılması eğer kayıt altında alınmaya direniyorsa bunun suçunun çok ağırlaştırılması, cezası çok ağırlaştırılması. Ben Abdülkadir Selvin'in uyarısı iyi oldu. Yani diyor ki bu bu operasyonda yakalanan silahlar sizin dediğiniz sınıfta değil zaten diyor. Tamam. Çeteler ve terör, terör örgütleri, evet. Ha, Özellikle uzun yani. namlular. Uzun namlulu silahlar tamamen onlar için. Niyet var mı senin eklemek istediğin bir şey? Başka bir Sonra konuya geçeceğim. Yani, Ahmet evet. Bey, gerçekten de önemli bir konu. Altını çizilmesi gereken bir konu bu. Ee, bu tabii ki hani Karadeniz'de silah üreten ustalar var. Onlar mesela el işçiliğiyle yaparlar, çok kaliteli yaparlar. Bir tane yapar, iki tane yapar. Öyle seri üretime geçmez ama şu an merdiven altlarında seri olarak üretilip... ...sokaktaki Abdülkadir Bey'in dediği tespit çok doğru. Buradaki amaç hani ruhsatı pahalı olduğu için alamayan insanlara silah temini değil... Hiçbir insan silah merakı olan hiçbir insan ruhsatsız silah taşımak istemez normalde. Neden? Çünkü o silahı alırsınız yakalandığınız an artık sıradan normal bir insan olmazsınız. Sabıkalı bir insan haline gelirsiniz. 6136'dan sayılı yasadan işlem görürsünüz. Gözaltına alınırsınız. Mahkeme sevk ediniz ve dosyanıza yazar. Bir kere daha yakalanırsanız bu sefer daha ağır müeydiniz olur. Yani bu silahlar Özellikle organize suç örgütü, mafya, terör örgütü veya suç işlemeye meyilli herkes bu silahları istiyor. Yoksa hani o tabii ki silah merakı olan mesela Karadeniz'e gireyim birçok insanda vardır ama oradaki durum biraz daha farklı. Orada gerçekten Karadeniz'de silahı yapmayı çok iyi bilen çok uyuşları var ama onlar seri üretim yapmıyorlar. Adam ayda bir tane, iki tane, üç tane yapıyor ve kaliteli yapıyor ve ne yapıyor? Geçimini bir şekilde ondan sağlıyor ama buradaki sistem biraz farklı. Şöyle düşün Ahmet Bey yani bir anda toplum psikolojik ben rahatsız. Şöyle düşünün. Yani bir gün bakıyorsunuz e, cemevi saldırısı oluyor. Bir gün bakıyorsunuz imam saldırısı oluyor. Bir, bir, gün bakıyorsunuz tribünler e, hareketlendirmek istiyor. Bir gün bakıyorsunuz yani toplum geriliyor, geriliyor, geriliyor. E, o gerginlikte ne lazım bize? Yani insanlar birbirine çeka çek hali yok. Ne kadar sokakta silah olursa, ne kadar vatandaşta illegal yasa dışı elinde silah olursa o kadar iyi. Bir de şöyle düşünün. Bir yanda terör örgütleri harekete geçmiş, bombalar patladı Diğer yandan sokak çeteleri harekete geçmiş, insanları vuruyor, iş yerlerini kurşuluyor. Ortada asla bırakmıyor. Yani olayın bütününe baktığınızda bu kadar çok silah, bireysel silahlanmanın ben normal olmadığını düşünüyorum. Zaten e, bu kadar insanda silah olmasın ne iş var? Biz zaten toplumsal olarak demiyor muyuz? Bireysel silahsızlanmaya gidelim, insanlar Tabii. silah kullanmasınlar, enerjilerini işine, gücüne, eğitimine versinler demiyor muyuz? Tabii. Yoksa tek kullanılmış silah kim niye alsın durup dururken? Kesinlikle %100 katılıyorum sana Ahmet Bey, Nihat. Çok ben şeyle ilgili de bilgi var, bu silahların özellikle... Uzun namlulu silahların. Abi sen İçişleri Bakanlığı ile mi yazışıyorsun? Şöyle bu operasyonu yapanlarla evet yazışıyorum. Evet ki, alalım çok bir güzel. bilgi olsun da. hani Süper çok güzel çok değil. teşekkürler. A-47 Kaleşnikov jandarmanın kış yapılanmasına yönelik mağara ve silahla, sığınaklarda yaptıkları aramalarda buldukları ya, do Doğrudan mı? terörist silah o zaman. Bir, ikincisi aynı silahlardan çetelerde de çıkmış, çetelerde de bulunmuş yivli av var. Yani yivli olmaz herhalde af tüfekleri ama yivli hale getirmişler ki af tüfeği dışındaki amaçlar için kullanmak için. Ya Gerçekten şu Ali Yerlikaya'ya evet. bir daha şey yapalım, buradan da seslenelim. Çok iyi işler yapıyor. Çok başarılı. Şu çetelere ne olursun göza, gö, göz açtırmayın Sayın Bakan. Devam edin yani evet. göz açtırmayın. Çete, mafya, terör örgütü benim gözümde aynı. Evet. Aynı yani. yani, hiçbir farkı yok. Birbirine. Çok ee, başarılı. Bunlar yakalandıkça ben rahatlıyorum. Yani... Toplum rahatlayacak. Toplum rahatlıyor tabii ya Bun, bunlara göz açtırmamak lazım. Oradan yani. güvenliğimizle ilgili ilişkili meseleler. Ahmet Bey, yani... bunlar bu silahları yarın insanlara mı dağıtacaklar, başka olaylarda mı kullanacaklar, iç karışık. mı mi çıkar? Hem. Hepsinde yapabilir. Hem o açılardan önemli, hem bireysel güvenliğimiz açısından tabii. önemli. Yani sokakta takır tukur silah. Silah. Kaptı. Ee, bir sığınağa çökertti silahlı kuvvetler 654 tane sıfır ayarında kaleş ele geçirdi. 600 e bir tabur, ne zaman? Tabur, daha yeni bu harekat sırasında daha yeni Bir, bir ay içerisinde. Evet. Oldu. Korkunç bir rakam biliyor musun? Korkunç. 654 yani 600'den fazla. Yani rakamı tam hatırlayamadım. Yani uzun namlulu silah bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya, yeter ya. Yani, bir bir tanesiyle. Abdullah Bey çok teşekkürler. Şey eksik kalmasın demek ki arkadaşlar bir bilgi notu attılar. Gabar ve Cudi'de yapılan e, operasyonlarla ilgili dedikleri cümle. Hava harekatı mı? Hava harekatı. Hava, son dakika. Hava destekli hareket, operasyonlarda. son dakika evet. gelişmesi e, olarak. Evet, evet görüntülerini paylaştınız. Cüde'de terörist kalmadı. Gabar'da terörs kalmadı. Cirafta terörist kalmadı. Ciraf kalmadı. Herekol'da terörist kalmadı. Neyi arıyoruz? Geçmişten kalan sığınaklarını, depolarını, barınaklarını, bunların içerisindeki silah, teçhizat, mühimmat ve diğer malzemelerini arıyoruz dediler. Bir diğer tarafıyla da Gabara tane teröristin sızdığına, sızmaya çalıştığına dair bir istihbarat verisi almışlar. Ona bağlı yapılan operasyonlar. Gabara Çok teşekkürler. Şimdi bir Gazze meselesiyle ilgili ilintili bir olay meydana geldi. Antalya Spor'un İsrailli futbolcusu nasıl okunuyor Melik Jex, <laughs> Jeheksel. Jeks, orijinali Hezekel de. Öyle isim. Ne abi? İsrail'de. Şimdi İsrail'de Hezekel diye eski bir nitekim bir peygamber vardır. Hezekel. Jeheskel. Oradan esinlenerek Hezeykel. koydukları bir isim bu. Biz Jeheskel diyelim yine de. Evet. Yani bu Jeheskel denilen futbolcu e, Antalya Spor'da oynuyor. İşte maçın sonunda ne yapıyor? Şöyle bir. Bilek ben de yer. tam anlayamadım. Abi gel şunu bir anlamlandırsana bize ya ben. Abi bize golü attıktan sonra Siz kimsiniz <laughs> abi? O kadar, o kadar içselleşmiş. Biz 1-0 öndeydik. Bu golü attı bize 1-1 oldu. Bu arada biz bunu şimdi bu yurt içine gitse bunun golünü de yok saymamız lazım. <gülüyor> yani 3 <laughs> puanı geri verin bize. Ya bunu böyle e, maç şeyden Kolunda Golden kişi. sonra mı maçtan sonra mı yaptı bunu Golden sonra, golden sonra Ondan yaptı. sonra kameraya doğru Yani elinde böyle bir şey var mıydı bu bir sargı gibi Sargı Maç sırasında var mıydı bu <laughs> Ben vardır. onu çok dikkat etmedim ama vardır Vardır yani. onu sonra sardıramaz ki Tabii Sardıramaz şey. maç sırasında vardır Yazı yazdırmış bayrak Golden sonra yani. gösterince evet. anlaşıldı Şimdi burada şey yazıyor 100 days 100 Üzgün. gün Evet 7 Ekim. 10. Ne diyor? 7 Ekim. 7 Ekim. 7 Ekim. 100 gün ve Davut yıldızını koy. Ha şuradan Davut bakalım yıldızı ya. Ha. Tabii. Ya Onur niye söylemiyorsun? Burada büyütü. <laughs> tamam 100 gün diyor. Bir tane burada Davut yıldızı var. Ha, ha 7 Ekim. 7 Ekim. 7 Ekim 100. yılıydı. İşte şey, ama Hamas'ın Hamas'ın 100. günü. Hamas'ın, ha, Hamasın İsrail'e Bu Zavrisin ne abi? Hamas'ın Bu adam ne yapmak Şimdi istiyor? Şimdi şöyle bu bize şunu gösteriyor. Yahudi toplumunda ve İsrail'de özellikle algı devlet tarafından yani İsrail devleti tarafından farklı veriliyor. Bizim düşündüğümüz gibi değil. Bunu bir kere bir tespit etmemiz lazım. Nedir o algı? Onlar şunu düşündürüyorlar kendi toplumlarına. Yani bütün dünya, başka milletler, kardeşim sivilleri öldürüyorsunuz, çocukları öldürüyorsunuz, insaf falan insanlar böyle bir şeye girdiler. Artık tuhaflaştılar. Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi modundalar? İsrail'e karşı. İsrail'e karşı. Ama görüyoruz ki İsrail devlet konsepti kendi toplumuna biz saldırıldık, biz haklıyız, sivillerimizi öldürdüler, ceza ödetiyoruz diye öğretiyorlar. Bu algıyı yaratıyorlar. Yoksa bu böyle bir şey yani İsrail, Yahudiler şu anda utanıyor olsa yaptıklarından. Çünkü dünyanın modu şu. Böyle bir şey yapmaz bu Böyle bir şey yapamaz, utanır. E, utanılacak modda değil onlar. Bütün dünya ne yapıyorsunuz, delirdiniz mi diyor İsrail'e. E, şimdi normalde dünyanın algısı olsa bunlarda bir parça bile. Ya dünya bize nasıl bakıyor modunda olsalar, durumunda olsalar. Şöyle bir yazıyı koymaz bu. Utanır. Yani çünkü yüz gündür sivil öldürüyorlar. Çocuk öldürüyorsunuz. Tamam işte çocuk öldürüyorlar, sivil öldü. Yaptıkları bu. Ama böyle bir şeyden en vahşi adam bile bunu koyamaz, utanır. Buradan şunu anlıyoruz ki, anlamalıyız ki bu insanlar yani İsrail'de yaşayan Yahudi toplumu özellikle. Başka ülkelerde Yahudiler yaşayan Yahudilerin böyle düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü onlar kendi yaşadıkları ülkedeki e, algı, televizyon, yayınlar, basın, yazılı ve sözlü basından durumu dünyanın İsrail'e nasıl baktığını onlar öğreniyorlar. Ama İsrail toplumu demek ki bunu öğrenemiyor. Çünkü onlar için 100 gün önce Hamas'ın öyle bir şey yapması, o müthiş bir olay, sivillerimiz öldü, buna karşılık bizden 1500 kişi mi öldü, 150 bin kişi öldürelim falan. Bu moddalar. Çok güzel açıkladın abi. Bir de, bir de şöyle bir şey var yani bunu şimdi ya ben o kadar anlam veremedim ki. Yani çünkü Tamam Hamas saldırısı oldu. Ona itiraz edebilirsin. Hı. Ama onun bin kat fazlasını sen Gazze halkına yaptın. Bebek, çocuk filan demeden yaptın. Normal bir insanın, ben medeni bir insanın, bir futbolcunun böyle bir şey yapabileceğine, yani o, bu, o Hamas saldırısı üzerinden yapılanları, Gazze'ye yapılanları meşru görebileceğine hiç ihtimal vermediğim için ya şuna bir bakalım yani. biraz daha detaylarına ha. girelim. Başka bir şey mi söylemek istiyor acaba hani savaş bitsin mi demek istiyor barış mı istiyor acaba ha. falan diye bir Maalesef. durdum yani. İyi. Bunlar yani, o kadar Tabii şey geldi de. ki Değil mi? bana vahşi, gayri medeni bir tutum yani. Hatta bence oradaki Yahudi toplumu İsrail'de yaşayan Yahudi toplumu binlerce çocuk öldürdüklerini de yani bunu hamaset zannediyorlar, farkında değiller. Kendilerine duyurulmuyor bu. Gerçeklikten kopuk. Tabii gerçek oradaki medya algısı o topluma böyle sunuyor olayı. Ama hepsi öyle değil. Yani İsrail'in içerisinde tamam, de yadar var, gördüm Yurt Dışındaki Yahudi toplumlarında da bunu protesto edenler <laughs> var. zaten görüyordur olayı. Ama bu biraz şey. İsrail'in içindekiler de var. Şimdi İsrail'e gidince takip ettim ben bir kahraman gibi oradaki bir fanatik grup bunu kahraman gibi karşıladı belli ki oradaki fanatik gruplarla da bir bağlantısı var en azından aynı zihni. O da olabilir yani. o da vardır ayrıca. vardır evet. Ama İsrail'de bugün için genel havanın Tabii. buna yakın olduğuna Doğru. emin ol. Çünkü bir şey biz atlıyoruz. İsrail bunu dünyaya söyleyemiyor ama asıl problemi Hamas'tan orada saldırıya uğraması değil. Hamas yani Hamas yönetimi Filistin'deki İsrail devletinin mevcudiyetini de kabul etmiyor. Ya. Reddediyor. İsrail devleti olamaz diyor. İsrail'in asıl takıntısı o Hamasçılara ve Hizbullahçılara. Doğru, doğru. Ya. Doğru. Orada öyle bir sorun şey var, öyle bir yaklaşım var Hamas'ın. Peki şöyle bir şey olmuş. Şimdi bu böyle bir şey yaptı. Ya bir de Türkiye'de böyle bir şey yapıyorsun. Yani Türkiye'de belli bir Gazze duyarlılığı var. Yani insani bir tavır konuyor filan. Bunu böyle tam kışkırtıcı bir şey kışkırtıcı yani bu gerçekten. Çok provokatif yani. Provokatif yani. Hiç yani sporcusun şey değil. yani. Şey oh, yaptılar. Yani maç sırasında buna niye gerek duyarsın? Evet. Golünü atmışsın, maçını oyna ama bir şey. Bunu denetlemiyorlar mı fanatik. yani böyle bir? Gerçi bunun neresini denetleyecek? Tabii. Buraya, gizlemiş tabii. bunu Ahmet yani. ba Bandajın altına şey. geldi. Bandajın altında. Do Hazırlık doğru. yapmış önceden. Ee, şey yaptılar. Gözaltına aldılar sonra bıraktılar. O gözaltına alınca biraz böyle şey demiş herhalde. Yani ben Bilmiyorum. Durumun farkında değilim demişler. Demiş. Demin de yani, anlattım ya. Yani, durumun farkında olmadığını Aynı, gösteren demin, cümleler demin, söylemiş. Demin, evet. Evet. De... anlattığını ama bizimkiler de doğru yapmışlar abi. Şimdi yani bu tablodan da ben Dün ya da evvelsi gündü. Burada yine tartışıldı. Gaffarı dinledim. Gaffar da benim Gaffar yakınca var ya. O da benim söylediğim gibi bir şey söylüyordu. Yani bu adam hatalı, bu adam yanlış, algı hepsi yanlış ama bizim tutup bunu vay ne dedin hop dövelim hapse atalım. Bu da bizim yanlışımız olurdu. Sen git kardeşim denir. Tamam zaten öyle yönleriz. yaptık zaten. Ha, tamam Fendi işte ben gideyim ya, dedi. Doğru yapıldı diyorum Melik zaten. Gözaltından sonra ben gideyim dedi. Sınır dışı mı edildi? Yok. Kendi isteğiyle gitmek istedi. Sınır dışına gerek kalmadı. Gitsin hapoel Aviv'de oynasın işte. Aynen. Yani Gitsin bence İsrail'de ha, orada hapoel telavi var, makabi var. Çibu. Bunu şimdi kahraman da ilan ederler Öyle yaptılar zaten. Öyle yaptırsa git. Yani bu gerçekten var mı öyle bir görüntü mü var? İ, i, şöyle iyi, bak, iyi, iyi. Onur diyor ki biz omuzlarda karşılandı. Abi şey, Oradaki tabii, oradaki gruplar abi 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 bu çocuk ve kadın katliamına karşı çıktığı için takımlarda sözleşmeler iptal etti. Ya sen Almanya'da düşün bakalım bir tane futbolcu şuraya çocukları öldürmeyin ey İsrail yassa. Evet. Ona ne yaparlardı ya? Yani Yani yaşadığını çık bana ya. herhalde. Yani. Fransa'da, Almanya'da böyle Vallahi, bir şey. zaten 3 tansın 3-4 tane futbolcuyu aynı şekilde öyle cezalandırdılar yani, sözleşme öyle. Öyle bir edin şey ya. yapmadı. Onlar sadece sosyal medya Peki. paylaşımı Aynen yaptı öyle. Ya. Aynen yani öyle. adam Aynen. maç sırasında sosyal da da değil medyada ya. evet maç sırasında düşüncesini ya. ortaya koydu. Dedi ki çocuklar, kadınlar öldürülmez. Bak olayın farkında olsalar Instagram'da birkaç video gördüm ve izledim. İlk kez hayatımda ilk kez bunu görüyorum. Hitlerin Yahudilere yaptığı bir insanlık ayıbıdır ya. Herkesin utanacağı bir şey şüphesiz. Rezilliktir. İlk kez soykırımlar görüyorum. Hitler haklıymış diye videolar yapıyorlar. O da yanlış. Ya tabii yanlış, da, yanlış, da, yanlış. da şunu demek istiyorum. İş o noktaya Yahudiler yani. İsrail ne yaptığının farkında değil. Hani bir laf var ya. Allah'ım onları affet ne yaptıklarını bilmiyorlar diye. O doğru. Hakikaten farkında değiller yani üzerlerindeki mağduriyet ve ezilmişlik yaftasını ilk kez böyle inanılmaz bir asıcı, kesici, tahakkümcü, herkese kafa tutucu bir moda girdiler. Algıları böyle oluşmaya başladı. Ya ge geçen Netanyahu dün mü bugün mü Laheyi takmayacağız. Lahav, lahey de devam ediyor. ya. <laughs> e şuraya bak ya. Uluslararası kurumlara kafa tuttu Ahmet Bey. Şey dedi ya BM Genel Kurulu'na takmıyorum seni dedi. Yani lahay mahay adam bütün uluslararası kurulları. Şimdi bu bu bu, bu dedi ya hani Filistinli biri yapsaydı. Ben size söyleyeyim Filistinli ne olur Filistinli değil bu, ya. Filistin'e destek verseydi. Ha, futbol lisansı iptal edilir. Edilirdi. Vallahi. Ya da maç cezası alırdı. Kesin. Bu adam kahraman olarak gitti Tel Aviv'e. Algıları bu. çoğunluğunu bakma. Abi Feli vallahi ben de a, yemin ediyorum Ben de Ahmet Bey gibi ya dedim acaba bu konuda belki başka bir şey demek istiyordur. Vallahi ben öyle araştırdım yani anlamaya çalıştım. Ya, büyük ya. cesaret Hepimiz ister. o tepkiyi Antalya-Trabzonspor maçında. Ama bak Hakan Bayraks'ın söylediği şey çok doğru yani. Beyin yıkanmış, şuursuzluk hali var. değil Orada mi? bu algı yaratılıyor. Hala bu algının üstündeler. Evet. Şuursuz. Yani, yani oradaki yazılı ve sözlü basın da bu cihette ha. Yani mesela devletin şey, normal televizyonlar, bazı yayın organları falan orada hala... İsrail'in düşmanı, yok edicisi, bin kişiyi öldüren Hamas modundalar. Evet. Aa. Ya Onur, bu adamın İsrail'de omuzlar üzerinde karşılandığı görüntüleri ben, ben. hazır mı? Göstermek istemedi belki ama. Yo verelim ya niye göstermeyelim? Bence de ya insanlar görsün yani bu rezillik çok. Bunu böyle ge İsrail'liler gelip almışlar özel olarak uçakla galiba değil mi? Bir de öyle bir şey duydum. Ha. Şuna bak şuna. Sen ne yaptın? Ne yaptın abi? Bu adam yani bebek katliamına destek vermiş. Aferin koçum benim diye kucaklıyorlar. Bak bak. Çocuk öldürdüler. Artık herhalde Kız... cepheye gönderirler sana. <laughs> yani sana evet canım. ya şuraya bak ya. Ailesini ve kendisini özel jetle aldırdılar ya. Şuna bak ya. ya. Ne yaptın kardeşim sen ya? Ne yaptın? Yaptığın şey ne? Kahramanlığın ne? Gazze'ye yağdırılan bebek ölümlerine bombalar bebek ölümlerinin böyle kutsandığı bir şey yaptın. E ee, bravo kahraman oldun. Sinirlendim ya. Otur abi gel oturalım ya boş ver. <laughs> Var mı söyleyecek bir sözü olan ya bu konuda ya? Ne ben sinirlendim abi. Kusura bakmayın. Yani Bazı şeyler sözün bittiği yerler. Ver ortaya ver. Ben konuşmak istemiyorum. Abi Abdülkadir bir konuşsun. Buyur. Yani hakikaten bazı şeyler sözün bittiği yerler. İnsan en azından bir mahcubiyet duyar. Yani orada yüzde yetmiş dördü kadın ve çocukları öldürmüşsün. Savaşın varsa git El Kassam Tugaylarıyla. Hamas'ta git savaş. Ama hastane vurmuşsun. Kilise vurmuşsun. Mülteci kampı vurmuşsun. Okul vurmuşsun. Sonra büyük bir bunu marifet gibi bir de şey yapıyorsun. Ne oluyor bu? Yani geçmişteki yaşadıkları acılardan dolayı, özellikle Hitler'in soykırımından dolayı bunları acıyan insanlar da ya bunlar da eline güç geçince Hitler'i aratacak duruma geliyor, noktasına geldi. Dedim ya video koymuşlar Elde ya. Kendi elleriyle bunu yaptılar. Hitler'in konuşmasını koymuşlar. Tercümesini altyazıya yazıyor. Doğrudur. Yazık. Peki. Şimdi Türkiye 2-3 gündür de şeyi konuşuyor tekrar. Ee, Seçil Erzan olayını konuşuyor. Niye konuşuyor? Çünkü duruşmalar başladı. İşte Seçil Erzan'la e, şeyler, işte ona para kaptıranlar ilk kez böyle mahkeme salonunda duruşmada karşı karşıya geliyorlar. E, Merve, Merve Tokas e, şu anda Çağlayan Adliyesi'nde. Ya Merve ne, ne zaman bitti böyle? Gece geç saatlere kadar mı sürüyor bu Seçil Erzan duruşmaları? Gece geç saatlere kadar sürdüğünü söyleyebilirim Ahmet Hakan. Erkan, zira Cuma günü gerçekleşen duruşma saat gece 12.30 gösterdiğinde bitmişti duruşma. E, keza bu duruşmada saatler 9.30 gösterdiğinde ancak e, tamamlanabildi, sona erebildi. Ki her bir duruşma e, öğle saatlerinde 10.30-11 civarında başlı, başladı ve birisi gece bitti, birisi de akşam saatlerinde bitti. Merve. Daha kaç gün sürecek bu duruşmalar silsilesi şeklinde mi devam edecek yani nasıl olacak bu iş Aslında Ahmet Hakan duruşmalardaki atmosfere baktığımız zaman günler değil aylar sürecekmiş gibi görünüyor. Keza bugün gerçekleşen duruşma sonunda 8 Mart'a yeni bir duruşma tarihi verildi. 8 Mart 2024'te seçiler zan davasının 3. duruşması görülmeye başlanacak. Dosyada özellikle talepler var. Hala dinlenmesi gereken kişiler söz konusu. Özellikle bugün itibariyle e, mahkeme heyeti dosyaya yeni bir takım e, verileri talep etti. E, Masak raporu, tam raporunun mahkemeye ulaştırılması talep edildi. Yine özellikle e, seçiler zan e, Ali Yörü'nün tutukluk hallerinin devamına hükmetti mahkeme heyeti. E, mevcut delillerin varlığı, kuvvetli bir suç şüphesinin bulunması ve e, şüphelilerin delilleri karartma ya da kaçma şüphesinin bulunması gerekçesiyle tutuk e, iki sanığın Ali Yürü ve seçiciler tutukluluğuna devam e, karar verildi. Tutuklu devam Eğer, yargılanacak. E, dört e, beş sanıksa tutuksuz bir şekilde yargılanmalarına devam edilecek. Merve şimdi Onur çok güzel çıkartmış bu iki günlük. Ama şu dakika Pardon. şunu ifade edeyim Ahmet Hakan özellikle bu duruşmadan çıkan bir karar çok önemli çünkü mahkeme heyeti aynen şu ibareleri kullandı müştekiler Emre Belezoğlu Arda Turan ve Fernando Muslera'nın bir sonraki duruşmada yani 8 Mart'ta gerçekleştirecek duruşmada mahkeme salonunda hazır bir şekilde bulunmalarına şayet o duruşmaya gelmezlerse mahkemeye zorla getirilmelerine ...hükmedilmiştir denildi. Ee, biliyorsunuz... E, 13 e, ...ilk duruşmaya ve... ...geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen... ...duruşmaya gelmemişti Arda Turan. Bu üç isim. Asıl dosyada... ...kritik isimler... E, üç, ...üçü de gelmemişti. E, mazeret sunmuşlardı. Sağlık sorunlarını gerekçe göstermişlerdi. E, avukatları aracılığıyla rapor ilettiler... ...mahkeme heyetine ama mahkeme heyeti bu kez... ...dedi ki üçüncü duruşmada... ...bu üç isim... Mahkeme he, e, huzurunda hazır olacak. Onlardan mağdur sıfatıyla, şikayetçi sıfatıyla gelecek ve anlatacak dedi. Vallahi Merve iyi ki verdim bu bilgiyi. Çok önemli. Arda, Emre, Muslera üçü. Evet. E, 8 Mart'taki. 8 Mart'taki duruşmada <laughs> e, mahkeme zoruyla gelecek. Ama <laughs> <laughs> bir şey Marta gelmezse bir sonraki duruşmaya mevcutlu getirecekler. Mevcutlu gelecek. Seçil öyle Ermen, dedi değil mi? Mevcutluğu. Tamam evet. Seçil ya Ermen, öyle Ermen, de işte, de önemli. Diyor ki e, kim benden ne kadar para almış, ne kadar vermiş? Bunu mahkeme huzurunda söylesin, gerçekler ortaya çıksın. Ya zaten Arda'nın, Emre'nin falan Muslera'nın gitmesi lazım yani. Tabii gün <laughs> <Gidin, gidin, gülüyor> Tabii. Hani, para kaptırmışsın. Aynen para kaptıran Neyse Ahmet Merve, de, bir Merve bir bekle bir dakika. Bir şey sorabilir miyim? Bir bir, bir tamam. süre sonra şimdi şeyler var. Hani e, iki gündür ne diyor Seçil Erzan? Hmm. Gel. Beraber yapalım. Çalışma yapılmıştır şimdi onlara. Neler dediğine dair. Tamam. İşte onu çıkartmış. Hmm. Kim ne kadar para aldı ortaya çıkar diyor Seçil Erzan. Seçil Erzan mahkemede neler dedi? Bir genel yani, özet gibi bir şey. Düşün. Bunlar araştırılırsa diyor. GPS kayıtlarına, ETS eşleşmelerine bakılsın. Kim, kimle konuşmuş? Şu herkes diyor ben para verdim, para verdim. Orada baksın hani trafiği anlaşılır anlaşılır diyor. Masak kayıtları incelensin. Bu ne? Masak kayıtları ha masak kayıtları incelensin. Evet orada eğer para transferi varsa yoksa masak. Kim ne aldığını söylemezse gerçek ortaya çıkaramayız. Asıl bu işte gelecek mahkemeye diyecek ki. Ben Arda Turan. Söyle kardeşim. Ben işte atıyorum 10 milyon dolar verdim. E, Dördünü aldım. 6 milyonu vermedi. O ya da o... diyecek ki doğru söyledi ya da yalan söyledi. Tamam. Orada yüzleşecek seçimler sanma. Söylemek istediği o yani. Tabii ve doğru bir Kimden şey söylüyor. Kimden ne kadar aldıysam artı eksik ortaya çıkar Aynen diyor. öyle. Ha diyor ki gelsinler. Tabii bana desin ki şu kadar aldım bu kadar verdim. Çünkü... Abartılı rakamlar var. Hiç almadım diyen var. Mesela seçil diyor ki seçil Erzan, Mesela şeyde bu Mustera'da galiba tam rakam çıktı da diğerlerinde örtüşmüyor rakamlar var. Doğru yani doğru. Mesela hiç almadım. O diyor ki ben iki kere para verdim diyor. Tamam. Orada e, çelişkiler ortaya çıkar. Evet. Belli bir rakam 3 aşağı 5 yukarı artı eksi ortaya çıkar diyor ya. Muhtemelen onda bir kayıt da vardır. Vardır diyorum. evet. Yani. Not anlamında Belki Devam edelim Evrak başka neler ama... söylemiş Seçil Erzan mahkemede duruşmada devam edelim. Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu paraları. Ne demek ya banka müdürü olarak almadı yalan söylüyor burada. Evet. Banka müdürü olsa bankaya alırdı. Orada yani banka adına Bak, değil de banka bir müdürü şey olarak. Ya, ya, şunu de. demek istiyor içinkinci için. İkincisi ee, ikincisi de yüksek faiz beklentisiyle yani, verdiler. Banka bu yaşananları daha erken fark edecekti. Yani bırak şimdi. Ama şey şöyle ya. diyor Ahmet Bey ben banka müdürü seçilercen olarak aldım diyor. Beni diyor mesela yarım saat önce görevden alsalar da bu insanlar bana getirip para verirler banka olmasaydı mi? O, o, tamam. Banka müdürü olmasaydım vermezler ki diye. Oradan ama bir doğru. yer açmıyor. Ama yani ben e, banka müdürü olarak bu işleri yapıyordum. Banka bu yaşananları daha erken fark edebilirdi. Banka diyor ki benim kayıtlarım üzerinden bir transfer alacak verecek yok diyor. Ben kendi yani portföyümde böyle bir hareket görsem zaten müdahale ederim. Ama, ama seçilerden o kanaatta değil bazı para verenler de tam o kanaatta değil onlar konuşmaya başlayınca başka şeyler çıkıyor. Banka işin içine girecek mi? Yani şöyle mesela Merve'ye de onu soracaktım. Mahkeme şimdi dedi ki Semih Kaya bir mail sundu. Ama banka antetli kağıtlar vermişler. Bu doğru. Onu, onu şimdi çok kolay Kaya, ya. banka, yok. Banka imajlarını alırsın. Tabii. O imajdan zaten hareket var mı yok mu? Şöyle diyor. Semih Kaya yani mahkemeye... hareket, hareket tabii, yok. Doğru. Portföyümde hareket yok diyor. Semih Kaya, mahkemeye bir mail sundu. Mahkemenin Deniz Bank'ın resmi maili. Dedi ki bana bu resmi mailden geldi dedi. Bir, şimdi mahkeme, Merve onu iyi biliyor. E, mahkeme şimdi Deniz Bank'a bunu soruyor. Bu sizin resmi mail hesabınız mı? Bilginiz dahilinde. Seçil Erzan dedi ki ben dedi bankanın kare kodlu kağıtlarını kullandım. Antetli kağıtlarını Hatta kullandım. Ya, ben, ben sana bir şey söyleyeyim dedi, abi? Bankanın bunu fark etmesi gerekirdi. Onu söylüyor da. Ben de aynı kanaatiyim. Yani. Ama tabii sorulacak bankaya. Bunun... Bu durum Seçil Erzan'ın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ama bankanın da bu durumu fark etmesi gerekiyor. En azından izah Deniz etmesi gerekiyor. en azından şubeden birisi genel müdürlüğe tabii ya. mutlak bu bilgiyi ulaştırmıştır. Tabii canım böyle bir Banka söyleyi Bankanın gibi bir şey. kendi iç istihbaratı yok mu? İkincisi bu en uzun süre görev yapan şube müdürlerinden birisi. Devam edelim. Başka ne demiş? Bayağı bir şey söylüyor. Tabii, Her tabii. cümlesi haber olacak nitelikte yani. Herkes bu paranın nerede olduğunu soruyor. Soruyoruz değil mi? Hepimiz sorduk zaten evet, günlerde. soruyoruz. Bu para bende değil. Buradaki D ayrı olmayacaktı yalnız Onur. Bak ben. Evet, evet. Bu D'ye çok takık bir <laughs> adamım. E Her şey birbirine. Bu para bende değil. Her şey birbirine girdi. İş çığırından çıktı. Arkamda korumalar olsa burada olmayacaktım. Arabamın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu. Mesela Emre'den diyor, para geldi diyor. Bagajını açtım diyor. Herkes kapıştı diyor. Kim onlar abi? Bir kapışan kapışan kim ya? Gelip söylemeler lazım yani. Emre'nin de orada. Ya en büyük mağdur. Sen korumalar... bir banka müdürsün. Böyle bagajda para götürüp de nasıl kapıştırırsın? Her evet gerçek ya. sakatsın. Her evet, gerçek şey bir, bir, bir mantıklı, izah edildiği bir tarafı yok ki bu işin. Peki ben şeyi merak ediyorum. Merve, sen duruşmada e, izle, gitme. Duruşmada izledin Seçil Erzan'ı gördün. Hani şimdi duruşma salonuna kamera girmiyor, fotoğraf makinesi girmiyor, bir çekim yapamıyoruz, görmüyoruz. Yani duruşma salonundan tek bir kare bile görmüyoruz. Senin izlenimlerini sormak istiyorum. Nasıldı? Kendine güveni var mı? Konuşma biçimi nasıl? Rahat mı? Böyle intikam alma peşinde mi görünüyor? Hareketleri, edası nasıldı? Hiç güldüğü yer oldu mu? Bağırdığı yer oldu mu? Ağladı mı? Böyle bir e, nasıl bir havası vardı seçilince? Şimdi aslında e, Ahmet Hakan, 3 ayrı seçiler zan gördüm diyebilirim. E, birincisi şimdi telefon kayıtları tabii yapmış olduğu telefon kayıtları ortada, kişilerle yapmış olduğu görüşme kayıtlarında gayet özgüvenli, e, kendine güvenen, e, sözünün arkasında duran bir kadın profili var. Bir banka müdürü seçiler zan var. Onu bir yana koyalım. Bir cuma günü o ikinci duruşmadaki bir seçiler zan vardı ki kırılgan, e, zaten o duruşma sırasında söze başladığı andan itibaren sesi titremeye başlamıştı. Ee, savunmasını yaparken pek çok noktada e, ağladığı anlar oldu. E, ben dedi gerçekler ortaya çıksın istiyorum dedi, anlattığı, para verdiği isimleri saydı. E, ama ikinci duruşmada şöyle bir şeyle yüzleşti aslında seçilerzan. İkinci duruşmada e, müştekiler Seçilerzan anlattı. Bu müştekiler aynı zamanda hem müştekiler hem sanıklar. O sanıklar arasında kimler vardı? Seçilerzan'ın en yakınları. Nazlıcan diye bir isim var mesela. Seçilerzan'la sık sık hem telefon görüşmelerinde sık sık bir arada olduğu, her şeyini paylaştığı en yakın dostu olarak gördüğü bir isim vardı. O isimler de dahil olmak üzere pek çok kişi Seçilerzan hakkında eee olumsuz beyanlarda bulundu aslında ve bu bugün gerçekleşen duruşmada Seçilerzan'da tam anlamıyla o ikinci duruşmanın cuma günü gerçekleşen duruşmanın hayal kırıklığı vardı. Hatta duruşma sırasında normalde duruşmaya tanıkla, Kaya ile başlanacaktı. Seçilerzan salona girer girmez dedi ki ben konuşmak istiyorum. Dedi mahkeme başkanına. Ben bir şey söylemek istiyorum dedi. Ee, hemen söz almak istedi. Mahkeme başkanı da onun talebini kabul etti. Şöyle başladı solana e, sözlerine. Dedi ki Cuma günü gerçekleşen o duruşmada dedi herkes e, benim dedi güvendiklerim yalan söylediler. Nazlıcan dedi benim en yakın dostumdu dedi arkasına döndü Nazlıcan'a baktı. Benden dedi aldığı paralar ailesinin aldığı paralar dedi. Bunların dedi hiçbirini söylemedi. Herkes dedi kendini haklı çıkarmak için dedi bazı yalanlar söyledi ama dedi ben gerçekler gerçekler açığa çıksın istiyorum. Kimler benden fazla para aldıysa bunlar açığa çıksın istiyorum dedi. Özellikle bugünkü duruşmada Seçilerza'nın o cuma günü gerçekleşen duruşmaya kıyasla biraz daha e, dik bir duruş içerisinde olduğunu söyleyelim. Sık sık şu ifadeyi kullandı, hiç dilinden düşürmedi. Gerçekler ortaya çıksın. Hatta dedi ki beraber çıkaralım dedi. O sırada mahkeme salonunda bir kahkaha e, arka sıralardan özellikle müştekilerin bulunduğu sıradan bir kahkaha e, durumu söz konusu oldu. E, beraber çıkar, e, çıkaralım gerçekleri dedi Seçilerzan. E, ben dedi hazırım elimdeki verileri sunabilirim kimene kadar para verdiğimi söyleyebilirim gibi ifadeler kullandı. sadece Merve! savunmasına son tanıklar dinlendi. Artık duruşmanın son dakikalarına girildiğinde ağladı. Peki Merve şimdi biz seçil Erzan deyince aslında hani şu şu anda ekranda bilmiyorum sen görebiliyor musun? Bir fotoğraf var. Bu fotoğraf işte biz gazetede de bunu yayınlıyoruz. Her yerde bunu görüyoruz yani. Ee, böyle yayınlanabilecek nitelikte olan tek bir kare fotoğrafı var şeyi merak ediyorum yani mahkeme salonunda kıyafeti nasıl saçı nasıl e, böyle bir e, yani cezaevinde Türkiye onu konuşuyor günlerdir bunun getirdiği bir böyle çökme hali var mı o açılardan baktığında yani daha bir yüzeysel olarak baktığında fiziki anlamda ne gördün ne görüyorsun seçlerzanla ilgili Hayal kırıklığı, yani bir e, çöküntü halinin e, olduğunu net olarak söyleyebilirim. Bir kez hatta seçiler zamanında göz göze geldim ve o gözlerindeki o yorgunluk, o uykusuzluk e, o kadar net, tüm çıplaklığıyla çıktı ki... E, ...her iki duruşmada da e, siyah giyinmişti zaten, tamamen üzerindeki kıyafetleri siyahtı... İlk duruşmada, yani Cuma günü gerçekleşen duruşmada biraz daha saçları yapılıydı, biraz daha özenli bir şekilde gelmişti ama bugün saçları yapılı değildi, yüzünde yorgun bir ifade vardı ve biraz da ürkek ve korkak bir hali vardı. Zaten o sürekli kullandığı bir ifade var ya, çok korkuyordum, korkuyorum, korktum. Yani hep bu ifadeleri zaten sıklıkla kullanıyor. Siyahlara bürünmüş. O e, sözünü ettiğiniz fotoğrafla e, alakasız bir profil olduğunu söyleyebilirim. Bizim duruşma salonunda gördüğümüz Seçilerzan'ın. Yani sürekli kendini Peki. açıklamaya çalışıyor bir Abi, şekilde. Ben diyor kendimi açıklayamıyorum diyor. Ben diyor doğruları anlatıyorum ama diyor deliller yok elimde ispatlayamıyorum diyor. Yani nasıl olmasın? Yani herkes yer içer gider, hesabı seçilmedi. <laughs> yani Evet, doğru. Almadım, almadım, almadım. Bir şey hatırlatayım. Bir aldığınız da var. Bir şey hatırlatayım. Ben onu savmak anlamda söylemiyorum. Ya abi. anladım Böyle dolandırıcı mı olur? Meteliği yok. yok şöyle. Tuval bazen yani. insanlar. Mekke dolandırıcıyı. Bazen insanlar. Yani bu Freud psikolojisinde olan bir şey. Ne kadar kötü bir şey yaptıklarını anlayamazlar, kavrayamazlar. Kişisel ben merkezli egoları yaptığı bir şeyi birilerine bir şeyler kazandırdığı ya da iyi onlar için iyi bir şey yaptığını düşündüğü için o kendini ne kadar kötü bir şey yaptığını fark etmeden konuşabilirler. Ya abi, yani illa ki yalan söylüyor bir diye düşünmeyebiliriz. Psikoloji tamamen Şey teyze diye olabilir. bir romancı var. <laughs> ee, onun bir romanı var Yetenekli Bay Ripley diye. Ee, evet. Bunu seçile şöyle uyarlayabiliriz yeteneksiz, yeteneksiz <laughs> bayan seçici <Bayağı. gülüyor> ama gerçekten ya şöyle bir şey Vallahi, şimdi tamam hanefi eleştirelim de Olur. ya Allah aşkına yani dolar 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 He? dolara bire e iki bire e üç He. gidip bu parayı veren adamlara ne diyeceğiz ya evet ben ya de kayıt, geçen onu söyledim vergisiz. yani kayıt şu vergi hayır buna nasıl inanıyorlar yani, nasıl inanıyorlar hakkı, hakkı eşit dağıtalım daha önce de Cuma günü de bir şeyler söylemiş ben banka müdürü seçil burada değil Burayı verdik. Ver bakalım. Onlara da bir bakalım ve zaten tamamlamamız gerekiyor. İnsanlar seçili gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor diyordu. Tabii yani. Bire iki, bire üç veriyor abi. Öyle bir an geldi. Her taraf Benjamin. <laughs> ya bu adam... <laughs> Yeşil Benjamin. Abi, İsmail Bey, Benjamin ne demek abi? Ee, abi şey paranın üzerindeki yüz dolarlık fotoğrafı, fotoğrafı olan, Benjamin fotoğrafı diyorlar. olan muhterem Benjamin Franklin. Yani. Çünkü yani. Benjamin Franklin o. Öyle bir an geldi ki bana para vermeyin artık diye yalvarıyordum. Ben istemeden para gelmeye başladı. Para verenler ekmek parasını bile benden istiyordu. Sonra evet. para veriyor, abla ekmek <gülüyor> alacağız. <gülüyor> Birkaç bin dolar he. Ama şöyle bana para vermeyin artık diyordum diyor ama bunu para aldığı kişilere söylemiyormuş. O yanındaki ekibine söylemiş. Onlara söylese onlar vermezler. Vermezlerdi. Ha bak bu masak herkes bak, bu mesela Ahmet Bey bu doğru bir cümle. Herkesin hesaplarını incelesin. Ha, yani Melih'in 1 lira parası varken bir ay sonra nasıl 5 lira olmuş bunu masak öğrenebilir. İnceleyebilir ve Tabii. bulabilir. Kim bana para verdiyse benden para aldıysa hesapları incelensin. Evet. Evet hesaplı. Ben ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer. Hesabı seçil, seçil öder. Manşetimiz bu. <laughs> herkes yer. Yani kanal, kanal yabarmış. virgül gider. <laughs> gider eksik. Evet hesabı seçil öder. Kanal D'nin dizisinde var. Kanal D'nin daha yayınlanmayan dizisinin eder. fragmanını cezaevinden izliyormuş demek Anladın. ki. Kimseye Fatih Terim fonu diye bir şey söylemedim. Ha bak bu da önemli. Evet. Değil mi? Çünkü genelde Ama bütün... bugünkü duruşmada bir Fatih fon terim var geçmiş galiba. Sonradan da diyor ki ben özel bir fon oluşturduk dedim diyor. Yani Fatih, Fatih telefon terim 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 fon demedim, demedim karlı diyor ama. bir fon. Hatta cuma günü gülüşmelere neden olmuştu. Ben fon demedim dedi herkes güldü. Bugün de diyor ki ben özel bir fon oluşturduk dedim diyor. Çelişkiler var yani. Tefecilere borçlanınca 2020'den itibaren sistem tıkandı. E, tıkanır evet. tabii. Evet. Benim tek amacım iyi bir banka müdürü olmaktı. E bacım madem iyi bir banka e, müdürü olmak istiyorsun, bu işlerde ne işin vardı? Ce, i̇yi bir banka giden müdürü. giden yollar vardı. iyi niyet taşlarıyla düşen. Burada yalnız iyi niyet taşlarını da pek göremiyorum. Ben, <laughs> hayır diyor ya Elik, benim, hayır şimdi diyor ya benim tek amacım iyi bir onu, banka müdürü olmak. Melik onu olmaktı. ters söyledin. Cennete giden yollar değil. Cehenneme <laughs> <Cenneme> giden <laughs> yollar. Tabii, tabii, şimdi giden hırslıydım yollar. diyor. Güzel işini yapsaydın abi. Yani ne iş ne işin var böyle işlere boş. Yani, Abi ben şimdi bunu bankaya sordum. Denizbank'la konuştum bu yazıları yazdığımda. E niye herkesi 5 yılda değiştirirken seçil Erzan'ı değiştirmediniz? Ya çok başarılıydı dediler. Değil mi? Çok evet. başarılıydı. Bize yenmişler. Yok de ya de, o böyle şöhretler mühretler <laughs> bankaya geliyor. E, tabii tabii o... Fatih Terim geliyor o geliyor bu geliyor. Arda ve ama derim, yani çok başarılı da olsa Şey bankaya oto kontrol yani. sistemi paralardan banka mi? hesabına yatan oluyor muymuş o Şöyle miymiş. mesela Semih diyor ki ben diyor tüm diyor paralarımı diyor Denizbank aldım Galatasaray'a geçtikten Tabii sonra yani. diyor. Yurt dışındaki paralarım da diyor aldım diyor. Seçilden diyor aldığım paraları da Denizbank'a yatırıyor. Hakan Florya <laughs> Yani Florya işte almıyorlar mı? Onun için sordum. Yani ben şu benim biliyorsun vadeli ve vadeli mevduat çok mu? önemli bunun başarısı için. Tabii. Demek ki o öyle. Merve çok teşekkür ediyorum. Harika anlattın. Göreyim ya Merve'yi. Harika anlattın. Gerçekten cez yani duruşma salonundan eee Arkadaşlar ben çok şunu iserdi. da eklemek istiyorum. Eksik evet. Kalmasın bir nokta diye. e, ee, mahkemede çıkan kararlardan bir tanesi de az evvel çalışanlarla ilgili bir cümle kurduğunuz için söyledim. Ee, 2020-2023 yılları arasında seçiler zanla aynı şubede görev alan her kim varsa o kişilerin isim listelerinin banka tarafından mahkeme heyetine iletilmesi de talep edildi. Aynı zamanda mahkeme heyeti tarafından. Bu da önemli. Onu da ifade ol. etmiş olayım. Onların buyum da ifadeleri alacak. Merve çok teşekkürler. Bu saate kadar bekledin e, Çağlayan Adliyesi'nde ama çok da güzel anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bitti. Dedik. Beraber veda edelim. <laughs> Estağfurullah efendim. Ben iyi <laughs> geceler ben diyorum yoruzdur. ve veda. Ha, öyle oluyor ama geceler. istersen sen hani bir veda konuşması yapalım. Yok yani çarşamba yine gelin. <laughs> Be Be Benjamin'i <laughs> unutmayın <gülüyor> diyecek şimdi. Neyi unutmayın? Benjamin'i unutmayın. İşleri, güçleri para bunlar. hiç başkanlık yapmadı biliyorsunuz. Benjamin Franklin başkan olmayıp da resmi olan tek kişi dolarların üzerinde. Neden öyle olduğunu çarşamba akşamı bize biraz anlatır mısın abi? <laughs> Hepinize iyi geceler.